House of the Dragon 7. bölüm. Neydi? Driftmark. Driftmark'a acılı bir günle geri dönüyoruz. Leyna öldü. Cenazesi var. Ee, Cenaze de sağ olsun. Yine e, bu, bu dizinin amcaları bir tuhaf oğlum. Yani Damon hadi sevdik de <laughs> diğer kardeş e, neydi lan dayının adı? Waymond. <laughs> Waymond. Ya sen cenazede niye laf sokuyorsun arkadaşlar <laughs> Millet orada acı içinde. Yok bizim kanımızı kessen ejderha çıkmaz ama gemi çıkar <laughs> abi falan diye böyle yok kalın akar ince. Adam <laughs> dolmuş resmen. Aynen. Bir fırsatta söyleyeceğim bunları. <laughs> Hepinizi çok kızgınım falan diyor. <laughs> ya. kaç gün kaç senelerdir biriktirmiş. savaş sahnesinde ayar yemişti ya o günden beri biriktiriyor. <laughs> Oradan kalmış. 10 <laughs> sene oldu herif oturmuş böyle kurmuş. Bakın yazacağım bunları bir kenara diye. Beni dinlemediniz o gün. Ama sağ olsun Damon yine şovu çalıyor orada. Bütün dikkati <laughs> falan diye dalga geçip gülüp üstüne çekiyor. Yoksa orada harbiden büyük yargı Herkes böyle Renira'ya e falan bakmaya başlıyor böyle. Çocuklara falan bakıyor. Çocuklar böyle <laughs> iki büklüm olmuşlar. Çoğu, çoğu, anlamıyor gerçi. Herif Valerian konuşuyor. Ha, aynen. <laughs> Amin. Ne <Ben gülüyor> diyorlar. <gülüyor> ne dedi ya? <laughs> Herhalde kötü bir şey demiyordur adam. Arapça maç anlatıyormuş değil mi? O kesin Kur'an'dan alıntı yaptı abi falan. Arapça maç amin diyor falan. Anneanne ben dua diyor? <laughs> e, bu arada cenazede tabii şeyi de görüyoruz. İkinci Fatih Terim dönemi de başlıyor. E, Otto geri dönmüş. E, tekrar tekrar. Otto, Otto bu arada çok sessiz döndü lan. Hani ben daha böyle hareketli bir dönüş olur mu diyordum. Bu bölüm bayağı sessizdi. O da dönmüş. Ben açılacak diye düşünüyordum bölüm aslında böyle. Ha değil mi? Onun... ilk sahne o olur mu diye düşünüyordum ama e, belki çok... vardır. Kesmişlerdir sonra. Çok da uzatmadılar aslında. Hemen ona bir zoom geldi konuşmadan hemen sonra. Hemen gösterdiler. Ee, burada sonra yani bu sahne zaten aslında bunu tek aldım bu arada yani bütün cenaze konuşmaları işte ilk baştaki kısım işte bizim kanımız şöyle akar böyle akar kısmı yani. O arada işte ejderhaları bir görüyoruz yerde. Oturanlar ve ayaktakiler şeklinde. <laughs> Tugay Kerimoğlu yerde. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şekil yapmışlar. Sezon başı foto fotoğrafı. Aynen öyle duruyor. Ya şöyle duruyor ya bir de. Her seferinde böyle yere çömelmiş topçu pozisyonu geliyor <laughs> Poz veriyor. <laughs> Ee, Renira'yı da burada tabi iyice utandırıyorlar ve şeyi görüyoruz aslında. Renira e, baya yalnız yani o kalabalığın içinde gidebildiği tek kişi de e, Ceheris oluyor. Yani çocuğuna gidiyor. Hatta başta Damon bile bir bakıp kafasını çeviriyor. Ee, yani burada benim bir saniyeydi. Var baya bir not. Um, direkt birazcık anlatayım istersen sonra devam et. Olur olur girsen. Eee um, Konsept olarak bu um, birinci bölüm turnuva, üçüncü bölüm av, av beşinci bölüm düğün, yedinci Yedin, bölüm cenaze. Dokuzda da artık Vizeres'in mevlütünden. <laughs> <laughs> mevlüt'ünden canlı yayın. <laughs> <laughs> Helva yiyorlar falan. Lahmacun getirmişler <laughs> değil mi böyle şey? Yine bütün aile bir arada ama bu sefer herkes böyle sopayla falan gelmiş artık. <laughs> Öyle bir şey görürüz herhalde. Doğru bu Hem, arada. Yani, bakış araydı. gidiyor. 1, 3, 5, 7, 9'da da kavga. Aile içi kavga. Aha. cenaze sahnesi gene bu dizi bayağı bir bu world building olayına bayağı şey yapmış, kafa yormuş. Bu Velayron'ları resmen kitapta böyle çakma targar yani bunlar ya filan diye geçiyor yani. Velaryonları kimse de oturalım bunları kültürünü bürtürünü yazalım demiyor. Yani bunlar böyle daha çok böyle Ironborn stili cenaze falan yapmışlar işte böyle yok suya atıyorlar. Evet su, su konusu i̇şte yani. Onlar güzel olmuş. Gerçi ben bir ara oğlum o su sığdan atmayın oraya açılacak bam <laughs> diye, diye korktum ama derin bir şey bari. Yukarıdan bakınca oğlum o taşı atmayın oraya. <laughs> <laughs> kırılıyormuş böyle <değil mi? gülüyor> Ah be yakınmış. Ben ciddi ciddi böyle sığ oğlum orası diye düşündüm ya. Değilmiş ama iyi var. Güzel olmuş. Hani böyle Viking'imsi şeyimsi yernek vermişler adamlara. Ki sonra bu um, Damon Ranera düğün tanesinde de bir Valerian kültürünü bayağı bir basıyorlar adamlar. Hani şeyden farklı olduklarını kültürel anlamda bayağı işlemeye çalışıyorlar bunu ileride. Ee, kullanabilirler. Hani Hightower'lar geleneksel Westeros ailelerini temsil ettiği için Evet. Velaryon'la Targaryen'ler hani tamamen kültür olarak da farklı işlenip hani böyle bir katmanı da oluşabilir. O şeyde. O açıdan güzel. Çünkü mesela kitapta Leonor'da e, şeyi yakıyorlar yani. Şeyi e, bir tek Corlys'in farklı oluyor cenazesi. Yani ölünce hani ne zaman öleceğini bilmiyoruz. Hepimiz öleceğiz. yani <laughs> spoiler, spoiler ben de ondan söylemiyorum ama hani Corlys öldüğü zaman ileride onu gemisiyle falan batırıyorlar. Ha, anladım yani üst kademeye çıktıkça battığın şey daha büyüyor. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Bizlere söylünce Red Keep'i yıkacaklar. Her <laughs> yani neyse o da bir tek Corlys'in şekilli oluyordu. O da hani gemisiyle çok özdeşleştiği için herhalde onlar um, şey kolisi öyle şekilli yapıyor. Belki vesayeti falan da adamı. Gemiyle batırın beni falan diye. Ya gerçi bu ya yani çok hakim değilim de işte bizde de tarih derslerinde öğretildik kadar işte atıyla gömülme falan galiba Göktürkler'de vardı galiba işte daha eski tip işte ve şeyinle e, hayvanınla ya da seni temsil eden artık neyse demek ki geminse onunla gömülme falan Hı. kafası. Fırabunları bunları zannedersen bütün yardımcılarıyla falan gömüyorlar. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da yaşıyor sakat. Böyle adam garson falan böyle. Geldi <laughs> lan gömeceğiz seni. Niye lan? <laughs> <laughs> Öldü senin Fırabun. bun. da. Başka <gülüyor> kardeş buldum ya falan. <laughs> 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 gömeceğiz. Yenisi, şey yenisine Şahili geçirelim. burada <laughs> <laughs> Olabilir ya bu um, arada. Sanki öyle bir şey vardı evet. Evet. sonra Weymouth'ın evet bu bunu bir söylemiştik biz kendimize hemen sırtta bir vuralım. Weymouth'ın şeyini o ilk savaş sahnesinde bir hafif bir göstermişlerdi. korlis böyle kardeş man reş dinlemem vururum ağzına evet. demişti. Um, orada bir şey olacağı işlenmiş gibiydi hani o bir foreshadowing'di. Um, burada Weymouth evet direkt böyle cenaze konuşmasına herif <gülüyor> <gülüyor> ne kadar alttan oysa bizim kanımız şeydir işte biz böyleyiz iki tane trueborn çocuğu oldu bilmem ne diyor yani işte neyse ki anlamıyor herkes tabi Valerian konuştuğu için ama Damon tabi <laughs> orada <gülüyor> Damon, bir Damon herhalde şey yapıyor yani bu, oğlum, bu ikinci çocuklarda çok dallama oluyor diyor. biraz da adam empati yapıyor <laughs> olabilir hmm. bu arada. <laughs> Belki bile olabilir. O yüzden gülüyordur. Evet ya iyi soktu herif lafı. Ben olsam ben de sokardım vallahi filan diye. Özendi ona. <laughs> ben biraz şey gibi hissettim ya. Başta çok e, dalga geçiyor gibi geldi. İşte kanımızı kesseniz kanım kanım. Ya ulan ne anlatıyorsun hala. işte gelenek görenek boş yapıyorsun gibiydi. Yani şey mesela şey de biliyor ya herkes bir yandan. E, Leonor, Leonor, Leonor da, gay yani. Hani bunu herkes farkında. Ona bir şey diyemiyor. Hemen gidip yine Renira ve çocuklarına çakıyor. Ee, yine, aynen. Bunu yani, Renis de yapıyor sonra. Aynen <laughs> işte bak bu çok tuhaf ya. Bir erkek çocuk tam böyle yine günümüz şeyi böyle. Erkek çocuk annesi evladımdır, erkektir yapar. Kız çocuk annesi pis kaltak falan diyebilir. <laughs> lan oğlum bir durun lan. Yani Renira gömün o zaman. Ee, gidin ona kızın. Ne bileyim yani çok istiyorsunuz. Gerçi Wayment'in burada tabii başka bir ajandası var. <laughs> Eğer ataerkil düzen kazanırsa ki bunu sanırım şeyde biraz daha işleyecekler. Trailerları gördüysem Waymond bayağı bir rol oynuyor trailerlarda. Evet evet gördüm. Tahmin ediliyor zaten. Hani şey gibi olacak galiba. <laughs> biraz Viserys Damon konusu gibi de olacak. aynen yani, aynen. Yani Rhaenys'te bir kavga çıkacak orada. Leonor da ortada yok. <laughs> İşler karışacak yani, orada. Ona bir Corlys Rhaenys muhabbetine tekrar bir geliriz ona ama Waymond'ın bunu yapmasının sebebi birazcık da o. Kendi şeyini düşünüyor. Kitapta bu kadar öne çıkmasa da var bu konu. Baymant'la. Bir de Damon orada gülünce şeyi de alıyor. attention'ı da alıyor ya. O da o da şey <laughs> rahatlatıyor be. E, ortamın şeyini alıyor böyle. Ne oluyor? Niye güldü oğlum bu falan diye böyle herkesin bir anda şeyi dağılıyor böyle. <laughs> Herkes bir de korkuyor. Oh, ne oldu lan? Bu herif evet. güldü. <laughs> Sakat şey, bir oyun, şey var. Oyun takımın şeyi dağılmasın diye dikkati üstüne çeken açıklama yapar ha, yapan Mourinho stili maçtan sonra <laughs> gidip böyle beni <laughs> küfür ediyor ben herkes Mourinho'yu konuşuyor kimse takımı konuşmuyor diye o evet. da öyle ben bir güleyim burayı burada <gülüyor> <gülüyor> bu arada ya um, yani cenazenin kendisiyle ilgili şey o sonra işte after party'de <laughs> after party var sonra. <laughs> um, after party çektikleri ilk sahneymiş bu arada. Şey evet evet onu okudum. Ee, ee, o ilk geldi. Şeyden sonra söylüyordu. Tonu set etmek ee, için bu bölümü ilk çekmiş hatta galiba. Komp Yani o büyük kısmını ilk çekmişler. Ee, bu şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde de bu Grey Havens sahnesini ilk çekmişlerdi ya. Evet. Hobbitleri yolladıkları. <laughs> i̇lk gelip daha şeyden böyle. Hadi yolluyor Hobbitleri şeye şeye. Ne Valinor'a. <laughs> Yolluyorlar falan böyle. <laughs> geliyor sonra. Ne yaptınız lan? Yolladık Balinor'u abi. Oğlum daha çıkmadı Ne <laughs> <laughs> gittiler valla. <laughs> Yanlış vermiyorsam bu konunun delisi Kubrick'ti ya. Kubrick oyuncuların motivasyonu için e, akış sırasıyla çekip hele o Shining muhabbeti var ya onun. Yani Setleri devamlı kurup kurup değiştirmek zorunda kadar, Bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya. Abi baba bunu bir Doğru. seferde çeksem Tam delilik yani. <laughs> Aynen. Yok yok olmaz. Oyuncu havaya girecek kardeşim. Şimdi tekrar kapıya gidiyor. Sonra ya abi yapma. Ya, o abi. böyle production <laughs> ekibi çalışmak istemiyor. Bırak ya deli olayım. De. <laughs> Tabii <laughs> ki böylesi daha mantıklı ya. Yani. Oyuncunun çok da umurundaydı motivasyonu zaten. Yani. Oyuna geç işte. <laughs> Burada şey diyordu sanırım Sapoşlik işte. Bu çok iyi ...tanımıyor olmaları birbirine aslında... ...bir soğukluk olması açısından hani... Hmm, mantıklı evet. Şeydi yani çok fazla o... ...her ne kadar birbirlerini... ...çok uzun sürede tanımış olsa da... ...karakterler hani mesela... ...Renira'yla Damien'in... ...geçmişi var işte... ...Alicent'la geçmişi var... ...ama burada işte aktörlerin tanımıyor olması... ...sahnenin biraz daha soğuk olmasına yardımcı oluyor... ...çünkü... Arada bir soğukluk var herkesin. Hani herkes birbiriyle. Tabii. <laughs> Bozuk. İyi fikirmiş bu bak. Güzel taktik. İnce düşünmüş olabilir. Hani ilk bunu bir çekelim. Herkes kaynaşmadan. <laughs> Hele çocuklarda Böyle bak. Şey... Bu dediğin çok işe yarıyor. Çocuklar da çok yabancı duruyor ya birbirine zaten. Orada bayağı işe yarıyor aslında özellikle çocuklar. Yani zaten bundan sonra sanırım şey yapmışlar. Alisson'la, um, Emilio Cook'la şey pardon Emilio Cook değil yani. Emilio Kuk doğru. Ha, kukla şeyi de, ama dersi böyle um, at at şeyine yollamış sporçılık. E um, e Eğitmen. At sürme. Bursuna <laughs> <laughs> mı ne? Bin um, building olsun diye böyle. Bunlar kaynasın biraz filan diye. <laughs> um, işte bunlar şey olacaktı. İşte çok birbirlerine çok fazla işte şey yapacaklar. Ne diyeyim? Ağır ithamlarda bulunacaklar işte böyle role girip birbirlerinin boğazına sarılacaklar. Biraz bağlanırlar hani biraz arkadaş olurlarsa daha rahat hareket ederler diye düşünmüş. Um, onları bir yollamış böyle team building egzersiz yapmış ya. Güzel güzel ya. Ya yani Zaten hissediliyor Hı. evet ya. Gerçekten iyi planlamış yani kral. Bak savaş yani sahnelerinden işte... daha iyi planlıyordu <gülüyor> bunları. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de şeyi planlayamıyor Sapoş'unki kontrast ayarını yapamıyor bölümlerin. <laughs> Ondan bir bahsederiz sonra çünkü bu çok kötüydü gerçekten. Ya onu aslında ya şimdi de konuşabiliriz. Bana da geldi. Ben mesela TV'de izledim. Ben de Sony var. E onu şundan söylüyorum. Şeyden farklı. LG ve Samsung'dan farklı bir paneli var Sony'nin. Mesela karardığında çok güzel gözüküyor. O karanlık ortamda izlersen o panelde süper gözüküyor. Monitöre geliyorum. Mesela monitörüm LG. Onda böyle fazla kararmayan ortamda daha net gözüküyor her şey. Ama işte muhtemelen izlediğin kaynakla ilgili yani ne, hangi kaynağa Ama göre ayarlıyorlarsa ışığı ve kontrastı orada bir... Karar. Kara, kara, karanlık olması değildi burada problem. Burada bu sahneleri akşamüstü mü işte çekmişler sonra ay ışığına çevirmiş çalışmışlar bunu. Ya şey yapıyor hani yani, gündüz çekip fil ayarını yani. düşürüp <laughs> gece yaptık bu gece filan. E abi güneş var yani. Herkesin saçında pırıl pırıl parlıyor falan yani. Onu böyle ay ışığı diye yutturmaya çalışmışlar bize. Bence o olmamış yani. Evet, onlar bazı yerlerde sırıtıyordu. Bak onu kim iyi yaptı biliyor musun? George Miller, Mad Max'te. Mad Max'in gece sahneleri full gündüz mesela. Ama asla anlamıyorsun. Çünkü toz bulutu falan basıyor herif. <laughs> ya o tip aracılar abi, koyma. Bu sahne için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya tabii o araya bir şey koyması lazım. Orada evet o bir tık sırıtıyor ama genelde millet karanlıktan şikayet edip ona çok takılmamış mesela. Çok karanlıktı falan evet. demiş. Ona Benim ya ikinci izleşimde monitörde izledim. Karanlık fazla şey yapmadı ama bu sefer de o ay ışığı muhabbeti çok belirgindi yani. Oğlum siz ay ışığı değil lan bu gündüz mü falan diye. Yani gölgelerinden tutsa saçlarındaki evet. pırıltıya kadar her şey böyle gündüz oldu belli. Herhalde o sahnesinin gece olması gerekti çok fazla efekt olduğu için evet. bir de çok uzun sahne olduğu için ona bağlayacağız diye böyle e artık akşam oldu falan kapatın şeyi kontrastı çekin aşağı falan diye akşam oldu bir anda. Neyse o, benim çok önemli bir şey değil de insanlar çok kızmışlar. Gene <laughs> karanlık yapıyorsa poşnik diye. Evet işte karanlığa çok takılmışlar. Ama bak harbiden büyük iş mesela onu şeyde gördük. Son Nob nope filminde gördük. Nob'da gece sahnesi çekerken Böyle vinçle böyle devasa bir böyle tepeden yapa ışık getiriyor. Ya yani şimdi bu iş bunu <laughs> getireceksin kuracaksın. İki kişinin diyaloğu için uğraşmazsın yani ona. Zaten gereksiz masraf olur. Abi vinç icat olmadı Westeros'ta zaten. O Aynen. Zor <laughs> Ufalar Aynen. Ufolar getirecek abi. şey yapıyorlar. Cyrax bir tut bakalım şunu falan diye şu ışığı. Uçuyordum <laughs> değil mi böyle? Nereden veriyor Cyrax? İyi mi abi? İyi iyi. Harlat. <laughs> yaz <kanadın>. kanadım. <laughs> Kanadım yoruldu kardeşim falan diye. <laughs> Rüzgar da lazım onu da yolla. Kanada bas bas falan diye. <laughs> <laughs> Kullanın abi o <bejderhanları>. Çalıştırın. <laughs> ya, Game of Thrones'un sonunda e, yine kurdu göstermeyip beyaz at göstermişler diye o geldi aklıma ya. Hep yanlış hayvanları çalıştırıyorlar. Doğru hayvanları çalıştırıyorlar. Ancan <laughs> kurt bekleye bekleye dizi bitti. Aynen ya rezalet. Bir de bu çok pahalı. Kanada'ya gidip geliyor biliyor musun kurt falan diye. Lan at gösteriyorsunuz onu yani. Bana kurt ver bari. Jeans kurtu olma. Baya büyük ya werewolf'lar. Sen at sanıyorsun. Ha onlar. <laughs> <laughs> direwolflar. Evet. Her neyse bir high tower. Ya, yeah, bu otto tower'ın tekrar hand olması muhabbeti atlandı. Gerçi dizi atlıyor tabi bu şeyleri de. Ne? Um, aslında kitapta şey Damon Rhaenyra evliliği bu Hightower'ın hand olmasına reaksiyon olarak yapılıyor. Hmm. Yani da Damon da kızıyor. Ha, sen bizleri söyleme o zaman biz de evleniyoruz lan. <laughs> deyip evleniyorlar. Um, burada biraz değişmiş tabi. Hightower. Le Le Leyanar draması var tabi. Onu eklemişler. O yüzden değişmiş biraz da herhalde. Ya çok önemli değil Hightower'ın hani o sahneyi çekip çekmemesileri de bizlerin saçın, açısından bunu nasıl açıklıyorlar? Çünkü kitapta dediğim gibi Vizeris üst üste hatalar yapar dallama olarak işlendiği için hani hayta bu yaptı oldu diye geçiyor. Burada mikrofonla oynama bak yine mikrofon. Burada <laughs> şey var. Viserys'i hani daha biraz daha sempatik bir karakter haline getiriyorlar. İşte çok Renier'e düşkün, çok işte bilmem ne, çok şey adam. diyarını iyiliğini düşünüyor filan. E, bu nedir? Hightower <laughs> hand yapmanın mantığı nedir yani? E, yapsana yapsan artık hadi. Hani Renier'in şey olduğu. E, madem bir, aca bir bacağın şeye girdi, mezara girdi. Artık yap Rene Rayhand burada. Um, hazırla. Bunun da işte bu tekrar Vizerez'e döneriz sonraki muhabbette de hani bu aksiyonsuzluğu yani artık um, ya bir belki de... atlamalarının sebebi de odur yani. Tekrar açıklamak zorunda kalmak istemedi belki herifler. <laughs> Neden böyle bir şey yapsın ya falan diye. Ya bir de neyin siyasetini yapıyorsun değil mi? Hani desen ki ya Hightower'lar tamam tekrar gelsin zaten ya ısıntma ısıntma kafamı ütüleyecek Şimdi hiç bunlarla uğraşasım <laughs> yok. Gelsin olsun gibi de getirmiş olabilir. Zaten hiç konuşmuyorlar. Ama bunun siyasetini yapacak zaman da geçtik be bizleri. Zaten bir ayağın çukurdu artık. <laughs> yani büyük ihtimal senin dediğin gibi işte hani alısın bunun kafasını sıkıyor. Bu da ah, tamam uğraşma tamam getir getir falan deyip biraz da böyle şey the devil you know muhabbeti. Hani. Aynen işte. Biliyorum ben Biz eski arkadaşız. Ya, çok geçmişimiz var. <laughs> Askerlik arkadaşı. <laughs> Aynen bütün nefret ettiğim karımı ve çocuklarımı bana zorla empoze eden hatta Hightower'ı kovarken mesela kitapta o yok. Kitapta Hightower'a sen ne yılanmışsın bak hiç en şey savunması zanımda bana Alison'tı bastın filan burada şeyde dizide yapıyor bunu. Yapıyor. Kitapta öyle bir şey yok. Kitapta bıkıyor. Aa, Otto sen koşma artık bu varis konusunu diyor yolluyor. Ee, e, dizideki Vizeris'in bu kadar farkındalığı var. <laughs> Otto'nun kim olduğu konusunda. <laughs> Sonra en lazım kim olacak? Kim? Abi işte şey Damon'ı yapacağız da onda liderlik vasfı falan deyip böyle high tower geliyor oluyor. Ol. Neyse. <laughs> yani çok saçma bir şey. <laughs> Gerçekten Rhaenyra'yı yapabilirmiş harbiden. Yani Damon hadi yapmak istemiyorsun anlıyoruz. Harbiden olabilirmiş yani. Rhaenyra olur, Corliss olur ya da dediğimiz gibi üçüncü bir aday çıkar. Bağımsız ya <laughs> da üzerinde, Çatı <oto> da üzerinde <laughs> birleşilir. <laughs> Ekmelettin Targaryen yan geliyor böyle. Yani <laughs> <laughs> olmasın artık yani, ama oldu işte. Neyse o otta da biraz daha konuşuruz sonra. Peki burada kendisi sevinince hiç <laughs> sevimli bir adam olmadı. <laughs> Evet ya. Oturun sevilmiş hali daha kötüymüş. Neyse devam et. Çok, evet evet çok kötüydü ya zaten. Bir de saçı başı dağınık gelmiş. Bir üstüne başına çeki düzen var ben, ya uşak. Ejderha <laughs> rüzgara vurmuş herifi. Dağıtmış saçın başına. Esiyor mu biraz falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Kapatın şu ejderha ya. Çok mu esti ya. Ben burnum tutuldu vallahi. <laughs> Yaşlıyım zaten. Evet peki Helena. Yine Helena'mız... E Zaten geçen bölümde e, bir gözünü kaybetmeli demişti. E, dedik artık bariz lan falan diye. Şak diye zaten bu bölümde Eamon'un e, göz gidiyor. E, burada da yine anlatıyor <laughs> ama buradakiler bu sefer daha üstü kapalı gibi geldi bana. E, bu, e, bu sefer direkt değil evet. evet. Ne çıkarım daha... yaptım buradan. <laughs> Helen'den hemen önce Rhaenyra'nın bu Jace'le ufak bir sahnesi vardı. Ha, o, doğru da onu da konuşalım. Ona oradan geçeceğiz. O çok şey ufak, Çok az bir şey söyleyeceğim. Hani yine Renira'nın çocuklarıyla olan ilişkisini gösteriyor. Yani şeyi. Burada Alison'ın ona baktığı, bu bitch face'le baktığı bir çok ufak bir şey var. Sanırım Alison'ın kıskançlıkları arasında bu Renira'nın çok doğal bir anne olabilmesini kıskanması da var. Var. O konuya tekrar geliriz ama şimdilik bunu da bir not edelim. Çünkü çok fazla kıskançlığı ya da bastırılmış duyguları var işte. Daha önce konuşmuştuk. O sahnede işte çocuğa böyle doğal bir sevgisi var. Hani böyle işte git kuzenine şey yap bilmem ne falan diyor. Yani orada böyle beach face'in baktığını falan görüyorsun. Görümce yani. yani. Aynen. Bir de hani çocukların yine aynı şekilde Jason mesela Harvin konusunda çok üzgün olmasına rağmen gidip işte kuzenlerine sempati gösterebildiğini görüyorsun. Çok ufak şeyinde. Orada be, kuzeninin elini tutuyor. tutuyor. Aynen. Aynen. İşte bu çocukların daha normal olduğunu işlemeye devam ediyorlar. 31'cilere bircilere <laughs> <laughs> <nazara. gülüyor> <laughs> um, yani ufak bir orada işlemişler. Um, baba farkı da var gitmiyor. orada. Bak onu da söyleyeyim. Baba Hı? farkı da var. Çünkü e, evet. babalıkla ilgili hiçbir şeyini görmedik bu arada. Sıfır. Aynen ona geleceğim Vizeris tanesinde. Onu benden not almışım. Yani Vizeris Alison'un çocuklarından harbi harbi nefret ediyor yani. <laughs> ya ölse hiç üzülmez yani herif öyle duruyor. Geçen geçen bölüm konuşmuştuk ya bunu hani şey muhabbetinde. Ee, tekrar konuşuruz büyük ihtimal de işte hani Alison'la Vizeris normal aile. Sıfır sevgi, sıfır ilgi. Çocuklar Harman, Çorman um, Renira, şey, Harvin, um, Leonor üçlüsü günahkar aile, gay de evet. i̇şte en şeylişki, yasak ilişki, bilmem ne. Çocuklar normal çünkü sevgi içinde büyümüşler. <laughs> <laughs> hani orada bir şey oluşturmaya çalışıyor işte. George Martin açıkçası hani ailenin ne kadar meşru ne kadar toplum kalıplarına uygun olmasının pek bir önemi yok yani. Evet, <laughs> Önemli efendim. olan sevip, sevgi verip veremedikleri mesele. O şey devam ediyor burada. Bence alısıtı kıskançlıkların içinde bir de o var yani. Tabii kesinlikle canım. Bu arada şeyi de görüyoruz zaten hani göz sayesinde konuşacağız da Harvin baya bir yandan da hani hem böyle şey yetiştirmiş gururlu onurlu çocuklar yetiştirmiş acayip tepki veriyorlar. Bilseler bile hani o yapıyı korumaya çalışıyor. Bir yandan da eğitmiş yani. Eymund dövüşünde baba bıçak çekti yani. Dur oğlum sen kaç yaşındasın ne yapıyorsun falan <laughs> <laughs> yani, yani, onda Ona geliriz tekrar ya şimdi. Geliriz um, geliriz öyle aynen. Hani ben genel Harbin'in babalığına hani konu açılmışken. <laughs> evet zaten Harbin'i hani özlüyor olması işte burada Jason. Um, o zaten daha farkında bu şeyleri. Evet, biz gidemedik falan diyor cenazeye zaten. Biraz daha Renira'nın da hani onlar strong onlar bizim kanımız deme, değil demesi biraz üzücüydü. evet ya. <laughs> o da artık o şeyi çekmek zorunda kaldı herhalde. Burada tamamen Damon olayını kafasında başlattığı için çünkü dediğin gibi bu Rhaenyra giriyor sahneye resmen sahneyi şey olarak ko ayarlamışlar konsepti. Renira Damon'a gitmek istiyor ama gidemiyor bütün yani. diğer baktığı için ona gidemiyor. Ha, evet. şeyinde. Hani arada çok fazla Beach Face orada bakıyor. İşte Kristen Cole bakıyor. Otto da oradan bakıyor. Damon da şey e, Matt Smith'in röportajını gördün bir şeyden sonra? Daemon is a falan diyor. Yastan Onu görmüyor. çok seviyor falan diyor. <laughs> Dayımın bütün şeyi yaslanıyor falan. Benim ağrıyor abi. Bütün gün ayakta duramıyorum. Benim yaslanacak <gülüyor> <gülüyor> Onu gördüm. Hatta bütün o sahneleri kesip böyle kolaj yapmışlar. Hepsi böyle duruyor böyle. <laughs> <laughs> Hep yaslanıyor. Müthiş. Evet. Ya yaslanıyor ya suç işliyor Damon zaten. İkisinden <laughs> beri arası yok hiç adamın. <laughs> Hayatı uçlarda <gülüyor> yaşıyor ya. <laughs> evet. <gülüyor> Adam gibi dur bir dayım. Yok ben. Elim kızım başka oynuyor. Neyse Helena'ya geldik. Şey Helena'da şeye yaptılar. Direkt double down artık. Helena'nın arzından çıkanı şeye döndü Helena. Bizim patch face'e e döndü. Evet. Artık ee, ne böyle. dese ah bir şey. Kız bir şey diyorum. Susun. Kız bir şey Yazın diyorum. yazın. Not al. Not al filan <laughs> Herkes. Bütün nerdler böyle. Ne diyorsun? Evet. <laughs> Dragon'u iplikten <laughs> mi geçiriyoruz? Ne oluyor oğlum? Ben anlamadım falan. diye. <laughs> ne demeye çalışmış sence? Bilmiyorum Allah. <laughs> <laughs> Burada evet biraz daha şey bırakmışlar. Mecaz direkt böyle bir olaya şey yaptığını zannetmiyorum. Her, yani henüz ben anlamadım, görmedim de kimsenin bir şeye bağladığını. Ama işte Flash Dragons Weaving um, Dragons of Flash Weaving Dragons of Thread diyor. Evet, evet. işte şey anlamına geliyor sanırım. Hani Dragons of Flash dediği yani Targaryenler hani Hı -hı. Dragons of Flash. Targaryenler işte ıı, um, iplikten ejderha örüyorlar. Anlamına yani şey geliyor. Evet. Yine iplikten ejderha örmek büyük ihtimal hani bayrak, işte banner savaşa hazırlanıyorlar. Herkes kendi bayrağını çekiyor. Um, anlamına geliyor gibi gözüküyor ilk şeyde. Um, ama tabii Weavers Wars şeyde vardır ya neydi onların adı? Dur bakayım. Not etmiştim. Norse mitolojide um, Onu bilmiyorum. Kaderin ağlarını öğren üç ha. tane şey var. Norse muydu neydi? Tamam, Olmamışım. Adını bilmiyorum da sen deyince hatırladım şimdi. Okay. God of War'da da falan var. Var var doğru. Kader ağlarını evet. örüyor. Kader işte şey. Direkt şeylerin... böyle işte şey öğren şeyler var. Norse'du galiba adı. Um, ona bir şey olabilir hani. Kendi şeylerini örüyorlar. Çünkü um, bu Norse mitolojiye baya bir şey var. Um, bu cenaze sahneleri falan da öyle Vikingimsi filan da. Yani orada iyi, güzel yazmışlar. Birçok um, şeye çekebilirsin onu. Burada şey um, tri var bu arada. Aslında bu, bu sahnenin bence esas foreshadowing'i şeyde. Helena'da değil. Helena da var da. Eamon'la Egan'ın konuşmasında bence. Orada e, Aegon işte kıza bakıp dala geçiyor. Bizim bir ortak noktamız yok bunda falan diye. Aemond da o bizim kardeşimiz Targaryen falan. Ha diyorsun böyle bu daha Targaryen milliyetçisi. Daha Daemon kafasında. Ben görevimi yaparım. Kardeşimle <laughs> de takılırım falan. Hani ben şey hissettim. Dragons of Flash'te harbiden hani o dragon olanlar bir noktada bir araya gelecekler gibi. Hani Alicent'ın yanında duruyor olsa da şu an Aemond ya da işte Jaehaerys'le kavga etmiş olsa da ee, bir şekilde ejderha kanı olanlar evet, aynen bir araya gelecekler gibi biraz daha algıladım. Çünkü Alicent'la bir bağ da yok. Abi. Yani ikisi Aegon zaten salağın teki de. Aemon çok farklı bir karakter. Hatta Damon ona biraz böyle ha bu bizden gibi baktı zaten dizinin ilerleyen kısmında. <laughs> Yine ikinci çocuk abi. Aynen. Daemon bütün ikinci çocuklara şey bakıyor. <laughs> bakıyor. Bu da bizden. Bizim kulüpten bu. Falan <laughs> Kafalıyor direkt. Yani ikinci. Şeyden sonra Terapi var bunların. ikinci çocuklar. <laughs> Gidiyorlar. Grup terapi yapıyorlar. <laughs> Kardeşim bana hiç ilgi göstermedi. Zaten <laughs> <laughs> istemiyor pezemek. o istemiyorsa ben alayım diye <laughs> böyle. <laughs> 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 evet. Eamon zaten şey böyle. zaten Damon'ın D'sini alıp sonuna koyduğunda Eamon oluyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> yani böyle. Şey böyle. We have Damon at home deyince bunu yapıyorlar. böyle Damon at home bu işte aynen yani doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> um, bu arada şey yani Egon ve Helena'nın nişanlandığı bir bir olduklarını da öğrendik bu arada. Arada o da çıktı. Evet, evet. İşte um, işte High bütün şeyler maşallah. Raçis olduğu zaman şey olduğu <laughs> zaman o basıyorlar. Siz Targaryen'sınız. You have queer customs falan. Ondan <laughs> sonra Enses İşine yardım <laughs> Ha, Ejderha kanına gelince iş Targaryenler kuyu değil. Bu Hightower'ların çünkü yine en muhafazakar aile en çok bu Seven dinine inanan aile olması lazım. Ve de o bağlamda her ne kadar bir Targaryen exceptionalism diye bir kural geldiyse yani din kurumu Targaryenler işte böyle din kurumu Targaryenler ilk geldiğinde Maegor öncesinde Ancest olmaz. Olursa bizden değildir. İşte bunlar legit değil. Bunların bütün çocukları peçetleri bilmem nedir diye hmm. ötüyordu. Sonra Maygore gitti bunları yaktı. <laughs> Kuruttu hepsini. Sonra Ceheris çıkınca tahta Ancest en seslenme duyanların çocukların hepsi piçtir. Targaryenler hariç. <gülüyor> <gülüyor> Moduna geldiler. Hani Direkt Targaryen exceptionalism diye bir şey var. Um, kural var. Çünkü yanıyoruz yani, sonra. Hani Onlar yanacağına biz yanıyoruz artık. <laughs> Targaryenler hariç. Eğer şeyse hatta böyle bir diyalog vardı. Ee, şey diye böyle. Ben böyle birisi gidip işte Septon'a Targaryenlere izin veriyorsunuz ensest evlenmesine. Ben niye evlenemiyorum falan diyor. De böyle oğlum dayınla evlenip ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Yok. Öldüğün şey diyor derip böyle. Sen de ejderhaya binebilirsen seni de evlendireceğim falan diyordu. <laughs> her neyse Hightower'lar da bu dinin savunucusu ve muhafazakar insan olarak hani bütün gün Alicent o piç, o piç buna DNA test yapın, buna bilmem ne yapın, bu buna benzemiyor, bunun saçı sarı Herkese piç şey takıyor alırsın ama kendi çocuklarını evet. evlendirerek kendi inandığı dinin gözünde o çocuklar da piç o zaman. O çocukların çocukları da piç olacak yani. Fark etmez. Evliliğin bir geçerliliği yok dinin gözünde. O zaman doğan çocuklar da piç, piç oluyorlar. Ama tabii... E Üzgünüm, yeşilleri savunan arkadaşlara üzgün. <laughs> kötü e oğlum, haberlerim var gene. Zaten av gününde Otto daha bebek eğlânı Renrey önermemişti. Aynı şeyi orada söyledik, evet, yani sallamadılar. Burada da sallamıyorlar. Ee, Aymund'u neden herkes çok seviyor bilmiyorum. Tabii ben daha sonraki olayları benim şeyimi e, şey yapıyor. Burada gerçi güzel çekmişler onu tekrar konuşuruz da. Ben Eamon nedense ben Aegon'ı daha çok seviyorum. Çünkü ben büyük ihtimal ben prens olsaydım aynı Aegon olurdum. <laughs> <laughs> bana ne hani, sikimde değil. Yani, İçelim o. o, o şey. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir tip olurdum ben yani. Benim zikim de olmaz yani. <laughs> niye battı? Ya, <laughs> sana niye battık? koca Sana niye battık krallık? Benim <laughs> Eamon olsun kral abi. Ben prens olayım takılayım işte yani. <laughs> Verdir durabilsin onu bana. Ben onu Burada bütün sabahlara kadar partiye çevireyim ortamı. <laughs> şey, sabahlara kadar. Yok devletin yükünü ben mi çekeceğim bütün gün gel toplantı yap bilmem ne yap. Evet diye. ya, oğlum zaten cenazede hangi, kim şarap getirmeye gelse aa diyorum e ey, Eygün bunu da öpecek şimdi. Eygün <laughs> 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 şarabı içiyor götüne vuruyor şeyin. Hadi bakalım. <laughs> Tam şey. Tabii ben öyle şey olmaz arkadaşlar. Kimsin götüne falan vurmaz. <laughs> <laughs> Daha sonra. Herkes Bu... şey yaptıktan sonra çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hayali bir dünya kardeşim. kardeşi. <laughs> tamam. Ben bir an için şey de düşündüm. Acaba böyle bir Eamon'da Helena'ya um, Helena'ya karşı bir duygu mu var diye düşündüm. Acaba öyle bir şey mi isteyecekler lan? Hani bir aşk üçgeni mi göreceğiz? Bence görev Egan. gibi biraz daha herhalde şey yapmışlar. Ama tabi ileride büyüyünce olabilir de ergenlikte her şey olabiliyor yani. Yani ben şey tabii burada um, <laughs> aim'ın dönüşümünü işlemek işlemek için öncesinde biraz daha usturuplu işliyorlar ya işte aim aslında doğuştan böyle manyak değildi. Um, iyi başladı sonradan cozutlu gibisinden. Burada biraz daha evet senin dediğin gibi kuralları önemseyen daha tarzı kuralları önemseyen kardeş pozisyonunda. Bu arada Your Future Queen diyor şeye. Heh, onu diyecektim. şimdi notlarda var. var. Belli ki şey işlemiş onu Alicent. Sonra zaten kim söyledi sana bunu deyince böyle Alicent'a bakıyor ya. Ha. Ha, belli ki Alicent <laughs> Your Future Queen'i işlemiş onlara. Şimdiden karar vermişler onlar kimin kraliçe olacağına. Neyse yani um, herhalde bir aşk üçgeni falan görmeyeceğiz de Aegon'la ve da betrothed olmuş olmaları belki bir 7 sene atlayacağız galiba. 6 galiba. Bunlar bir sonraki şeyde evli olarak falan görünebilirler yani. Altı sene zıplayacağız şeyde büyük halde. Neyse ona sonra şey yaparım. Aslında şey, hazır bu buradayken yani videonun sonuna kalmayan olabilir. Bazen gidebiliyor insanlar. Tam böyle güzel peak noktasını hatırlatma yapayım. 6 sene atlayacak. Kim gülüyormuş lan? <gülüyor> <gülüyor> Söyle <gülüyor> sonuna kadar. <laughs> Gitmeyin bir yere. Olsun ben araya atayım da sonra duymadık abi olmasın. 8. yani haftaya olacak 8. bölüm haftaya yapamayacağız bu arada. Onu hatırlatayım. Yani normalde bölüm yayınlanıyor. Pazartesi izliyoruz. Çarşamba videosu geliyor şeklinde. Haftaya gelmeyecek bu video. Bir sonraki hafta 8 ve 9 aynı hafta içerisinde çarşamba ve cuma olarak gelecek. O yüzden bir hafta boşluk olacak. Sonra gelip nerede abi video diye delirmeyin. Ben araya atayım duyurumu yine yorumlara da yazarım zaten. Nerede abi video diye mesaj atanları da bu video izlemediğini anlamış olacağız. Ha, evet. <laughs> Tespit edeceğiz. <Ne> <laughs> 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 Demek ki buraya atlamışlar. Tespit edeceğiz. <laughs> Adresinizi alacağız. <laughs> IP'lerinizden bulacağım hepinizi de. Abi direkt öyle soran olursa bir önceki bölümünüzü izle, izlesen önce eyvallah tamam <gülüyor> Abi 9uncunun <laughs> videosu nerede diye ne Sen önce bir 8'i izle filan de. bu 7 miydi pardon karıştırdım 7 7 abi. 8 9 aynı hafta olacak ya bana Aşar şey oldu Oluyor bazen böyle bir diziyi konuşup videosunu atmışım böyle. Abi şu diziyi de konuşmadın ya falan diyorlar böyle. <laughs> böyle gurur <laughs> arayıp. Bir bakın be falan. Bir keşfetsana. bassana. <laughs> Hiç tıklamıyorsunuz çanlara. Peki abi burada şey ben ne diyorsun? Ben tıklıyorum hep gecenin saat 5'inde Tancan is live diye şey geliyor. <laughs> evet. Dokuyorum böyle bahsediyorum. Sikerim Tancan'ı ben ya falan <laughs> Devam edeyim. Sana çok, çok alakasız zamanlar şey. da Gece görüyorum. ben uyumuştum ben ağzı yüzü kaymış. Salya <laughs> akıyor oradan. <laughs> Aynen. Çişe kalkmışım falan. Telefon yanıyor. Tancan is live. Ay Tancan'ı <laughs> ya. <Ben> de, <gülüyor> 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 devam ediyor. <laughs> Of ya. ya sen bazen sen... iş yerindeyken geliyor o iyi oluyor. Zaten random düşüyorum ya bazen şey yayında. Evet, evet. yayınlarında falan. Güzel herkes oluyor, sabah 5'te Türkiye'de herkes şey olmuş ben iş yerinde. Yalnız, <laughs> yandım, böyle böyle. Canlı ben. Oğlum şeyde şimdi sizin saatler ileri alınıyor değil mi sizde yaz geliyor diye. Bizim eyalette alınmıyor abi. Alınmıyor mu? Ha iyi lan o zaman. Oh, biz, Hiç şimdi bizde de Bizde geri alınıyor burada. Şimdi geri alınacak. E şey 9 10 saate çıkacak diye korkuyorum. 9 saate çıkacak aramızdaki fark o zaman. <laughs> fark etmez ya. Artık. Evet. Bir şekilde ayarlarız bunu. Evet. Ee, ne NBA diyorsun? yayınlarında güzel oluyor ya herkes ee, dökülürken sabah 5'inde ben size öğlen 12'de izliyorum ne güzel Abi evet ya. <laughs> NBA yayını bir hayalim ya bir gün gerçekten ya senin memlekette Amerika'da ya bir yerde normal bir saatte NBA yayını yapabilmek bir hayalim var bunda <laughs> abi bu NBA'de maçları sabahın köründe yapmasın o zaman ne bileyim ben böyle saçmalık mı olur <laughs> gece 3'e maç koy şunu ben hiç. <laughs> akşam üstüne <gülüyor> 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 ee, ne dedim Helen Hanım Helena'ya dönüyorum. Aslında dönmeden önce şu var. Eamond'la Eagin konuşurken. Hatta Eamond Agon diyor Eagin'e bu arada. Biz Eagin'miz Agon diyor bayağı. Agon mu diyor? Evet. Ha, evet. Biraz böyle daha sert söylüyor. Şey diyor işte bizim tek ortak noktamız işte birebir hani şey uzun bacaklı böyle şekilli, fensi yaratıklarımız var. Hani böyle ejderhamız var demiyor. Onun üstüne de Helena bir tane örümceği deniz kabuğunun içine kapatıyor eliyle. E Katalarız. <laughs> Aynen. Spider, Spider Varys, Laris hemen. Aynen. Şak diye Laris'e Laris'e bağlıyor orada. Çat diye. Ee, yani burası... Yani Laris'ten konuştuk Laris der, ne mutlu bir abi. Adam gülmekten bütün cenaze desin. Hayvan ol hayvan. Bir, bir, şu suratını bir şöyle şey, bir şey yap. Herif sürekli böyle. Kol <laughs> <laughs> şey, şey diyor ya böyle. <laughs> Bu Lionel'in oğlu sizi kesiyor hanımım falan diye. <laughs> Hayır kesiyorsun güzel de bir de suratındaki gülümsemeyi bir şey yap abi böyle. <gülüyor> <gülüyor> şeklinde <de> böyle manyak. <laughs> ya oğlum şeyi gördün mü sen bunlar üçü e, poz vermişler işte çekimler bitti çok mutluyuz falan. Harvin oynayanla Lionel oynayan adam böyle gülüyor bu psikopat gibi bakmış yine. <laughs> Ulan dedim bu adam <laughs> gerçekten... <karakterden> da... <laughs> aynen aynen gerçekten de manyak herhalde oğlum. Bununla uğraşılmaz <laughs> Heath Ledger gibi sezon sonunda kendini öldürecek. <laughs> çıkamadı Joker karakterinden falan. <laughs> Laris'ten çıkamadı kendini yaktı. Bütün evi yaktı falan. <laughs> Babasını <bir> yakıyor içeride? <laughs> Zaten tweet attım ya ben bunun babası o hemen yangın alarmı taktırırım diye. Bununla uğraşılmaz olur. Başımıza iş alırız. Yani. her anala zamanda taktırsalar da olurdu. Aynen. Her yakan yakan önüne gelen her yapıyor. yakıyor. <laughs> ateş alan gideyim ben her yakayım. ne yaptınız oğlum be her nalım? Ya bir de harbiden bak oraya da Damon'ın bu mantıklı yaklaşımları hoşuma gidiyor işte. Orada Orası işte ya lanetli falan. Yok lan değil o sizi yemiş falan diye böyle geliyor ya <laughs> Aynen. Direkt bu şeye atıyor yalnız. O da ilginçti. Otto ile diyor. Evet. Otto ile Alicent. Direkt onlara takıyor. O da şeye devam. Gaslighting'e devam. Her şey gibi. Otto gibi. Her neyse. Aynen. <laughs> o da var galiba bir muhabbette. Um, Raniere, Otto ile sorumlu olduğunu ima ediyor ya. Ha evet, o evet olayda. Aynen. Ya, bilmiyor kimin yaktığını. Orada direkt şey olarak kullanıyor. E, tahmin ediyor ama yani bir şekilde o kimin işine yaradı? Çok basit bir denklem yani. Bu kimin işine yaradı? Ha bunların okey. <laughs> kimin işine yaradı? Tahmin ediyor derken şey tahmin ediyor. Laris'in suratına bir bak. Bu <laughs> <Herif gülüyor. gülüyor> çocuğu yakmış. Herif <laughs> sevişten geberecek lan. <laughs> oh be ben de artık kral oldum diyor. Yani lord oldum artık. Lord anladım. Lord Laris'tim. Lord uh, Strong oldum. Bu arada şey odur. Ev şeyin Lord um, kuralı şeyi hitap etme şekli. Um, Öyle mi? Lord Strong evinin işte şeyidir. Lord'udur. Lord Strong'udur. Yani Lord Stark mesela şeydir. Eddard. Hı -hı. Ondan sonra Lord Robb'dur. Birinci ismiyle ha, diğer bütün okay. prens olanlara yani Lord Laris'ten Lord Strong'a dönüşüyor. Lord Strong bir tane var. O da kim şeyse, <laughs> müdür kimse o. Müdür kimse. <laughs> Onun altında supervisor'lara kendi birinci ismiyle isabeti işte. Lord Harbin Lord Laris. Ondan sonra onlar ölünce Lord Strong'a terfi etti. Müdür oldu. <laughs> müdür oldu. <laughs> Burada ama bak... müdür mı baktı? Üldürüyor mu acaba ya? <laughs> İçeri kapattı, valete kapattı. <laughs> terfi etti. Burada şey hiç kol şey diyor. Bak şimdi sen bunu anlatınca o geldi aklıma. Ee, Lionel'in oğlu diyor. Lord Laris demiyor mesela. Kol zaten tam bir kro ve hırba olduğu için de olabilir tabii. <gülüyor> <gülüyor> Oldu artık. Şey, kol büyük ihtimal. Ee, bu arada Laris'i büyük ihtimal bilmiyorum Laris konuşuyoruz mu şu anda da konuşuyoruz. Zaten, zaten, o evet. deniz kabuğu konusundan dediğin gibi Laris'e kat ediyor direkt orada. Ee, sonra bir sahnesi daha var Laris'in gemide. Ya neyse o zaman tekrar konuşuruz belki. Geleceğiz Çok oraya. fazla da bir şey yok evet. gerçi de. Şey yani Larys'i direkt Alicent'a karşı bir şeyler hissediyor olarak işliyorlar herhalde. Kolunda şey yaptığı o. Ee, ha olabilir. Hani, bir platonik bir sapkınlık yani bir Littlefinger'ın Catelyn Stark'ı olan sapkınlığını da hafiften Larys'e vermişler sanırım. Olabilir. Hani bir takıntı gibi. Tam olabilir. şey olacak bu Stalker, slash simp slash <laughs> psycho şey yapacaklar herhalde. Komple kokteyl haline getirecekler ne kadar manyak özellik varsa. Ya bu arada bak aşk konusu açınca aslında şeyi de bir konuşabiliriz. Senle de video dışında konuşmuştuk. Ellicent'da. Aynen Alison'da. Ya işte oyuncuların açıklamaları, yapımcının, işte yönetmenin herkes bir şey açıklıyor. Mesela ilk e, işte şey oynayanlar e, neydi küçük kız haline oynayan kızın adını unuttum e, Alcock şey demişti işte zaten hani ben hep böyle aramızda bir romantik bir şey var gibi hissederek oynadım falan demişti. E sonra işte olabilir dendi. Ondan sonra en son işte Elasant muhabbetinde o kola aşıktı diye bir şey çıktı ortaya. Emilia Cook dedi galiba onda. Emilia Cook söyledi. E Sapoşnik bu arada diğer. P'yi söyledi. Aynen Emile Cook'un bakışı orada oğlum yani kola aşıksa gerçekten bu dizi hiç uymayan bir e, plot yani ne ara aşık oldun da ne bir kere senin kafa yapına uymuyor yani sırf hani e, Renira'ya ya şey yapmak için hani onu e, zor durum ona saplamak için kolla takılmaya çalışacaksa olabilir belki ama yine saçma hani oturmuyor yine bir yere. O yüzden bana hiç mantıklı gelmedi. Burada kolun hali tavrı da bir tuhaf ama. Yani kol senin şeye daha uyuyor mesela. Hani Cook'un onu sevmesindense kolun da bir noktada kendi götü için, kendi saplantıları ve işte aynı şekilde Larry's'in de kendi saplantıları için böyle Emilia Cook yani şeyi arasında çekiştirmeye başlayacaklar gibi bir şey hissediyorum yani orada. Daha mantıklı geliyor bana. Evet ben şey olarak hani gençken hani ilk böyle turnuvada gördükleri bir sahne vardı ya. O oh, his don't iş falan diyordu ya. Evet o kadar. Hani orada böyle bir işte genç bir kızın yakışıklı şövalyeyi görmesi anlamında hani bir an için böyle biraz crush oldum falan. Ay crush'ım bana tekst atmadı bugün falan diye. Böyle <laughs> bir Hani belki ona öyle bir şey vermiş olabilir Sapoçluk. Hani öyle yaklaş bu sahneye. Ya da ha, ilk olabilir. Da demiş olabilir. Belki şey de olabilir. Böyle bir şeyi... Çünkü mesela um, Damon'ın biseksüel olup olmadığı, hani sahneleri kesiyorlar falan falan... Damon'ın işte kızlarının sarıldığı sahneyi kesiyorlar. Sanırım karakterlere belli backgroundlar vermişler. Onu gidişata göre yani değiştiriyorlar biraz. Mesela Alicent'in kola bir şeyler hissettiği bir ihtimal belki vardır belli bir sahneler çekilmiştir. Belki bir an bir şey söylediği bir sahne vardır filan. Um, sonra bütününü yazınca sezonun onu kesmişlerdir. Ya yani boş ver. Olabilir, no olabilir. Um, şeyi işlemeyelim Alicent'ın duygularını diye. Onun yerine mesela Alicent'ı ...Reniera'ya duygusal bir şey hissediyormuş gibi göstermiş olabilirler. Hani sanırım böyle oyunculara belli başka bir versiyonlar verilmiş yani. Şimdi Acıyormuş gibi oynar falan diye. Şimdi gülüyor bakalım falan böyle. <laughs> sonra oyuncular son şeyi görmeden katı. Kurbi, aynen. Bilmiyorlar hani kime aşıkım. Onu olabilir yani. Belki Doğru, kola aşık olarak çektiler falan. Ya şu açıdan da mantıklı bu. Şimdi çok damarlı bir hikaye yazıp daha sonra bunu böyle şeye çeviriyor olabilir. <laughs> damarlı, <böyle. aynen>. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Farklı damarları seçip sonradan. Ee, ya seyirciye çünkü evet hani exposition sahnesi var dizinin. Ee, bunları yapıyorlar yani bazıları bana kötü de geliyor ara ara ama. Bu böyle daha seyirci alttan gidecek bir şey. Harbiden deri altından gidecek damarlar. Hani biraz o çelişkileri bizim hissetmemiz daha iyi yani. Damon'ın, hani Damon biseksü, biseksüel mi değil mi den çok Damon'ın bunu kullanıp kullanmayacağını ya da işte Damon'ın bunu bir amaca çevirip çevirmeyeceği, Renira'nın kafasından geçen hep böyle bize kalıyor yani. Bu açıdan güzel. Ben böyle Evet da, yani işte deri altı belli yani. bir şeye düğmeye basma ihtiyacı duyarlarsa işte hani bir biseksüel olduğuna ekstra bir şey verelim falan derlerse belki onu ekliyorlar. Aynen. Yok gerek yok belirsiz kalsın derlerse çıkarıyorlardır. Sanırım böyle versiyonlar duyabiliriz ileride. E valla bana Corliss Gay dediler ben ondan böyle <laughs> işte olabilir yani. Adam öyle oynamış falan sonra. Gerçi Corlys'i şey yapmışlar. Hetere Söksüyal o hala. Targaryen posiyoya falan diye evet. dolaşıyor. <laughs> o da hardcore şey, oldu şu. <gülüyor> <gülüyor> am 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 verin bana. Ben de... <laughs> Targaryen posiyayı gören gay kalabilir mi lan? Falan <laughs> diye. <laughs> 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 ya Zerif'in şeyi gördüm, mü şey mimini. Böyle Viserys çöküyor. Daemon bile biraz böyle hafif, çok yaşlanmıyor ama hafif böyle şey oluyor. Otto bir ağa çökmüş. Corlys hep aynı böyle. <laughs> Böyle yan yana adam. <laughs> Sıfır yaşlılık. Ben aynı adamım oğlum falan diye. güzel bir cilt bakımı da uyguluyor beni <laughs> e saçlar da beyaz. Zaten saçlar da beyaz olmuyor. <laughs> Zaten doğuştan <laughs> beyaz bizim. <laughs> o yüzden böyle göstermiyorum. Ha, hiç göstermiyor gerçekten. Kimdeyim bütün gün. Zaten bu şey vardı ya drift mart'taki tahta oturup da ayakları yere değen bir tek Korlis var. Aynen. <laughs> <laughs> Diğer oyuncudan hiçbirinin ayağı yere değmiyormuş. <laughs> tahta o kadar büyük ki. Abimiz hayvan gibi ya. Ee, buradan şeye geçiyoruz bu arada. İşte Cesaris, Beyleyna, Reyna'nın yanına gidiyorlar. Eee Damon'ın kızları Damon'la Reyna'nın kızlarının yanına gidiyor işte ana şey Reynira git dedikten sonra. Ben burada şey okudum biraz daha. Yani çocuklar harbiden şey unutmuyorlar birbirlerine yapılanları işte Eamont da siz bana domuz verdinizin kiniyle zaten aynı cümleleri kuruyor neredeyse kızlar da hemen daha burada görüşmeye rağmen hemen Cesarisle yakınlaşıyorlar şey yapıyorlar Cesaris de onlarla yakınlaşıyor Luke'la beraber. Biraz böyle çocuklarda da şey var. Birbirini kollama olan bizim anamızdan babamızdan hayır yok. Biri ölüyor. Öbürü kim olduğu belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Kafamız <kalıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Biz kendimizi kollayalım gibi böyle bir şeye giriyorlar yani. Ölümünün Lainor giderken bütün çocuklar da onunla gidiyormuş. <gülüyor> 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 Adam bütün çocukları götürüyor. Oğlum ne komik olur da öyle bir şey yapsın böyle. Gidiyorlar hep beraber şey yapmamış. Jay dört tane çocuğu adapt etmesi falan. Çok modern sitcom'a dönüyormuş <laughs> orada. <laughs> <laughs> Müthiş oldu. en azından çocuklar daha iyi büyüyebilirdi yani. <laughs> şey işte. Burada şey evet o şey sahnesi acaba ha, neyse spoiler vermeyeyim. Bir Porsche'a da mi var lan falan diyecektim ama. Ha, ben... ev, evlenirler mi diyorsun? Beyla'yla e işte, yani şey yapar mı Targaryen stili um, e olabilir bu saatten sonra şaşırır mıyız buna şaşırır şey mi? diye de anladım sanki ben biraz sanki o Beyla elini tutuyor ya işte onu teselli etmeye geliyor İşte utanıyor falan işte kızın elini hani, tutmayayım şimdi falan diye böyle <laughs> Beyla tutuyor sanki orada Beyla'nın da Jason babası öldüğü hmm. için acı çektiğini e, anlıyor ya da onu teselli ediyor. Hani Bayla de biliyor ve onu teselli etmesi gerektiğini anlıyor gibi. Acısını paylaşıyor. İşte yani. Sanki evet. Hani farkındalar de acı çektiğinin ve kabulleniyorlar. Yani, hani şey gibi de yapmıyorlar. Siz piçsiniz, piçsiniz diye gezmiyorlar yani. <laughs> abi çocuklar kab kabulleniyor. Zaten şey yani konuşuruz o konuda da hani Eymond ve Aegon'un da bir problemi yoktu. Annesi gelip sunatım sonuna artık çoğunla diye sıkana kadar. evet, Aegon bana ne ya ben versen bana filan <laughs> Aigen, diye. yani. Bu arada öyle piş aynen. Bir, çok pis çocuk ha domuz hep onun şey, filan diye dolaşıyor Aegon böyle. Sonra <laughs> illa şey yapıyorlar. Onlar senin düşmanın düşmanın düşmanın. Otto, Alicent, Alicent, Aegon'a derken her evet. neyse. Gidiyoruz ona tamam. tekrar. Tamam. Evet. Evet, Jason burada klasik şeyi düşürmüş, şey yapmışlar hemen. Jason ile Jon Snow'un evet. yarı Targaryen piçlerin şeyi I don't want it. Pardon, <laughs> <laughs> Luke'da Luke Corliss'in sahnesiydi. Luke'da da aynen. Şimdi geliyoruz ona. Evet. Corliss evet. Luke'un yanına gidip bak sen kral olacaksın ha. Driftmark senin sana bırakacağız falan. Bana ne bana ne <laughs> falan. <gülüyor> I don't want it. Ne kadar siyah saçlı Targaryen piçi varsa hepsi aynen. aynı şeyi söylüyor. I don't want it. <laughs> bir de böyle duygusal bir cümle de istiyor. Hepiniz ölmüş olacaksınız. Ben ölmeyin istiyorum. O yüzden siz bizi öldürün. Yani bir gün sonunda belli ki bizi öldüreceksiniz birileri. Yani şey... Corliss de böyle, evet lan. Şey oldu böyle bir an için, mind blown oldu. <laughs> <mı>? Aynen. <laughs> böyle. evet, gerçekten öyle. Gerçekten falan bir <laughs> düşüncelere <laughs> düştü. Çocuklarımıza bir şey vermek için ölmemiz mi gerekiyor ya falan her neyse. Evet. inanılmaz um, I don't want it'i kesin oraya şey diye koymuşlar ya. There's Jon Snow mirroring'i var Aslında orada. Var, herkes bir şey yapsın diye. Uh, Rhaenys de var bu arada giriyor böyle bir. Evet. Büfeden o... bir şey alırken. Ha, aynı açık büfeden yemek ha. alırken Renira'ya hiç yüzüne bakmıyor o da onunla konuşmuyor. Belli ki orada da bir stres gerginlik ha. yaşayacağız yani. Rhaenyra'ya e böyle bir dolma yapıp getirmedi şu büfeye falan diye. <laughs> böyle. Hep biz Hı. yapıyoruz ya. <laughs> sabahlara kadar şey yap. Üç tane hizmetçi öldü bunu yaparken falan <laughs> Geri kalan da Egan sıktı zaten yani. <laughs> Hizmetçiler ya, <laughs> ya, ölüyorlar ya yazık ya. Şey, Egan şarap şeyinde masterinde şarap bırakmadı hayvan <laughs> o var. Hepsini içtiği markta ne varsa. Um, <laughs> Reynis'in yani tekrar geliriz burada dediğin şey de var. Um, hani ilk başta dedi ya oğluna bir şey söylemiyor ama gelip Reniroya surat yapıyor filan. Um, tekrar bir konuştuk. Renis'ten bahsedeceğiz ama hani bu bölüm Renis için pek şey olmadı yani İyi olmadı. Olmadı. Çünkü yani. ön yargılar yüzünden kraliçe olamadım filan derken. ...görüyoruz ki kendi önyargılarını da kıramıyor... ...bu piçlere karşı. Ee, burada... Genel olarak annelerin sorunu var burada evet. <laughs> yani bu dizideki anneleri. Bizim Aynen. anamı karıştırma şimdi. <laughs> yani. Yok, yok, yok. yani anana bir şey demedik kardeşim. Biz <laughs> Benim annem öyle bir sorunu yok. Benim annem... <laughs> ee, burada... Neyse, sonra... Viserys'e gel geldik mi? Var mı arada başka bir şey? Şey var. aslında şu sahneyi de bir konuşalım. da Jaehaerys'te bir karşı karşıya geliyorlar ve böyle sessizce ha, şey evet. yapıyorlar. Ben o... Raymond'ın son <laughs> insani sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hani ben şey gibi hissettim böyle. Ya sen benimle dalga geçtin falan ama hani biz de buradayız gibi ama bir şey yapamıyorlar birbirine karşı. O soğukluk girmiş yani oraya da. Bence gir, yapmak istiyor ama işte çevresinde Çevre. şeyden korkuyor da. Hani annem görürse yani sempati gösterdiğimi tabii başım derde girer diye. Zaten yani çocukların çok az da işlenmiş olsa geçen bölüm gördük. Arasında bir şey yok yani. Yok olarak başlıyor. Yavaş yavaş işleniyor. Burada da son bir ne diyeyim? Şey sempati ihtimali böyle bir an için oluyor, olmuyor. Ondan sonra zaten <laughs> bitiyor zaten. Aymond başka yola girecek. Göreceğiz zaten bakalım. Sonra evet. bir uh, Leonor'un Leonor'un denizde Çok... evet. girme. <laughs> Suicide'ın <laughs> pozları var böyle. Bakıyor falan. Ya. Ben biraz şey buldum. Stereotypical <laughs> oğlum gay adamı da duygusal olarak şey yapmışlar falan diye düşündüm bir an için ama. Yok biraz yani kontrol edemiyor falan. <laughs> ya, <gülüyor> girmişler diyedirdim ama. Biraz o tek tipleştirme biraz oluyor ya. Ama tabii Leonor'u çok insan yaptıkları için burada yiyor. Biraz daha şeyden bence onu oturttular. Çok aileci ya bunlar. Ee, şeyde, kardeşi de öyleydi yani. Ailem, adam, babam, kardeşim o da öyleydi. Yani bak memleket, hasret falan. Biraz daha aileciler. Renis de öyleydi. Corlis biraz daha deniyor orada. <laughs> e, ailesinden birini kaybedince hani ben daha ikna oldum evet ama şey tek tipleştirmesi oluyor bu arada. Ha gay ise çok romantik ve şeydir abi. Üzünlü olur hep. Aynen. Gibi. Evet, bakın erkeklerin hepsi burada filan. Hani gay olan intiharı <laughs> şey, geldi filan. Öyle gerçi şimdi böyle demeyeyim. Aslında bu biraz şeye benziyor. Kristen Cole'un da intihar e, intiharın eşiğine yani şeyle konuşurken, Alistair'la konuşurken işte beni öldürecekseniz temiz öldürün falan diyordu Yani erif evet. ölme hazırdı. Sonra ki duygusal patlamasında hani o sahnelerin önemi vardı. Hani herifin intiharın eşiğine gelecek bir kafa yapısında olduğunu aynen. gösterdiler bize biraz. Burada da sanırım şey var. Leonor'un da aynen belli bir depresyon içerisinde olduğunu gösteriyorlar ki sonra Um, Laneur'un en son twist geldiğinde şey sorusu olmasın diye bence. Hani Laneur bunu istiyor muydu? Hani bu Ren ile Damon'ın planını Laneur'u yolladılar lan. Hani diye düşünülmesin diye. Hani Laneur da gerçekten bu ortamda çok mutsuzdu. Motivasyonu veriyor işte aynen. O da istedi burayı terk etmek. Hani kafa artık adam internetine gelmişti bulunduğu koşullarda bence o terk edişine bir duygusal altyapı göstermek istemişler. Yani adam artık denize doğru bir foreshadowing yapıyor. Ben denize doğru bir gideyim artık. Kaçayım <laughs> buralardan. Evet. Yani şey forshadevingi. Bak um, gel. tepkisi biraz komikti yani burada. Ya de işte tam klasik şey, ee, benim oğlum gay ama kabullenemiyorum babası işte. Ya yani orada hala tribe giriyor salak salak. O zaman niye Karla gidiyor abi? Eşte ben Anlamadım. de Aynen oğlum yani <laughs> oğlunu mu ifşa etmeye çalışıyorsun? Zaten onu ondan hırsını mı çıkarmak istiyor? Anlamadım ki ben de. Şey ya. yapıyor böyle. Bu herif gay. Duygusal reaksiyon verdi. Şimdi ona göstermek için ben duygusal reaksiyon vereyim falan diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> duygusal reaksiyonu kızıp kendi duygusal reaksiyon veriyor böyle. <laughs> bu arada bak şu olabilir. Bu hikayeleri okumuştum. Bununla ilgili yazılar da okumuştum. Mesela ailede işte openlı openly gay biri var mesela bir çocuk var. Onun abisi de gay ama o açık değil. Ya da babası gay açık değil. Gerçekten bir hırslanma bir kavga sen de kendini belli etme bak zarar görürsün tartışması oluyor bu arada. Bunu bizzati de gördüm. Belki öyle bir şey de olabilir. Ben şimdi yine bir long shot atacağım. Polis de garson elleyecek diyorsun hemen. <laughs> Önümüzdeki bölüm. Kesinlikle ellemez. O kesinlikle bunu dışarı çıkarmaz bence. Kolisin duruşu çünkü. Full yani. artı full erkek ama <laughs> bunun <Bastırırım> da... <laughs> aynen aynen. Sinir stresini de yaşıyor yani bir yandan. <laughs> Oğlundan dolayı bence. Oğlum bu yüzden dışlanıyor falan gibi bir şeye de savunuyor olabilir. Tamam gay anladık da yani o bu yüzden dışlanıyor benim oğlan. Bak çocukları bile bu yüzden piç oldu falan gibi. Olabilir biraz yani. Ben o hissiyatı aldım. O gerginliği e şey aldım. de var mesela işte Geoffrey öldüğünde hani savunamamıştı. Yani sonuçta oğlunun çok ha. üzüldüğü bir olayı Corliss açık açık savunamadı oğlunu. Aynen çok üzücü olsun. Herkes olsaydı. niye savunuyorsun canım Joffrey senin neyin falan diyecek diye korktu yani. Müdahale bile etmemişti ya. Öyle bir bastırılmış şey var bence. Burada evet yani kızmasını anlıyorum hadi dallama baba işte ya bizim gay olan da yine duygusallık yapıyor şunun. Ya, tamam ona kızdın eyvallah. Niye gidip erkek arkadaşına şey yapıyorsun abi? <laughs> evet ya. <laughs> hani git Remire'ye söyle. Git şu kocanı getir falan de. Aynen oğlum aynen. O da bari <laughs> tak taktikal oyna ya. Çok doğru dedim bak onu. Git Remire'ye söyle ya. <gülüyor> <gülüyor> bari orada sanki. Geyliğini şey yapıyor falan böyle. Neye kızdığını o da bilmiyor artık. Ben kızgınım ya. <gülüyor> <gülüyor> Genel kızgınım. Atari, la, tam bir kara <laughs> Karadenizli gemici ya. <laughs> aynen. Biz orduluyuz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kolis Karadenizliymiş bunu anlamış oldum. Kızıyorum kızıyorum falan. <gülüyor> ne? <gülüyor> Adam... Ya sen hayvanerin konuşmuyor muydun lan falan diyor. Biz de şey. Of of aksanıyla konuşuyorum. <laughs> <laughs> Laz yağı oldu bir anda adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya bak bu arada şeyi de güzel söyledin. Leonor Leonor'un motivasyonunu çok net aldık. Önceki bölümlerde ne için demiştim ben yani motivasyon çok anlaşılmıyor seyirci için de zor. Laris. Ha Laris için söylemiştim. Mesela Leonardo bunu çok iyi yaptılar. Laris de çok havadaydı. Leonardo çok iyi oturdu yani. Ama var, Laris de bilerek yapmıyorlar bence. E tabi ona katılıyorum o canım. Tam bir deli fişek. <laughs> Benim ne şeyim orada biraz mi? da te teknik bakımdan yani hani seyircinin önüne koyduğunda bazı şeyleri anlayabilmesi gerektiği için biraz orada teknik bakımdan sıkıntı var. Da bana yiyor yani evet onda sıkıntı yok ama Leonardo bayağı iyi yaptılar yani. Belki Larissa şimdi hafiften bu alısınta olan saplantıyı gösterecek olabilirler ha. ilerleyen bölümlerde. O olabilir. Buradan gidecek olabilirler. O olabilir bu arada Vegar bir gökyüzünde dolaşıyor. Bir güneş tutulması, sesler, gürültüler duyuyoruz. Zaten daha mı bir Vegar vurgusu var. Vegar'a giden süreçte. zaten <laughs> Aymond ona yaklaşıyor işte falan filan. Orayı konuşuruz. Zaten yani o sahnede bilmiyorum çok konuşacak bir şey var mı ama. Viserys ee, Daemon sahnesi vardı. Ona geliyorum şimdi. Ben <laughs> en son, aynen şimdi oradayız zaten. Viserys de Daemon'un yanına gidiyor. Senin kızlar da anasına çekmiş falan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani... Üzerinde small talk uzmanı herif ya. Aynen. <laughs> Tam böyle boş boş. <gülüyor> <gülüyor> yani tanrılar acımasız olabilir falan diye bir de böyle hala tanrı var. Ya yani oğlum Damon'ı ben bu muhabbetleri çok seviyorum. Harbiden ikili diyalogda müthiş bir adam. Sana da çok iyi davranmamışlar falan diye hemen saplıyor. Aynen <Oynada. gülüyor> Tam böyle laf koydu gibi ama aslında iki kardeş arasında banter gibi de aslında aynı şekilde. Aynen. aynen. Bir... Hani çok böyle kırıcı değil ama hafiften. laf saplamalı. <laughs> Yıllar sen hiç değiştirmedi Damon. Vallahi seni değiştirdim hocam. Koluma döndün 8 episodda <laughs> diyor. Onun dışında burada... işte masama gel yok benim bir şeye ihtiyacım yok falan deyip atarınıp gidiyor Damon'da. Viserys'i birkaç kere Damon'a bakarken gösteriyorlar. Aynen. Viserys'e içinde üzülüyoruz. Üzülmeyeceğim oğlum. Otto'yu hand yaptığını aklına getiriyorum hemen. Sikiyim Viserys'i. <laughs> Üzülmüyorum. Hani adam şey artık böyle bakıyor Damon'a hani gelir mi? Bir konuşur mu benimle diye şey yapıyor önce. Yok evet hiç gelmiyor. Damon tabii yaslanıyor ya. Vallahi hiç ben yaslanacağım. Bir kat yapabiliriz. Uzun yoldan geldi ejderha sırtı kalkamam. <laughs> um, sonra Viserys artık dayanamıyor artık. Zor olsa da hareket etmesi kalkıyor Damon'ın yanına gidiyor adam. Um, ama da şey biraz yine bu self-fulfilling prophecy muhabbeti. Damon'da ona yanaşmayarak Otto'nun hand olması gibi kararların yolunu açıyor ya yani. şimdi <laughs> orada bir şey var bitmek bilmeyen döngü var yani. Ona Renira zaten kızıyor ya sen gittin falan diye. i̇şte yani sen sen beni yanına almıyorsun. E, ne zaman yakınlık gösterse istemem ben ya falan diye. Asker yollayayım sana. Hayır lan. <laughs> Mektup yolluyor falan böyle adamı dövüyor mektup yollayan. E sen böyle ergenlik yapacaksan bu adam sana yaklaşamaz. O zaman otta gibi adamlar yaklaşır. Ya geçen şey muhabbeti vardı o diyalog gerçek bir de hatırlayamadım ya. Ee, Master Eamon'la Snow konuşuyorlar ya biz niye işte kuzgun kullanıyoruz haberleşmek için. İşte benim atam olan Damon bir gün bir elçiyi dövdüydü falan diye böyle bir tane şey yapmışlar. O yüzden kuzgun kullanıyoruz diye bir meme yapmışlar öyle. <laughs> Ama bu gerçek diyelim. Gerçek, gerçek, değil galiba ya. Yani. Gerçek değildir bence de. Ben hatırlayamadım yani. O sahnede bakmadım ama güzel miyim olmuş böyle. Çünkü o yazıldığında büyük ihtimal daha buralar yoktu ya. O sahne kitapta var mı değil ilk mi? kitapta mı? Erçi dövüyor mu? Dance of Dragons'ın yazılması ilk 3. dördüncü kitap civarları. Ha doğru. Hani 1. Ya. kitapta isimler falan var. Baylar yok. Ya o, o meme'dir o zaman ya. Çok çok iyi meme olmuş o zaman. <laughs> Biz niye kuzgun kullanıyoruz? Bizim Damon zaman da her gördüydü <laughs> diye. <laughs> İlginç olan. Oraya neden kuzgun yollamadıklarını söyleyebilirim sana. Neden? Çünkü kuzgunu eğittiğin zaman Winterfell'de eğittiğin kuzgunları Winterfell'de eğitiyorlar atıyorum 50 tane kuzgunu. Her o kuzgunlar Winterfell'i evi evi biliyorlar. He. Ev olarak biliyorlar. Winterfell'e dönmeyi biliyorlar. Ha. Son okuz günleri alıp atla diğer kalelere götürüyorsun. Son o gün attığın zaman o evine dönüyor. Ha. Adres vermiyorsun böyle 2304 sokak ha buraya gideceksin Ne bu ya buranın <laughs> öyle değil. Atıyorsun o evine gidiyor. Ya da kuzgun plakası evet. alman lazım değil mi? Böyle şey? taksi plakası gibi her yerde çalışmıyorlar <laughs> Öyle. Sonra app'ler yapıyorlar. Ne Uber geliyor. <laughs> Şimdi Stones'ta ada olduğu için Allah'ın siktir yer olduğu için orada or, orayı değil evi bilen bir kuzgun yok. Doğru. Oraya mecburen insan yolluyorsun. Al abi adres bu fren diye. Doğru Ol Böyle bakıyor. <laughs> Ama alıcı Damon abi dayak yiyeceğiz gene ya. Gitmek istemiyor kimse. Şey değil mi? Geldik <laughs> geldik bulamadık orada başlamış böyle. Vallahi yoktu biz gittik. <laughs> İlk not orada bırakılıyor. <laughs> Damon'dan dayak yememek için kimse bulamıyor Damon'u böyle. <laughs> Aynen. Kuzgu yollamaların sebebi o. Yoksa okay. Um, yok, hol yok yani orada. Ya, güzel miymiş Nese? o zaman? Yapanın eline sağlık. Um, Bizler Viserys'te Damon'ı da en son bu yine bir after party'de hangi partideydi bunlar bir şey muhabbeti vardı ya. Ya bu tepestir ile işi olmaz bunun ya. Bu benim plan. Şeyden dönünce işte. Stepstones'tan dönünce. Ha. Şeyde. Orada bir şey demiştik ya. Belki de son sahnedir aralarında iyi bir muhabbet olduğu diye. Aynen. Harbi harbi öyleymiş yani. Buradan sonra da olmaz herhalde. Aralarının okay. bozuk olması birazcık şey acı verici. Vizeras açısından özellikle. Çünkü kitapta da böyle bir şey var. Böyle Damon Artık Damon baba oldu. O kadar delil değildir o. Gelsin geri falan diyor böyle bizleriz. Hani baba oldu artık uslanmıştır, uslanmıştır Olgunlaşmıştır. Bir... Hala Damon'a şeyi var. İlginç olarak da Damon'ın karısı öldü. Damon işte savaşa gitti. Damon'ın işte çocukları oldu. işte um bu bölümde bir sürü olay oldu. Bütün olaylarda yaslanan adam Damon. Hiç, hiç böyle hiç kontrolünü hiç kaybetmiyor. Duygusal kontrolünü. Vizeriz gelip Damon'a bir şey ihtiyacı var mı deyince sen ne olur aynen Abi, öyle. bir artık şey var ki herifte. Refleks. <laughs> Adamın kontrolü kaybettiği yer. bizlerisin ona bir şey ihtiyacı var mı diye sorduğu yer yani. Evet ya. Gerçekten bilenmiş harbiden. Çok atarlı yani devamlı <laughs> herif. etrafında ne olsa ejderhalar yaksın, savaş olsun, karısı ölsün falan. Adam hep aynı böyle. Bizleriz gelip böyle. <laughs> bir şey lazım mı? Ben dışarı çıkıyorum falan diye. İstemiyorum ya falan diye deliriyorum. Böyle benim, bir yani. şey ihtiyacım yok falan diye zaten atar yaptı orada direkt. Süt yani. aldım sabah ben kalktım altıda gittim. <laughs> kızıyor sürekli Tamam be ya ne bağırıyorsun manyak mısın diye. Ama bak biz başta demiştik. Damonla Viserys evlenselerdi ben şey bence yola girerdi. Başta. Aynen ya. Yapın şu Targaryen evliliğini. <laughs> Geçin arkadaş. Herkes Ondan gül sonra Diyar'a gibi. kabul ettirin. Aynen. Gül gibi geçinirlerdi yani. Aynen. Ee, Neyse ya. en sonunda artık brother diyor böyle. Aynen. Acaba Vizeres'in Damon ettiği son laf olabilir mi diyorum ama olmayacak herhalde. Geçen önümüzdeki bölüm gene bir Kings Landing'deler. Görürüz. Ya ama herhalde e, fragmana baktım bu sefer. Normalde bakmıyordum. E, Hı -hı. Otto Hightower'ın da hemen bir böyle net Ned Stark gibi ben erim. Kontrol bende gibi bir tavrı oluyor. Oralar nasıl gelişecek merak ediyorum yani. Direkt ölüyor da mı gelişiyor? Ölmeden mi gelişiyor? Nasıl oluyor göreceğiz. Burada tabii Herhalde her o ölme hasta falan oluyordur belki diye düşündüm. Bana da öyle geliyor. Yani artık yataktan kalkamayacak duruma gelince Otto böyle kontrolü almaya çalışıyor gibi. Ki zaten burada da Otto Damon'ı yolda çeviriyor böyle. O başısı olsun kral falan diye. Damon bir anda böyle şey yine aforoz şey böyle şey yapıyor. Aforizma vuruyor böyle. Hazırlamış Sülük... Olayım. Tabii tabii. Dur bir dakika. Sülük ne kadar emerse emsin. E hep açtır. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Ot da böyle şey diyor bak. Melos mu verdi sana o lafı? <laughs> <laughs> Melos'un bütün olayı zülük. <gülüyor> <gülüyor> ha, ölmeden önce vermişti ya. Otto şey ileride laf koyman gerekirse, o laf sokman gerekirse. Bak bu şöyle. <laughs> <laughs> Bununla tedavi edersin, laf koyarsın yani başka bir şey yapılmaz. <laughs> evet, direkt ben biraz böyle şey bek ergen böyle atarlı lafı koydu geçti. Çok Ve... uzun süre. Aynen. Ama esas Üçüncü. sahne bundan sonra işte bundan sonra I'm going to bed Emma <laughs> diye yedince <laughs> Alison'ın görümce suratı böyle oluyor artık. Ne ne dedi? <laughs> Bu da bizlerin um, akıl sağlığını da hafiften kaybedeceğinin ilk Aynen. göstergesi sanırım. bayağı um, Alzheimer geliyor yani ufaktan. Zaten çok aşık Emma'ya iyice artık. Kafa gitti yani. büyük ihtimal yarı hayal dünyasında yarı şeyde bir de şey de basıyorlar o ilaç ne o? Pa Poppy mi işte ne deniyor? Şey, Türkçesi ne şey? Aşaşlı. <laughs> i̇şte Filan da basıyorlar böyle Anladım. şey uyuşturucu, acıları. Acı. Ondan sonra artık Kafayı büyük diyor. ihtimal kafa uçacak. Cehersin de öyleydi aslında şeyinde. İşte Otto'nun o devralma sahnesi belki o, o orada devral şeye gelebilir önem kazanabilir. Hani iyice Vizeris'in kafa uçarsa um, böyle o gel gel sen kimin oğluydun sen? Ceheris'in oğlu muydun? Amca ben senin oğlum <laughs> Diamond falan. Aegon'da kan kırır mısın sen? Aegon falan diye. <laughs> i̇yice cozu Zaten orada şeyi de bir sonraki de Aegon'u döverek kaldırıyor yerden. Kalk lan pezevenk falan. <laughs> Çocuğu dövüm, dövüm. <laughs> Hot <laughs> direkt Tywin'e bağlıyor ya. Aynen. Ama böyle çok çakma Tywin ya. Nerede bizim Tywin'imiz bu? <laughs> 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 evet. Çakma ya, Tywin olduğu doğru ya. Sana bir şey soracağım burada. Bilmiyorum bana mı şey geliyor. Yani daha önce Barristan konusunda konuşmuştuk. Yani onun da falsolarını falan konuşmuştuk. Da. Red Wine çok silik lan. Yani Red Wine böyle daha önceki tabii Game of Thrones'ta Kings daha bir etkileşim içindeydik. Westerling. He? mi diyorsun? Ha aynen. Redwine öldü. Redwine öldü pardon. Yenisini diyorum Abi, aynen. Redwine deyince ben hangi Redwine'dan? Redwine teyzeden aynen. mi bahsediyorsun <laughs> diye düşündüm ben. Yok aynen. Teyzenden ya Erif hiç şeye girmiyor. Yani burada da böyle e, bir ufak giriyor. Çocukların yanında değil. Çok karışmıyor. En son bir artık ana kavgada artık en sonunda kral da işin içine girince giriyor. Tamam anlıyorum kralın korumasısınız siz zaten kol orada tribe giriyor da. Yani sanki biraz daha etkileşim lazım gibi bu karakter. Çünkü çok önemli olacaklar bir noktada. Özellikle göreceğiz işte bu Otto'nun konusunda rahatça Otto'nun yanında olabilecekler mi? Acaba onların da böyle aslında biz de muhafazakarız lan galiba falan deyip böyle Targaryenlara yan mı çizecekler gibi böyle bir çekim. Bu yani. ilk defa birazcık gösterdiler arada mı? Daha önce hep heykel gibiydi yani. Evet, böyle, böyle duruyordu ya. Yani. Yani. Bir de yani iyi bir oyuncu bu adam. Hani Witcher'da falan da var. Yani, hiç kullanmadılar adamı. Belki kesmişlerdir diye düşünüyorum. Belki vardı 3-5 bir şeyi. Olabilir. Yani, bu bölümde Kristen'a hafiften artık gıcık olduğunu. Gerçi yani yapması gereken o hani um, Kingsguard sonuçta her öyle Kristen gibi laf soksun gitsin adam öldürsün düğünde işte ondan sonra gitsin prensesi siksin. Hani Kristen gibi Kingsguard yok. <gülüyor> <gülüyor> Normal arkada duran adam bunlar böyle. duruyoruz. <laughs> fazla um, kıpırdamıyoruz. Yani Jamie gibi, Barristan gibi işte <laughs> Arthur Dane gibi daha fazla şey oynayan Kingsguardlar var ama um, default olarak bu. Dediğin gibi hiç işlemediler adamı. Ama kitapta şey içerisinde de bir bölünme oluyor. Kingsguard içerisinde de bir e, cep şey oluyor. cepheleşme ne diyeyim. Ha olacak mı? Okey güzel. De. Ha, ama burada sadece iki kişi işlediler. Belki o iki kişi de yapacaklar onu. Hani belki um, Westling Rhaenyra ya da Kral'ın emri budur. cub olacak işte Kristen yok ve Alasınçı olacak gibi bir şey işleyecek olabilir. Onun birazcık sanki altyapısını yapar gibi oldu o şey Aynen. kavga sahnesinde. En sonunda oldu yani. Evet. O ana kadar harbiden hiçbir şey olmuyordu yani. <laughs> Burada bir şey vardı işte. You have the night watch lafı hmm. vardı. Ben önce şey diye düşündüm. Ben de mushroom gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim ne laf söylese ilk aklıma gelen Night's Watch derken bir şey mi bu hani? Um, Alicent'ın gece nöbeti sende mi falan mı diyor Aa, ya? yani sen öyle şey mi Alicent'la <laughs> <laughs> gece hani şey mi diye düşündüm. Sonra Night's Watch duvara mı yollayacağım seni mi demeye çalışıyor. Yani senin duvara gitmen gerekiyor işlediğin suçlar için mi demeye Kolda tripe giriyor çünkü bir... orada evet. Kolda böyle tripli cevap ha. veriyor. Ben önce çünkü çok dediği gibi adam hiç istemiyorlar. Bir anda böyle geldi bir şey söyledi. Sonra gitti filan. Şey oldu bende. Bu kesin bir şey var burada. <laughs> bu herifin bunu söylemesinin bir sebebi var diye düşündüm. Ama sonra sanırım kavga Kristen'ın sorumluluğu olduğu anda çıkıyor ya. Evet. Kristen de ortada yok. yok. Westerling geliyor müdahale ediyor. Onu şey yapmak için yapmışlar sanırım. Kristen'ın doğru, doğru, doğru. sırasında çıktı bu kavga. Yoktu piyasada. Artık hani Kingsguard'lıkla işi yok bu herifin. Bütün gün dedikodu peşinde alısıntın arkasında. Hani öyle bir şey işliyorlar sanırım. Evet evet doğru. Ya yani işini Kings... yap biraz şey. İşini yapmıyor bu. Aynen hani. Eğer Westerling tarafı olmayacaksa da Westerling Kingsguard'ın olması gerekeni temsil ederken... Kristen dedikodu peşinde amsalak olmuş arkadaşı temsil ediyor gibi Anladım. işliyorlar sanırım. Sanırım şey de oydu. Sonra gece kavga çıkınca Kristen yok Westerling geliyor ayırıyor. Um, Sonra Kristen'i kaldırıyorlar. Kalkla kalk gel <laughs> kavga çıktı. Asik diye. Tam bir gecede gitmedim kavga çıktı. buna koyayım lan diye. <laughs> Kristen böyle. Bu arada mesela... o çocukları agresif yetiştiren de Kristen Koldu zaten. Hani onu da görmüşlerdi bir önceki bölümde. Yani Harvey'nin aslında Harvey onları tamamen savunma amaçlı şey yaparken. De... Her ikisinin de izi vardı. Aynen. Eamon'un Damon'un üzerinde de kolun izi. O agresiflik der. O kadar agresif olmasa basıp gitse giderdi yani. Oo, hemen yeşilleri şey yapmayalım abi. Bu bu sahne üzerinde dönen tartışma neyse geleceğiz oraya. geleceğiz. Geliriz, geliriz Çok baydı beni ya. Zaten bundan sonra işte Otto'nun Egan'ı paketlemesi var. Karos'a da getiriyor. Ee, Vegard'ı bulutların arasından işte gürültü çıkartıyor. O sürüyor mu orada? Ne yapıyorsa. zaten? Egan'ı da böyle şey işliyorlar. Işte ben dönüp dolaşıp yeşil şey, olacağım ya. <laughs> Egan, <Hey, gülüyor. gülüyor> benim kafa abi herif. Sikinle değil herif. O içmiş uyumuş kalmış böyle dışarıda. <laughs> Onların ahlak değerlerine tam tersse bu arada yani. <laughs> İnanılmaz ya. Yani. Aynen. Üç çocuk da maşallah. <laughs> Bu arada Gerçekten dördüncü gelenekten. çocukla ilgili hala bir şey yok, bir muhabbet evet, yok. Onu, onu soracaktım ya. Aynen. Yani ne olacak merak ediyorum. Ha, Bu onunla saat... ilgili bir teorim var. Teorim derken eğer dördüncü çocuk olacaksa onu bir az sonra, onu bir şey sahnesinde söyleyeceğim. Başkasından Alisundla. <laughs> Alisundla Otto'nun konuştuğu sahnede Otto'nun Okey tamam orada konuşalım. Ee, burada yine Renis'te Koris muhabbeti var. Koris sen kraldın be kraliçeydin falan diye girip, girip aynı <laughs> muhabbeti yapan dayı. Ya yani Koris'e biraz saygım düşmüyor yani. Bak harbiden Koris böyle dizideki saygı seviyesine yüksek başlayıp ben de harbiden e, diplere düşenlerden biri oldu. Yani çocuklarını savunamıyor. <laughs> Renis'e aynı muhabbet. Aynı tripler. Ulan azıcık ee, azıcık da kalıbının adamı olan ol yavşak falan diyesim geldi yani bir noktada. <laughs> Ama kaderci bir yandan da. Evet. Evet ve hayır bence. Her ikisi de var bence. Bir bazı konularda dediğin gibi kalıbının adamı değilmişsin. Corliss dedirtti. hani, <laughs> çocuğuna sahip çıkmaması falan konusunda. Ama ilginç bir şekilde burada Reynes Tam olarak ne bok yemeye çalışıyor bana biri gelsin. Onu da anlamıyorum. Adı. Onda da haklısın. Ona da geleceğim. Onu da anlamıyorum. Yani Reniste neyin peşinde onu da anlamıyorum. Yani ikisi ha, de çok... Bunlar böyle akıllı çift falan diye ha. başladılar. Çok kötü oldular sonra. <laughs> ha, yani Corliss'in artık bu Gambler's Fallacy muhabbeti vardır ya hani kaybettikçe <laughs> daha fazla. Kaybettikçe... <laughs> bir daha oynayayım bir daha kazanırım ha. ben. Bir daha basayım bir daha kazanırım muhabbeti vardır ya. Ben daha kesin kaybettiğimi kazanırım geri diye. Hani işte bir tane kızı kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil. Devam. Bu yolda devamız. Skorlis biraz. Hırsını iyice şey yani çocuğunu kaybetmesine rağmen çok sallamıyor. Devam ediyoruz. Aynı yolda devam ediyoruz kafasına gelmiş durumda. Ha Renis Ama... orada biraz daha şey bak mesela o çocukları için hani bu kibir, bu gurur bizi nereye götürecek tartışmasını yapıyor. Ama bir yandan da Renis'te de şey hissediyorum. Ben istemem ama yan cebime koy. Bak o fragmanda da anlaşılıyor. Orada bir Weymouth'da bir şey çıkacak orada belli ki. ya bir yere gidecek. E, bir şey yapacak. Ve o anda aralarında buranın lideri kim ki? O da şey dedi ya Beyla'yı göster işte. E, Beyla geçsin. Beyla'yı varis şey yap. O zaman ne yapacağız? Oğlumuzu çiğneyeceğiz diye. Ya bence ufak ufak Renis'in de gerçek yüzünü göreceğiz. İstemem yan cebime koyucu olacak gibi geliyor bana. <laughs> Yani Reynis'in bir kere eğer bu yola girmekle ilgili bir problemi vardıysa bu evliliğe karşı çıkması gerekiyordu. Madem siz power couple'sınız hani çok modern çift olarak işlendi ya evet. eğer hem Lainor hem de Lainor'un yaptığı evliliklere bu kadar karşıydıysa o zaman yaptırmasaydın yani bunları. Leynor'u istemedi Hadi dedik. şimdi hakkını yemeyeyim. Leyna'yı görmedik de Leynor'u bir istemedi. Ya yapmayalım falan dedi ama o kadar yani. Ben tam hatırlamıyorum yapmayalım dediği şimdi. Ya şeyde dedi ya Corliss işte çocuklarımızı ölüme yolluyoruz diye bir şey söylemişti de konuşurken. Aa evet okey okey şeye geldiği sahnede. Aynen Viserys geliyor Ayağını. ya bunun ayağına. Aynen hmm. orada. Dedi ama evet engellemek için bir çaba sarf etti mi? Etmedi sadece dedi. Corliss'te siktir et falan dedi yani. Yani so, Tamam evet bu hataydı ya da Corliss'in hırsıyla yaptığı hatalardı ama şu anda dönüp dolaşıp bu sefer Corliss Jace ile Luke'a sahip çıkan her ne kadar hırs da olsa evet. başlangıç noktası pitch olan çocuklara sahip çıkan taraf Corliss. Reynis diyor ki yok bizim kız olsun bunları atlayalım. E ne yapsın Corliss çıkıp bunlar piç ben bunları atlıyorum Drift Mark bunlara vermeyeceğim mi desin? E o zaman <laughs> ne yaptın sen? Sen Reynis kadın olarak atlanmışsın. Bundan çok dertlisin. Dertliydin ya artık dertli değilsin. E Rha atlaması demek. Eğer Corliss çıkıp dersek ya Renira'nın çocukları piç. Renira'yı direkt evet. ım, çizmesi demek üstünü yani. Reynes'in ne istediğini burada yani şu, tabii onun ikinci bir şeyi var ki yani en sonunda da konuşuruz onu. E şimdi Corliss çıkıp <laughs> bu çocuklar pitch işte derse Renira'nın karşısında bir pozisyon alırsa geleneksel Westeros Ateerkil düzeninin yanında bir pozisyon almış olacak. Ve de kendi oğlu öldüğünde o terkil düzen Driftmark'ın Waymond'a geçmesini söyleyecek ona. Aynen. ben Bayla'ya ver. Reynis sen şimdi ne yap? Ha, biz Bayla'ya verelim. E sen Bayla'ya vereceksin ama bu sırada Renira'yı e, kurban etmiş olacaksın. E sen Renira'yı kurban edersen sana nah verdirirler Bayla'ya. <laughs> o zaman da da geçmiş olacak senin oğlun ölünce. Tabi. Burada biraz şey var. İkisi de şey yani özellikle Reynes'in ne istediğini pek bir şeyi anlamadım yani. E bunlar piç bunlar bunlara verme falan bizim kızlara ver falan diyor. E ne yapsın oğlum adam? Vallahi Çıkır bunlar piç desin. Bu dediklerine paralel şu geliyor benim de aklıma. Ellison Ellison e, sendromu var Reynes'te de o zaman. O da kıskanıyor Reynes'i. Onun alamadığı vesayeti aldı gitti istediği adamla takıldı. Bilmiyorum Korist Renis iyi gözükseler de sonuçta e, kendi kanlarında bir evlilik yaptılar. Belki onların bir derdi yoktur ama. Da, e, René... Daha ilk <laughs> senede söylemiştik bunu hatırlarsın. Evet, evet, konuşmadım. Renis sanki şey gibiydi. Sanki Aterkil düzen devam etsin. çünkü ben yenemedim. Hatta Renis diyordu ya sen yenemedin ama ilk bölümdü bu. Ben evet. yeneceğim gibisinden bir şey söylüyordu. Aynen. Yani. Ben değiştireceğim ki. sistemi değiştireceğim dedim. Yani Reynis sistemi yenemedim. Bu sistem değişmez şeyin kafasında kalmış gibi. E ama söylediği de <laughs> eğer sistemin kalmasını istiyorsan Reynis o zaman Raymond da vereceksin. Aynen. Erkil düzen gidecekse Leonor öldükten sonra kızlara geçmiyor. Şeye geçiyor. Brother'a geçiyor, şey'e geçiyor yani. Erkek Oğlum, kardeşe Way geçiyor. Waymond'un çocuğu yok gördüğümüz. Hiç görmedik yani. Orada bir görmedik. çocuk. Görmedik. Yani bir çocuk durumu e, kitapta yok. Kitapta da Waymond'un yeğeni zaten. Um, Corliss'in. ha tabii o da bir farklı. Doğru. Burada kardeşi. Biraz oluyor. farklı. Anladım. Ama yani sonuçta eğer Rhaenyra'yı destekleyecekse Corliss ve Reynes, o zaman pitchlere de sahip çıkmak zorunda. Heh. Zaten ben benzemiyor olması. E, de onu söylüyor zaten. Tarih ha. isimleri hatırlar diyor sonra. Yani Korlis çok böyle babacan bir yerden girmiyor konuya. O çocuklar o çocuklar hiç onların hani seveceğiniz onları şey öyle değil. Onun kafasında sik piçse piç ya ne olacak? Hani um, Targaryen kanı taşıyor işte. İşte şey eğer Rhaenyra'dan sonra şey kral olursa Soydu da Velaryon sonuçta yani bunların iki çocuğunda. Ve burada sen bak güzel bir şey demiştin. Galiba kitapta diyordun. Özellikle Corlys ilk iki çocuğun adını koyuyor. Yani evet. tarih isimleri şey... yazar dediğinde gerçekten Velaryon Targaryen benzeri isimler görüyorsun. Üçüncü çocuk Joffrey. <laughs> Aynen üçüncü çocuk şey... <laughs> Berkecan. Yani o, o hiç konuşulmuyor buna? şu anda. Yani Geoffrey, <laughs> Geoffrey şu an sürpriz kapalı kutu. Yani ne çıkacak şu an hiçbir şey bilinmiyor yani. <laughs> yani e, onu şeye vermişler, kreşe vermişler cenazeye gidiyor. Aynen. <laughs> Bağdat Caddesi'nde lüks bir kreşti o böyle takılıyor. <laughs> onu şey yapmıyorlardır inşallah. Ya yani sallamıyorlardır. <laughs> sallamıyorlardır inşallah. Çocuğu salak etmeyin. Bu çocuk patlıyor. Neyse işte. Dediğin gibi Corliss doğru bir yerden başlamıyor olsa da onun bu çocukların kanının ne olduğu önemli değil. Bunların adı Velaryon. Bunun biri kral olacak şeyden sonra, Renira'dan sonra. Birisi de Driftmark'ın lordu olacak. İsimler Velaryon ismi yürüyecek derdinde o. Aynen. O yüzden çocukların piç olmasını göz ardı etmek o biraz daha Tywin'imsi. <laughs> evet, evet. Çocukların piç olduğunu biliyor ama sikerimde önemli değil. Otto'dan Müsim daha tayvin, bak o konuda katılıyorum. <laughs> aynen. Um, ama Reynis işte kızlara verelim söylemi olmuyor yani. Kızlara vermen için sistemi değiştiren kişi olan Renira'nın yanında olman gerek. Onun yanında da çocukları piç olduğunu söyleyerek olamazsın. <laughs> olamazsın işte aynen. O... İkisi bir arada olmuyor. Üzgünüm Reynis. Kendi hem hatası ben, işte abi. <laughs> yani hem ben şey yapayım. Renner'ın çocuklarını açığa çıkarayım. Sonra ben kendi kızıma vereceğim deyince Ate düzen okey tamam ver mi diyecek. Veremezsin. De. İşte bu yüzden hayal kırıklığına uğruyorum ikisi için de. Yani Corliss'e biraz daha fazla bende ama e, Renis'e Renis de. Yani Bence hiç... Corliss daha tutarlı kendi içerisinde. Yani tutarlığına katılırım evet. Renis daha... hırslı e, Hırslı dayı işte böyle hırslı amca. Dal çok fazla şey yok, duygusal şey yok. Bastırılmış alfa erkek böyle. Alfa imen diye geziyor işte. Adam adam. <laughs> Raynus'un daha akıllı hani bu alfa erkeği kontrol eden akıllı kadın olması gerekiyor. Burada tabi evlat acısıyla da böyle şeyler deniyor Tancan. Bizde <laughs> <laughs> yine kadınlar çok acısı <laughs> 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 cenaze gününde. Bütün gün de börek yapmış gece. <laughs> Gelin de hiçbir şey getirmemiş. <laughs> o yüzden reeniz. <laughs> Bu arada e, yorumlarda biri bizi aydınlatmış. Yani biz dedik demiştik ki ya, yani çok kadın konusuna girmeyelim doğum konusunu konuşurken e, <laughs> o tarz yatırılarak e, doğurma kullanılan bir şeymiş e, aslında daha kolay çıkabiliyormuş. Hani... <laughs> Bizim adamın gün aldık evet, evet. <gülüyor> <Kullanılıyormuş> <gülüyor> Adam biliyormuş yani. işi lan. Bizmişiz <laughs> Sağ Sağolsun bizi aydınlatmışlar. Ee... Çıkıkçı abi kusura bakma ya. Burada, burada zaten Renis de hani muhabbeti buraya gelse bizimkiler daha iyi doğrulturdu. Yok lan o da iyisini bulmuştur orada falan. Pentos'unkiler de iyi ya. Biz de biliriz falan. <laughs> Özel hastane var orada canım. Orada. <laughs> Central var orada. Central Hospital'da yapıyorlar. Harbiden Pentos daha iyi olabilir ha. Aynen bu arada. Çünkü çok fazla zengin insan var <laughs> Özel hastane açmışlardır. Ya o biraz şey gibi. Damon'u suçlamaya çalıştılar yani orada. Pek ya i̇şte burada acısından dolayı parmakla gösterecek. Bu öldürdü, bu öldürdü. İnsan arıyor ikisi de. Aynen. Um, bölüm yani sonunda tekrar konuşuruz o meseleyi gerçekten. Zaten bu, buradan da Renira ve Damon'ın sahnesine geliyoruz. Ee, ya burada şey cevabı geldi bu arada. Herkesin o aklındaki soruydu. Leonard'la e, şey hiç denemedim mi Renira? bir şey almış Abi orada başlasa yanda sonra içine dur. <laughs> <do> <laughs> ne oğlum bu hortum mu? <laughs> burada böyle ya, hop atıyorlar. <laughs> aynı şeyleri düşünmem desem yalan olur yani. <laughs> ya yani... Konuyu empati yapamadığım için öküzlük <laughs> olabilir yani. Sonuçta ben anlamıyorum bunun şeyi ama. Gerçi empati yapabilirim. Neden yapamıyorum yani? Sonuçta benim de bir ha, gel bana şu Hasan abiyle bir seviş <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum performans gösterebilir miyim yani? <laughs> hani yanına şey hatun olsa çok fark eder mi bilmiyorum Hasan abiyle sevişmeyi başarabilir miyim başaramam herhalde ya oğlum bazen yani karşı cinsten bile olsa da yapamayabilsin ki hiç tanımadığın biri de olabilir yani, yani hazır kıta olmak bir şey yok ya yani. o zaten zor bir durum da burada iyice sıkıntılı yani artık burada da... <laughs> Burası mesela fazla expositiondu. Böyle baya Renner'ı anlattı. Denedik, sevişemedi. işte olmadı. Joy yoktu içinde. Ben de arzulanmak istedim. O da istemedi. E, seyirci rahatlamıştır artık. Yani, hortum teorisinden <laughs> kurtulmuş olabilirler burada. Bir de sonraki şeyde de iyice artık ilişkinin özetini falan yaptılar. Leonor gitmeden önceki seneleri evet var ya. ya. Evet evet. Dediği Bayağı gibi yani. çok fazla şey geldi. <laughs> Yorum geldi şunları bir cevaplayalım arkadaşlar diye. FAQ yapıyor böyle şey. Evet buralar <laughs> biraz bayıktı açıkçası yani. Ben daha böyle aralarında sert bir diyalog geçer diye bekliyordum. Yani gittin sen falan dedi. Ha işte geldim falan. İyi hadi sevişelim falan gibi oldu. ve boş exposition'la geçti. Açıkçası bu sahnede biraz ayar kırıklığım var. İkisinin bir araya gelmesini daha şey bekliyordum. Etkili bir sahne bekliyordum yani. İlginç olan bence bu hayal kırıklığı hani çok fazla kredi vermeyeyim adamlara da acaba diyorum bilerek mi böyle yaptılar? Hani fazla böyle enerjik joylu falan olmasın diye mi? Ya da böyle entrikalı gözükmesin diye mi? Yok Niye? hem diyalog hem de sevişme bana biraz sönük geldi. Ha evet bak o, o ilginç. Bak sevişmenin aşırı sönük olması bence ikisinin de hiç beklediği gibi ya da istedikleri halindeki gibi olmadığını Kapılarını gösteriyor. Bunlar büyütmüşler ya yıllarca. Aynen. Acaba çünkü benim şöyle bir şeyim vardı. Eee Renire gerçekten Damon'ı istiyor mu hala? istediğini mi sanıyor yoksa köşeye sıkıştığı için alfa erkek işte savaşçı kişi arayışına mı girdi? Cephesini genişletiyor yüzden... bence. Cephesini genişletiyor gibi. Yani işte stratejik bir hare şey, hareket mi? O yüzden hem bu diyalog dediğin gibi sönük hem de sevişme sahnesi sönük olması biraz o yüzden olabilir yani çünkü ilk um, Damon Raniere sevişme sahnesi çok iddialıydı. Çok iyi hazırlanmıştı bu Claire işte Hatun. Evet evet. Bayağı çok iyi Ondan sonra gene um, Raniere ile Crispin'in de sahne, sahnesi de çok detaylıydı. Hani bayağı görkemli çekmişlerdi. Um, burada resmen böyle düz Hani sen ben çeksek sevişme sahnesini böyle çekeriz. Sen çeksen gerçi meme falan da görürdük <laughs> ama. <gülüyor> ben daha detaylı çekebilirdim. <laughs> <laughs> Ekspresyonist şeytan can. Verin memeleri falan diye böyle gösterin. Hatta iki üç kişi daha gelsin. Herkes çekin derileri vurun <gülüyor> <diye>. <gülüyor> um, şey, burada bence o ton şey olabilir. Yani bilerek yaptıkları bir şey olabilir diye düşünüyorum yani sevişme tarafına katılıyorum bence öyle ama yine de ilk diyalog tarafında bu kadar da sönük olmamalıydı belki ama bak şimdi sen şey deyince yani sahne o sahne bu arada çok iyi gözükmüyor harbiden böyle bir tuhaf gözüküyor renk tonu olarak da bundan da olabilir yani sahneyi izlerken de böyle yani sönük yapalım derken de çok ekstra sönük olmuş da olabilir ondan da benim bu kadar heyecanım kaçmış olabilir o Gençli olarak. Çok aşık olduğunu zannettiğim birinle 15 sene sonra karşılaşıp evet. hiçbir şey konuşamıyor olman şey olabilir. Bambaşka insanlar olmuşsunuz falan böyle. Zaten e birbirine işte ben... soru soruyor adam. Sen orada ne yaptın? Sen ya, Harbin'den ne yaptın? Kuzenimle sinemaya gittim falan. <gülüyor> 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 Muhammed böyle <laughs> ölü falan. Dostoyevski okuyor musun? İşte ben iki kardeşiyim daha çok. <laughs> Allah belanı versin. Siz Vatpet kitaplarına düştüm. falan Böyle bir hani hayal kırıklığı e, seyirci açısından da gerçi insanlar oh, öf, 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 bitirememişler şeyi. Ama bence bilerek yapılmış bir şey olabilir diye düşünüyorum. Burada bak şey güzeldi. E, Diyalogların içeriği güzeldi. Yani sahnenin heyecanı evet bilerek ya da bilmeyerek olsa sahnenin heyecanı genel atmosferi e, tuhaf olsa da mesela Alicent'ı savundu Renira ilginç bir şekilde. Renira'nın daha önce onu yaptığı gibi. O kadar da soğukkanlı bir katile dönmez falan gibi bir şey getirdi. Böyle... <gülüyor> 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 De... Bir sonraki şey, şey herhalde biraz. Şey aynen orada bir şey olacak belli ki. E Damon'da işte bizim her türlü şey yapabilme kapasitemiz var. Her türlü itlik köpekliğimizde. <laughs> o komikti ya. Sen yaparsın bak Kur'an diyor. Biraz daha spesifik olabilir misin? Sen yaparsın derken nasıl? Taşla kafasını ezer, ezeriz bir şeyin demiş. işte i̇şte bak bu diyalog zinciri bence senin dediğini tamamlıyor. Sonunda da diyor ki sensiz hayatıma bak. Yani bence, bence artık Rhaenyra e harbiden e, tamamen stratejik olarak Damon'ı yanına çekiyor. Damon da buna hazır zaten. Aslında Damon Viserys'ten göremediği duygusal desteği <laughs> Renira'dan görüyor şu anda. <laughs> Viserys şey diyor. Viserys işte yanlış şeyi söylüyor abi. Do you need something diyor. Damon böyle ağzına sıçarım seni diyor. Burada <laughs> Renira I need you deyince <laughs> ah, işte. Damon tamam güzelim ne istiyorsun? Söyle bakalım. <laughs> Yakın mı <mi> gideyim? <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Kimi yakayım? Söyle bakayım. Göster. Kimseni şey yaptı. <laughs> Hedef göster. Vuralım kıralım falan diye. Aynen. <laughs> 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 bırakayım bombayı hemen üstüne diye. Ya o yüzden um, evet. bence oyunu kurallarını öğrenmiş durumda şu anda. Sistemi yıkmak için sistemin kurallarıyla saldırıyor. <gülüyor> kral. <gülüyor> ha, o, o konuda da aslında bilmiyorum. Sonra, şimdi de konuşabiliriz. Sonra da yani, düğün sahnesinde de oraya yazdım. Hani Damon seçimi kağıt üzerinde iyi. Hani seyircinin istediği seçim bizim evde de var Team birisi. Ama sen Haaland'ı tercih ederdin değil mi? City. <laughs> Jesus Jesus oğlum biz. Ha okey. <laughs> Haaland kimmiş? Oğlum Jesus'la Haaland'ın yan yana pozisyonlarını koyup bak Jesus kaçırıyordu Haaland atıyordu... hemen video yapmışlar. <laughs> Neyse şimdi evet, konumuz değil. İngiltere Premier Ligi <laughs> Açın şeye bakın lan yani fikstüre bakın. şey <laughs> tam. <laughs> Arsenal bu hafta sonu 4-0 kaybedecek. Ben bunu Aynen. söyledikten sonra. Porsche <laughs> <laughs> Liverpool'la da oynuyoruz. Şey değil yani. Porsche do wing olabilir Aynen. Paris yapmayın arkadaşlar. <laughs> şeye nereye etti hattık gene. Yani. Damon evet. kağıt üstünde iyi dedin. Ha, kağıt üzerinde Damon iyi ama daha önce de bahsetmiştik ya burada. Hani ben seçiyor olsam Renira'nın kocasını. İlla Renira tamamen duygularından arındı artık. Stratejik hamle yapıyor. Hı hı. Moduna gel geldiysek, ben olsam giderim Boros Borosperati'yle evlenirim. <laughs> Damon'ın <laughs> toprağı yok, ordusu yok. Ah toprağı katmıyor. var. Damon toprağı var. Aldı ya karısından. Orası ona kaldı. Neydi o? Unuttum adını. Runestone mu? Ha Runestone var. Eğer kitabı tabi ki alamıyor hocam. O ha. başındaki hatun onlara ona posta koyuyor vermiyor hiçbir şey. var. Onu bilemem. E Pentos'ta da anlaşma yaptı bu arada. Ama tabii orada durma şartı olacak. Onu nasıl yapacak bilmiyorum. Şeyi de almıştı oraya da çevirip bir çit koymadı etrafına. <gülüyor> 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 Hak iddia edebileceği yerler var diyeyim o zaman. Okey. Hak edebileceği <laughs> toprakları var. <laughs> İyi. Step al sen ne olur lan. Orada <laughs> ekin eksen ekin olmaz. Şey anasını Ha, <laughs> Haraç geçen gemilere bu işe gireceksen gir. O zaman. <laughs> Otopark yani... mafyası oluyor değil mi Damon böyle? Abi burada gemiyi çizerler yani. <gülüyor> 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 o işe gireceksen gir. Ama dediğim gibi bir mesela Baratheon'ları aldın. Storm, Storm Lordu'yla evlendin. O zaman götü yemez işte sana Hightower'ın şey yapmaya. Tabii. Atar yapmaya. Um, ya da Lannister muhabbetini daha önce yapmıştık. Uh, Jason'la sahnelerde demiştik işte. Hani Jason'la evlense aslında hiç savaş çıkmazdı diye. Aynen. Lannister'lar da e, stratejik orada. Stratejik açıdan aslında Daemon pek mantıklı bir seçim değil. Her ne kadar Rhaenyra böyle düşünüyor olsa da birazcık o Daemon'ın ırkçı <laughs> kafası <laughs> bir <emiri> şey yapmış. <laughs> biz Targaryen'iz, biz yakarız. Şeyine gelmiş o. Targaryen milliyetçisi kardeşim bunlar aynı. Bu arada şey bu Fire and Blood'da Red şeylerden birisi de Daemon'un aslında %100 Valyrian kanı olmaması muhabbeti. <laughs> <laughs> Aa <gülüyor> öyle mi? Onu bilmiyordum. Şeyde uh, The World of Ice and Fire'da sanırım şeyde Um, J. Harrison yani Damon'ın dedesinin annesi Targaryen, Pure Targaryen'di. Hı, hı Fire and Blood'da o, o kadını şey yaptı um, George Martin. işte Massey, Massey ailesinden evlenmiş yani First Blood kanı koydu aileye. Ha, okey. Yani Ceheris'ten itibaren yani pür Targaryen olanlar sadece Aegon, Maegor, Aenys kaldı. Ceheris'ten itibaren First Blood kanı girdi Redcon olarak. Anla. Yani, daha daha iyi yani, olmuş. Orayı okumamış maalesef daha. <gülüyor> <gülüyor> pür Targaryen'iz bizim Valeria'ya dayanıyor soyumuz falan diye geziyor ama halbuki First Blood kanı var yani karında. O kadar da okudu ha. geçen bölüm. Okuyordu devamlı. <laughs> o kadar şey indirdi bulamam. <laughs> Benim dedemin annesi e, nin şeyi annesinin annesi mi oluyor işte şey Messi işte soyadı. Um, direkt first, first men ailesi. Annesi çok dağıtmayalım konuyu. Peki um, burada şeye ne diyorsun? E, Damon'la sevişirlerken sırtında ve omzunda yanık mı var bir şey var yara yara mı yanık mı öyle bir şey var o şey ya Nereden olmuştu evet. onlar hatırlayamadım ben onu. Relationship coordinator vurmuş Damon'a demek. <gülüyor> 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 Oha orada. <gülüyor> <gülüyor> Fazla sevişiyorsun daha sakin falan. <laughs> Sürtme kızart. <laughs> evet. Um. Bilmiyorum. Savaş yanıymış. Step mı kalmış? Ben dikkat etmedim. Ya baya böyle omzunda ve yani kamerada o açıdan alınca e, biraz karanlık. Aynen. Karanlık sahne olduğu için kaçmış olabilir bu arada. <laughs> Ya bu... Aa, Damon şey ya. Yaslanmaktan o. Yaslanmaktan. <laughs> <de> çürütmüş. <laughs> Çürümüş herif artık kaç... O 36 saatler yaslanıyorum abi. <laughs> Şeyi de hatırlarsan Reyna ile bunlar uçarken Reyna havaya ateş atıp içinden geçiyordu Daemon'dan. Allah, Allah, çok insanlar bunlar ha, Targaryen'ler değil. fireproof mu diye başlayacaklar evet, diye çok evet. korktum. Ya. Bence he, ona bağlayacağım. Bence onu yıkmak için yapmış olabilirler. Yani yanık gibiydi ha. onlar. Yok yok başlasın Targaryen'ler fireproof mu, lafına. Çünkü göreceğiz olmadıklarını yakında. Reyna'yla da yani Geliyor. yani. Geliyor diyorsun tamam. <laughs> geliyor merak etmeyin çünkü o zaman Deneris fireproof abi falan. Dizide fireproof diye işlediler yani hakkını yemeyeyim. Evet. Dizi sıçtı yani orada. Şu <laughs> şey oldu böyle artık. Süper heroya döndürdüler. Evet, tatsızdı. Ee, fire resistance biraz daha hani sıcak su banyosu su yapıyordu ya Deneris sürekli. Ha. Sonra böyle şeyi elini sokuyor. Allah yandım buraya efendim dedi. Hatta Emma'da da vardı <laughs> o muhabbet. Emma şeyken bizleriz böyle soğuk bu ya falan diyordu. Valla bizim evde de beri öyle oğlum. Bir açıyor 50 derece su ben giriyorum. Bu oğlum yani. <laughs> ben de öyleyim abi. Yokuyorum kendimi direkt. <laughs> Sürekli de yalnız şikayet edene de şey diyorum. Ben Targaryen'im ya falan diyorum ya. Sikeceğim senin. Kendim gidiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> işte şey muhabbeti olursa ha, o zaman da bu muhabbet yapılırken böyle anlatıyordum insanlar arkadaşlar bu dizinin bok yemesi Targaryenler e, yanıyorlar yani eğer inanmayan varsa açsın Dance of Dragons'ı okusun güzel <laughs> tanesini mı var orada spoilerlar var orada şey var ne o um, Summerhall ne o, şey katlayan bunda bütün Targaryen'ların sülalesinin aynı şeyde yanmışlığı var yani. O okay. yüzden <laughs> <İşte. gülüyor> yanmıyor Targaryen'ler muhabbetine girmek isteyen varsa birkaç bölüm daha beklesin. Göreceğiz zaten yanıyorlar yani. <laughs> <laughs> ama ben işte biraz şey gibi hissettim. Zaten Daemon'u da e, göstermiş oldular ya. ama ben yanık gibi anladım. Bilmem bir açıklama gelir belki onun sonra. Belki savaş yaralarıdır ya işte Stepstones'da. Ya böyle Anlaştığım. şey gibi değil hani böyle bıçak kılıç yarası gibi değil de harbiden böyle bir deformasyon gibiydi yani omuzda ve sırtında bilmiyorum yani. Greyscale demesin de ama. Ha yok onunla alakası yok canım. Ondan da kaçmışlar bence onunla da alakası yok yani. İyi. Bundan sonra evet. işte sevişiyorlar o tatsız hasta. Sikişiyorlar. <laughs> Sikişiyorlar. Ee, tabii buldu hemen Targaryen pusi hemen. <laughs> Taktı burada iyi bari. Ee, buradan da şeye geçtik. O sırada da Eymond e, baya böyle uzak bir yerlere gitmiş, orada Veigar'ı arıyor. Yine e, bir önceki bölümde Ejderhaya gidebilme içgüdüsü olduğunu <laughs> göstermişlerdi zaten. Burada de sure evet. Aynen. Açık arazide buluyor artık Vega'ri. Yani hoş bulamayacağın gibi gidiyorum ama ha. zaten hayvan bir horluyor, 300 metreden duyuluyor. <laughs> <Yani> ses geliyor <laughs> <laughs> böyle. <gülüyor> Yanına yaklaşıp böyle <laughs> diye şey ha. yapıyor. Bak, <laughs> <laughs> Nereye park etmiştik ya falan. Ben <laughs> basarak geziyor değil mi AVM <laughs> dur dur ben fotoğrafını çekmiştim. B15'teydi falan. en son line'a park etmişti bilmiyoruz. <laughs> Öldü kadın. <laughs> Soramıyoruz da. Anahtarları nerede bunun <laughs> Yakından... <Yedek> anahtarı çalmış. Çıkarınca yaparken. Evet ya ruhsatı var alıyor değil mi böyle çıkarken? <laughs> Yakından güzel gözüküyordu bu arada yine iyi yapmışlar ya animasyonları falan bayağı iyi ya Veigar'ın uğraşmışlar. Buraya yani. bayağı para dökmüşler ya bu Aynen. sahneye bir de uzun da tuttular. Yani hmm. Adım adım her şey anlaşıyor ama iki, yine şey çakalını yaptılar daha detaylı ejderha yine gece gördük bu arada. <laughs> detaylı çekimlerde hep gecedeyiz Şeyde yani. de gece oluyor kitapta da yine bir şeyleri var bahaneleri. Evet evet. Öyle. Çalıyor ya hani herkes uyurken. Ha, aynen. Oradan Gece bağlı. oluyor. Hmm. Ee, ama Eymont'ı Pitt'te buna domuz verirlerken bu bayağı öğrenmiş yani. Komutları falan öğrenmiş. Ee, otur kalk, <laughs> öğrenmiş. yuvarlan. <laughs> Hepsini <laughs> <aynıdır>. öğrenmiş. <laughs> şey diyor ya bu ne diyor? Um, Doheras ve Weigar diyor. Aynen. Doheras şeyden hatırlarsın um, Valar Morghulis, Valar Doheris. Ha evet. Valar Morghulis, all, must, all men must die. Valar Doheris, all men must serve. Burada da Doheris diyor yani. Serve diyor. Serve diyor yani. aynen. Obey anlamında söylüyor. Doğru doğru hatırladım şimdi sen deyince. Serve hmm. diyor. Sonra bir şey daha bir kelime daha söylüyor orada da. Orada işte şey diyor. Fly diyor galiba sonrakinde. Diyor. Fly var. Bir de şey var. Calm down gibi bir şey mi? Ne diyor işte. Ha, evet. Oldum, calm oldum. down diyormuş. Aynen. Onu yazmışım. Okey öyle bir şey var. Sonra da kontrol ediyor. Yani tabii şimdi kesin bunda tartışan olur mu bilmiyorum. Hani ben çok görmedim de. Bu kadar kolay mı kardeşim gitti yanına. Otur dedi kalk dedi bindi gitti gibi bir tepki geldi. Buna bilmiyorum. Sen ne diyorsun bu sahneye? <laughs> Zaten bu çok tartışılan bir şey. George Martin de bir şeyi e, büyülü şeylerin mekaniklerini anlatmaktan nefret ediyor George Martin. Hani böyle... D&D oyunu gibi işte ben yeterince intelligence'ı varsa zar attı mı 14 <laughs> bir atarsa yandı falan diye. İlkinde yüzden... düşük atıyor değil mi? Vegar ondan Aynen. böyle atar yapıyor. Ne şey yapıyor? Bizdim check falan yapıyor böyle. <laughs> critical attı falan. Vegar dom aldı siktir de Vegar'dan Or iken Morty'e bağlı da. Aynen. <gülüyor> um, Açıklanmıyor yani kitapta da. George Martin hiçbir zaman mekaniğini açıklamayacak bu büyü olaylarını zaten. Tam olarak nasıl kontrol ediliyor. Um, kitapta da uh, bu olay şey oluyor. <laughs> kitapta Viserys Eamon'un da resmen götün yiyorsa git bir tane bul diyor ya. If you're ha. bold enough you'll get one falan diyor böyle. Tam bunlar Dragonstone'dayken. Gaza getiriyor. Ondan sonra gidiyor böyle Öyle mi dedin lan ön alacağım geleceğim deyip Eamon öyle gidiyor. Burada da şey böyle hani cesaret <laughs> etmiş olması biraz da şey oluyor artık. Seni ejderhaya seçtiğin kadar ejderhaya da seni seçiyor. Aynen ona bağlıyorlar biraz da. Ve de bunun bir kuralı yok işte yani hani kızlar diyor ya o benim annemindi ondan sonra miras bana kaldı onun benim ruhsatı de. İşte öyle bir şey yok yani sonuçta ııı burada bir saygısızlık varsa belki hani annesi öldüğü günde günü yani aldı ama maalesef almaya da bilirdi. Hani gitti Vega'nın karşısına Tohares filan dedi <laughs> gitti yandı <laughs> yani. Bunun o hani Quentin Martel'e sorabilirsin onun nasıl olduğunu. Onun da böyle gidip neresi ejderhalarından birine gel bakayım buraya falan demişti. Ben. Sonra <laughs> yaktı falan böyle. <laughs> i̇şte şey tam olarak Aymut açısından ben gideyim bu ejderha çalayım. Ölebilir mi? Yani, yani. Yani. Hatta kitapta um, tam şey yaptığında oraya geldiğinde Joffrey orada. Joffrey 3 yaşında kitapta. Burada daha bebek. Ha. ha. Joffrey bu da Aemon Joffrey ile işte Joffrey ilktiriyor falan ejderha bokuna düşüyor falan hatta Joffrey. <laughs> um, o Joffrey'e yakalandı sanıyor Aemon ejderhayı alırken. O yüzden böyle aceleyle çıkıyor falan üstüne. Hani ha, bir okay. korkacak zamanı bile kalmıyor. Ne yaptığını da bilmiyor o anda. Sonra soruyorlar ne yaptın manyak mısın nasıl sen Vager'ı şey yaptın deyince işte ben ya ben hiç düşünmedim bile gittim çıktım üstüne falan diyor. Öyle. Anladım. E burası burada da daha mantıklı biraz... ...olmuş olmuş. <laughs> ha, burada işte o korkuyu yenmesini işlemişler. Hani gidip dur falan diyor. Veigar bir bakıyor, bir kesiyor. Yüzde %67 Valerian Blood. <gülüyor> 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 İyisin. Falan diye. Ezine peyniri gibi değil mi böyle? Yüzde %30 inek. <laughs> böyle bir bir damlat bakayım şuraya kanını. <laughs> bunu beş duyu organınla şey yapman lazım. Bardağa fırıyor falan. cinniyor falan. <gülüyor> kokluyor. <gülüyor> hey Oğlum müthiş olurmuş ya. Eymut'u alıp böyle koklasın. Götünü kokluyor falan. <laughs> Vuruyor böyle götüne çat çat çat. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Seni küçükken <laughs> çalkaladılar mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor falan muayene ediyor falan böyle. <laughs> Tamam tamam sen sen iyisin ya problem evet. Şey yapıyor. İşte... Nihal atsız kitabı çıkartıyor. Şimdi kafatasını ölçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Um, artık Beygar da tam a Beygar Valeria'da doğmadı gerçi. Um, o Valeria'nın uh, Beygar Valeria'da do yok Valeria'da doğmadı. Sadece Valeria'nın doğdu böyle. O yüzden tam %100 değil Beygar'da. Ha, yani okay. %100 de hani Valerian'dan değil artık. Dragonstone'da doğmuş. Yüzde yirmi yani keçi. <laughs> yani işte keçi. Ailede <laughs> keçiler var. Evet. Um, i̇şte çok zaten kitapta işlemediği için hani olur olmaz nasıl oldu bilmem ne diyemezsin yani. İşte burada bir tek şey burada bir saygısızlık var mı yok mu meselesini tartışıyor insanlar. Etik mi değil mi? Evet biraz da. Etik mi? Tabutu daha yeni attık suya daha batmadı bile falan diye böyle işte e, eh, Eymen'i de gaza getirdiniz işte o kadar. <laughs> Kaç senedir bu lig altında senin necderen yok diye. O da hırs yaptı. Ben de en büyüğünü alacağım lan falan diye. Gaza geldi. Ee, biraz da şey oldu. Ee, Zaten kişilik buradan... olarak da uyuyor Eymen'in kişiliği Veygar'a. hani. Veygar'ın Sonra... gerçi şeyini bilmiyoruz değil mi? Hani bak şeyi vermemelerini bu yüzden yapmış olabilirler. Konuşuyorduk ya Leyna nasıl aldı Veigar'ı diye. Yani onun süreci evet. bir daha gösterse tekrar gibi olacaktı. Onu Sapochnik söyledi gibi özel olduğunu işlemek için bu kadar uzun tuttuk dedi. Hmm. İşte Dragon Binding olayının özel bir şey olduğunu işlemek için çok uzun tuttuk sahneyi dedi. Dediğin gibi daha önce belki kısa bir sahne çekseler de onun özelliğini kaybetmiş olacaktı. şekilde yani. tekrar gibi olacaktı aynen. Güzel i̇şte, planlamışlar onu. Evet işte burada zaten şey filan da var. Um, um üstüne ha, daha Beygar zaten kalktıktan sonra da bir test ediyor onu. Bir Aynen. böyle dip kalkış yapıyor böyle. Birkaç G-Force verelim bakalım bayılacak mı eşli olacak falan diye. Bir zaten böyle. Ha, bir kalkıyor bir düşüyor. Kemerini bağlamamış gerizekalı diye. <laughs> Orada böyle ilk bunu teyim etmeye çalışırken böyle Daenerys'in Astapor'da olan müzik çalıyor, Denres'in ejderalarla. Evet. Sonra aldıktan sonra da Daenerys'in Dragon'a ilk e, Dragon'a ilk bindiği sahnedeki müzik çalıyor. Arkada da onu işlemişler biraz. Aa, güzel olmuş. Ha, yani. Acemilik ustalık diye um, hızlı kaptı. He, orada hemen kontrolü aldı eline. Ama tabii um, buradan zıplayacağız mı bilmiyorum ama. Kavgaya geçeceğiz evet. Buradan çocukların. şeyde de. Kavgasını... İnanılmaz bir um, kişilik değişimi oluyor bu uçuş sırasında. Oğlum daha evet <laughs> iner, iner inmez sen ejderhama yemedir falan diye. Daha, <laughs> daha, daha, dur lan daha yeni park ettim daha ıs, motor ısınıyor be motor ısınıyor. <laughs> hani şey benzettim ben kafamda ha. Böyle bullying olup olup sonra school shooting yapan adamlar evet. işte olur yani. Ya, o da akılda böyle nört duruyor o hep. Aynen. Sonra Aynen. eline makinalı tüfek alır. <laughs> Gider old school shooting yapar. Bu da direkt öyle bir kişilik dönüşümü oldu herifte. Ya Amerikalılar da aşağı yukarı böyle ejderha bulur gibi silah buluyorlar yani <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o parça gidip bana vaygar verin oradan bir tane diye <laughs> alıyor, programlıyor, gidiyor okula yap yapıyor falan ben. Olmaz ya. o kişilik değişimi e, inanılmaz yani. Tabii ki biraz gerçekçi. O yüzden hani bullying e işlemeleri bu açıdan güzel olmuş. Çünkü bu kadar bullying'e maruz kalan birisinin bir anda güç zehirlenmesi yaşaması normal o açıdan. Bir anda şey işte belli ki uçak kaldı <laughs> ben diye indiriyor uçağı. Bomba var mı sizin köy mü Ben de düşünüyorum da ben de bir gecede ejderhaya bins ejderhaya binsem tribe girerim herhalde ya. <laughs> Ben de gelirim kesin abi. Gerçi ben de <laughs> Bilmiyorum. Ben daha çok Eygen gibi olurum ya. Uçalım kıçalım. Havada parti yapalım abi. Uçalım. içelim biz falan diye. Ee... yani işte öyle yere indiği anda herif bir anda dediğin gibi Şunu <laughs> ilk gördüğüne yani. böyle ejderhama yaktırırım seni falan diye. <laughs> Hatta evet. şey muhabbetini de yapıyor işte domuz bulun ya yani işte Beyla deyince benim de, deyince benim ejderham bile yok. Git bir tane domuz bul kendine falan anlıyoruz zaten orada tribün yani. Evet, direkt ne kadar içinde şey varsa, o yüzden zaten Ayman'ın geleceği parlak o açıdan <laughs> ee, şey kendisi um, bol bir terapiste gitse rahatlıcı <laughs> kesin bir şey olur yani. Burada bak şey de değişiyor. Bu hayatlar yapması gerekir. <laughs> Cenaze sahnesinde Ayman'ın e, Cesarese ve Luca yaklaşımı daha böyle konuşamasa da daha sakin ve olgunken <laughs> burada. Seni baban gibi yakacağım falan. Lan dur oğlum 5 dakika önce bunlara da iyi gibiydin. Bu kadar gaza gelmesen Benim babam mi? yanmadı dedi bir de ya. <laughs> of ya. Güzel mi ya. Sen ne bir şeysin ya. Dur ya. bakalım. Geliyor ya, şimdi yine Farshada Vinkoğlu'nun. Anlamamış piç olayını ya. Aynen. Hiç anlamamış. Bir kere şimdi o kadar fazla bu sahnede kim haklı? O önce vurdu, o bıçak çekti, o laf söyledi, o yumruk attı. İnsanlar oturup kalkıp bunu tartışıyorlar manyak gibi. Oğlum sahnenin anlatmaya çalıştığı o değil yani. Değil ya, alakası yok Çocuk bu Çocuk bunlar lan. Hani şey gibi. Um... Çocuklar ve ailelerin onların anlattıklarıyla hareket ediyorlar yani. Aynen sistemleri. işte yani sahnenin anlatmaya çalıştığı. <laughs> hani düğün sahnesinde de vardı ya aileler sahneden izliyordu çocukların Aynen, kavgasını. İşte bu da bir sonraki jenerasyon. Ee, onlar da aynı şeydi. Zaten hani daha önce dediği gibi kavga da e, işte sinirlenip saldırma falan Harvey'nin o sinirlenip klo saldırması pitch denilince evet. mesela onlar harvinden onu öğrenmişler. Pitch derse birisi saldır. Öğrenmişler. Onu Belli ki şeyde e, da Mesela tekme atıyor hatırlarsan. Aynen kol gibi atıyor aynı tekme. Evet, kol tekme at demişti şeye. Aegon'a işte dövüşürlerken. Hani birebir ebeveynlerinin bir iz işte. Sen pitsin bilmem nesin. Biraz önce Aemon neredeyse böyle başın sağ olsun diyecekken <gülüyor> <gülüyor> sen pitsin falan diye girdi. Ayıp be. İşte kimin haklı olduğunu çok bir önemi yok yani bu şeyde. Çok böyle uzun uzun yani aa, oh, sen çak, çakı çektin, bilmem ne yaptın. çocuk çektin. evet. Ya. Yani işte çok önemli değil. Yani sahnenin asıl şeyi ebeveynlerin bu çocukları bu hale getirmesi. Çünkü daha önceki işte o Pink şey muhabbetinde The Pink thread muhabbetinde taşak <laughs> geçiyorlardı yani. Çocuk oluyorlardı. Hani Eamon the Bull etmiş olsalar da arada öyle bir düşmanlık yoktu. Burada ha, işte burada ne ekersen onu biçersin işte. <gülüyor> Biraz <gülüyor> Ektiler, öyle. bunu biçiyorlar yani. E zaten yani, Harvin yüzünden herhalde yani Cesaris böyle bireyinden şey yani sanırsın Assassin's Creed oynuyor pezevenk. <laughs> Nereden soktun onu? Şulak diye çektin. <laughs> İnanılmaz yani. Her getirmiş onu oraya direkt. Evet. Ha, yani birisi çalıyordu hani şey diye geliyor ya. Ha, doğru hazırlıklı geliyor aslında. Doğru. Kızlar kaldırıyor. Belki o yüzdendir. Hani kim çalıyormuş lan çıkarıyor çakıyı. <laughs> <ya. gülüyor> Biz kasım paşa <çocuğuyuz> lan <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hayır, sen Beygar'ı korumaya mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ejderha bu manyak mısın? <laughs> Çakımla korucam ejderhaları falan diye. <laughs> Ama benim burada hoşuma giden şu oldu. Ee, şimdi tabii hoşuma giden derken zevke geldim diye değil. Göst yani anlatı açısından. Aim'ment yine yalnız yani Aegon yok, zaten kol korumada yok. Anası yok. baba kimse yok. Diğerleri team up. Önce kızlar saldırıyor, sonra ekip halinde saldırıyorlar. En son Luke'la Jesse's beraber hareket edip yaralıyorlar. Yani onu da çok iyi vermişler sahada. Bir taraf hep team up, diğer taraf hep yalnız. O yalnızlık evet. bence herkesin başına bela olacak. Yani sadece e, Renira'nın ya da e, Damon'ın çocuklarına değil, herkesin başına bela olacak gibi hissediyorum. <laughs> Yani o çocukların işte birbirlerine yardımcı olması o dört çocuğun işte Aymond'ın tek başına kalması evet dediğin gibi gene um, şeyin bir sonucu <laughs> kendi ailelerinin kesinlikle um, um, yarattığı bir şey. Sonuçta yine cenaze sahnesinde um, ikizlerle işte Luke'la şeyin Jason birbirlerine destek olduğunu el tutuştuğunu da gördük. Burada da o bağ devam ediyor. Belli yani onlar bu bir şekilde burada. devam edecekler. Yani. Eamon't'ın yeah. da bullying şeyinden dersini çıkardığında işte bullying is bad. But if you have a dragon it's good falan diye. <gülüyor> <gülüyor> hani ejderha bulursan sen de yapmaya başla şeyini almış olması biraz gene Alicent'in çocuk yetiştirmesinin şeyi yani. Onu tam. vermiş. O değeri vermiş işte. Kristen Cole gibi adamlar çevresindeyken. Bak Alicent tam nasıl anne biliyor musun? Böyle çocuğunu okula yollar dayak yer mesela. Sen de vuracaksın. Sen de vur ya. Olsa sen daha çok vur. Aynen. Tamam anne. E zaten fiziksel şiddet uygularını da gördük. Hani Aegon'a. E. Evet. Yani psikolojik şiddet uygularını da gördük. Yeşiller gene kızıyordur. Gene başladılar Alicent'a sıçmaya falan. Yani... Annelik zor. Orada dövebilir de sevebilir de. <laughs> Babasından <laughs> hiç suç yapmıyorsunuz, Vermiyorsun. Vereceğim. <laughs> Bizleri size suçlayacağım birazdan. Bekleyin. Vizeris babası gibi değil oğlum zaten. Başta orada suçtu. Zaten demin konuştuk ya. Vizeris ben her sene şunu istiyorum. Vizeris bunların babasıydı mı? Aa doğru lan bunların babası Vizeris. Falan oluyor. O Art kadar Kristen alakası. yok. Father figure Kristin Cole yani burada. Evet. Onun o da direkt daha kötü. Kabadayı <laughs> olarak işlendi yani. <laughs> Aynen. Onun yani, şeyi yani. bu işte. Eğer bu sen bullying e maruz kaldıysan gücü eline geçir önce sen de git diğerlerini bulaya yani. <laughs> sana vurdularsa. E tabii Cole da öyleydi. O romantik adamdı gemide. Gel beraber gidelim işte çilek bahçelerinde yaşarız falan. Bir saniye Hayır. Zaman... <laughs> seni de çekerim, seni de sikerim, seni de öldürürüm. Ne oluyor? Oğlum şu zaten abi falan diye. Böyle. <laughs> Kız biz vermeyin diye. Herkes karatıyor zaten falan Adam böyle. of <laughs> <laughs> oh ya inanılmaz bir karakter gerçekten. <laughs> Peki buradan meşhur sahneye geliyoruz dizinin e, atmosfer olarak. Bu arada ha. pardon. Söyleyeyim. Şeyde de normal dizide de şey vardı ya. Joffrey ile Arya kavga ediyordu. Ha evet. Sonra işte Robert'ın önüne getiriyorlardı. Aa doğru aynısı. Evet. Kur, kurdunu öldürme şeyi vardı. O kurdu salıyordu falan hatırladım. Aynen aynen. Şeyde um, Joffrey ile Arya Joffrey böyle Arya'nın şeyini um, kılıç dövüşü yaptığı çocuğu dövmeye başlıyordu. Sonra Arya Nymeria'yı salıyordu Joffrey'nin üzerine. Kolunu sürüyordu filan. Hatırladım abi. Evet. Ondan sonra işte oradan sonra Nymeria'yı öldürecek Cersei diye Nymeria'yı salıyorlardı. Tancan ağlamıştı orada ben biliyorum. Aynen ben üzülmüştüm. Nymeria'ya taş fırlatıyordu atıyordu ya böyle git git falan <laughs> diye. <laughs> ben, ben kızıyorum oğlum yapımcılara. Hayvanlı sahnelerde üzmeyin beni diye. Çok geridir. <laughs> e abi sen hemen üzülüyorsun canım. Ne yapıyorsunlar canım? <laughs> <laughs> evet, evet. Ya, o koca kurtları acımasızca öldürdüler yavşakları ya Neyse. <laughs> Orada de lady öldürün o zaman aynı bunlar filan diyor diye. işte Evet ya. Şimdi... Orada Robert'ın da böyle aynı bir sonraki sahnede göreceğimiz yani Robert da bir türlü şeyi bulamıyordu. Bizersin bulamayacağı gibi. Yani o sahneye benziyordu burada çocukların ebeveynlerin düşmanlığını devam ettirmesi Doğru. olayı. Yine iyi mirroring ki aynen. Robert paraleli bir sonraki sahnede de var biz Burada Orada da bahsederim bir. Tamam. O zaman geçiyorum şey sahnesine. Kılıçlar çekiliyor. <laughs> bu sahne <laughs> tam şey ya. şeyin Kompelan'ın vardı, Bana pezevenk dedi. Onun gibi bir sahne bu yani. <laughs> o bana şunu dedi. bana bunu dedi. Biz zaten ayakta duruyor. Aynen. <laughs> Şeyle. Hand, neydi lan kadının? Hande Kadının soyadını unuttum ya. Sevda Demirer. Bana sorma abi ben. Şimdi, Biz şimdi Sevda Demirer, ben çocuklukta aşık oldum için okay, Sevda tamam. Demirel'i hatırlıyorum ama diğerinin Hande'nin soyadını ne unuttum. Yener. Diğer <laughs> De 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 değil di. Atayız, atayız ya. Hande atayız. Atayız mı? Hande atayız, atayız. Atayız anne. Allah kahin. Ne Sevda Demirel. dinceymiş. Çok yeşirmiş Sevda Demirer. <laughs> 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 Tam o sahne evet yani. Ne dedin sen? Ben şunu dedim onu dedin. Hadi sen bana kız ben sana bağırıyorum. <laughs> Ama bak yine çocuklara yükleniyorlar. Gidiyor Eamon gidiyor. Kim dedi? Söyle kim dedi? O dedi, bu dedi. olan kim dedi işte? E, kim diyecek anasını satayım? Vizelis'in bu pasifliği de yoruyor beni. Ya. Kim dedi? Eamon look at me. Kör oldum abi. Neye bakacağım sana ya? Look at me. Gözüm yorulmuyor. <laughs> Bilerek mi söylüyorsun bunu ya? <laughs> evet. Abi evet ya. Hiç babalık... Bak Robert da böyle bir babaydı. Hiç alakası yok diyor çocuklara. Aynen. Yani. Paraleli onda zaten burada Robert paraleleri çok fazla ya. Olayla evet. bir türlü şey yapamaması. Baş edememesi. Evet ya. Öyle yani, yani. tam olarak sahne nasıl önce bir işte çocuklardan başlıyor. Sonra ne oldu ne bitti derken bir pitch muhabbeti çıkıyor işte hani Renira kim söyledi diyor. Piç dediler falan diye. Aynen. Oradan sonra kim söylediye dönüyor. Sonra işte Eamon Aegon söyledi diyor. Şey Viserys Aegon'a gidip Agon diyor bu arada. Agon söyledi diyor. Agon'a gidiyor. Herkes biliyor falan Agon da orada hani bak bir şekilde yalnız analarına gitmiyorlar. O ilginç. Yani orada da bir şey var. Annelerinden korkularından bence tabii. Weymouth bakıyor bir önce. <laughs> İkisi de bakıyor. Böyle bir şey oluyorlar. <laughs> Aynen. Um, evet o Ama şey ya. Yani. <laughs> Burada şey ilginç bak. Koris e, yine sessiz. Bak bunlar diyor pitch diyor bilmem ne diyor. Koruyorlar bir yandan. Bak o sahnede mesela şeyler güzel. Konumlanmalar. İşte Corliss, evet. Waymond falan. Waymond gerçi daha ortada. Waymond'ın duruşu da. Evet. de Korlis daha böyle bütün çocukları koruma şeyindeler. Ama Corlis yine böyle ya öyle mi ya ben şey yapamadım. Korlis bir girişi iyi yapıyor. Ne oluyor burada lan falan diye bir iniyor. Sonra hiçbir şey söylemiyor. <laughs> bir girdi <laughs> o kadar. Kral yani. Corlis falan diye. E ne oldu? krala atar İnsan... yapıp gitmedin mi sen yavşak zamanında? Hadi şimdi de yapsan atarını. <laughs> <laughs> bu arada şey aynen tahtın onu tahtına oturuyor şey. E, bizleriz. Evet. Um, bizleriz fena başlamıyor aslında. Dedim acaba bizleriz burada bir <laughs> hardcore bir şey yapacak şey mı? Önce bir atarlı başlıyor böyle işte. Kim söyledi bunu? Kim söyledi lan filan diye. Eymut bakıyor bir alısın desem mi lan alısın tık. diye. Sonra Eygen. Eygen bak. Ben ne, ne alaka ya? ya? Neredeyiz biz? <laughs> sağ ol, sağ <laughs> böyle. Öpeyim mi gel? <gülüyor> <gülüyor> ne var burada? Cenaze gitmedi mi daha? Kesin <sevişmeden gülüyor> kaldırmışlar bir yandan da ya. Yani. Aynen. Kitaba uygun aslında. Kitapta da aynı şey dönüyor. Eygın ee, diyor. Eygında da böyle sana kim söyledi <laughs> falan diyor. E, gözümüz var abi görüyoruz biz yani. Herkes biliyor mu? <laughs> görüyoruz yani bu kadar diyor. <laughs> bunun çocuğu olabilir mi? Babası siyah ya falan diyor böyle. <laughs> yani <laughs> o açıdan biraz siklemez biraz şey yani şey yapsaya şey Viserys sonra şey. ben şeyi bekledim Viserys böyle bir anda sessizleşiyor benim bir atım vardı diye anlatmaya başladı <laughs> at muhabbetine yine gidiyor herkes böyle şaşırıyor ne diyor lan bu <laughs> ondan sonra Allison şey diyor görüyorsunuz değil mi bununla uğraşıyormuş <laughs> Herkes Amazon'da ak, veriyor. Ya. At. Ha, abi buyur açıklasın size. Söyle bizleriz hadi açıkla bakalım. <laughs> bakalım bir bok anlayacaksınız mı? <laughs> Deliyle bıraktınız Herkes mı? yeşil oluyor. Üç ondan sonra tamam ya yeşil olduk abi biz. Bizleriz harbiden çekilmez ya. Evet. Yine <laughs> <Öyle> taklıymış. <sutu> <laughs> evet. Burada bir Vizeris'in Um, kendi çocuklarını hiç sevmediği biraz açıkta yani. Çok sert giriyor yani şeye. Hani gözü gitmiş, yarısı kopmuş kafasının falan. Hiç umurunda değil yani bizler için görmüyor. Hani birazcık uh, Renira konusunda ya da Renira'nın çocuklarını koruma konusunda um, tek, tek taraflı de. olduğunun Hı -hı. bir göstergesi. Ha tabii bu tek taraflıyken bu sadece yine lafta kalıyor. Hani tek taraflı tamam onları korumak istiyor kendi çocuğunun yaralanmasını pek siklemiyor işte hani şeye dönüyor direkt bu hani AKP'nin şey olur ya 100 milyar dolarlık yolsuzluk çıktı. Kim sızdırmış lan? Falan diye girer yani. <laughs> <Yolsuzluğu bak. gülüyor> Sızdıran gazeteciyi bulun falan diye giriyorlar ya. Bu da aynı. <laughs> bu. Çocuğun kafası koptu senin falan. Şey böyle. Kim, kim, Hiç mi dedi oradan birisi? hiç <laughs> mi Hemen orada yorumda <laughs> değil Hiç yani. Derdine düşüyor yani şeyi. O açıdan bizlerisin um, kendi yani Alison'tan olan çocuklarını olan şeyi biraz um, Robert'ta da vardı bu. Gene aynı paralel. Tabii. Hani yani. Robert'ta hiçbir zaman biliyor muydu, bilmiyor muydu o çocukların piç olduğunu um, büyük ihtimal biliyordu. Um, ama o da bizleriz gibi işte Siktir et ya falan hani. Aa, koy götür benden sonra. Çok fena abi. içeyim ben çayım İsmini koyduk nasıl o, olsa. <laughs> o şeyde de mesela Cersei şey diyordu. İşte şeyin Joffrey'nin kolunu ısırdı Direwolf. O zaman Arya'nın kolunu keselim falan diyordu böyle. <laughs> Robert'a böyle çüş amına koyayım. <gülüyor> <abi."> <gülüyor> <gülüyor> yani, Yok ya ben yani falan diye. Bunun <laughs> kafasını alalım. <laughs> Alice'ın aynı muhabbeti yapıyor. An eye for an eye diyor. İşte Burada yine paralellik var. Orada da işte net sen kendi çocuklarına disiplin ver ben kendi çocuklarıma disiplin vereyim. O kurtunu öldürelim. Tanca'nın kalbini indirelim filan diye. <gülüyor> <Cool> <gülüyor> <the> böyle... <laughs> Sallamadan hani doğru düzgün bir çözüm üretiyor mu üretmiyor. Sadece yeah. um, kendi aman <laughs> şeydi hani orada böyle arayı çağırıp böyle şey diyordu filan böyle It's a great crime to lie to a king. Doğruyu söyle bakayım filan diyordu. İşte vizerisinde böyleyse işte söyleyin bana ne oldu filan muhabbetleri de aynı. Harbiden baya paralel sahneler. Vizerisinde o kadar atıp kükredikten sonra Bir sikim bundan yaptım. sonra diyeni keseceğim vallahi dilini filan. <laughs> Şu ana kadar <laughs> kesmedim. Bundan sonra diyen olursa Öpüşüm hiç bağırışım. ben diye bağırıyor böyle. Bundan sonra. Tam o arkada yapamamış. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> bu gece hani bir... 10, 20, 20, 20, giriyor devreye bu falan diye. <laughs> Sabah da diyete başlıyordu. <laughs> bundan sonra derken o duymadı orada. Tamam şimdi keseceğim. Gerçekten keseceğim bundan sonra dilinizi falan. Son adamın son bitiriş noktası da şimdi artık öpüşün barışın beni de uğraştırmayın falan deyip çıkıyor falan. Evet. Orada yani. zaten Alicent'ın kafayı yemesi. This is Aynen. not sufficient mı ne diyor? Ne diyor işte? Aynen. Ha hançeri kapıyor sonra belinden. Dedi resmen öpüşün konu barışın diye bitiriyor yani. Olmaz <laughs> <İnanılmaz gülüyor> Bizi, ya. Um, hiçbir şey yapamayışının nasıl bir şey çıkardığının foreshadowing demeyeceğim artık. Orada ön izlemesi var hani direkt. Kılıçlar çekildi. Bir birbirine girdi artık. Ama bence yine de dizi iş savaşa gitmeyebilir. Spoiler vermiyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Halı saha maçıyla karar verecekler. <laughs> Abi evet. ben geçen yalnız o adama hak verdim ben. Ben geçen gün Titanic diye bir film izliyorum. Bana kimse onu batacağını söylemiş. <laughs> Sonra çocuğun birisi yazmış onu. Bu i̇şte filmin ağzına falan yani. Sonuçta batıyormuş. Ya bir dönem şeydi ya böyle 2000'lerin başı Six Sense çıktığında abi adam ölüymüş diye herkes birbirine bıçaklıyor diyor. Söylemeyin ya çok iyi film <gülüyor> <dizi."> <gülüyor> Film şu an var ya kimsenin aklında değil. Kimse film hatırlamıyor bile artık yani. Kimse bir daha izlemedi. Burada <laughs> Şey abi, Six Sense'e gönderme vardı bunun sonundaki setup'ta da. Yani Aynen. Ya, ikinci anlıyorsun ya. Evet evet. Ö ölüyüm şeydi. Bir şeydi. Aynen. <laughs> Six Sense stiliydi yani burada. Sonunda konuşuruz gene onu da. Aynen oraya geleceğiz. İlginç Six Sense demen de, de. Yani burada da bence oraya bir gönderme vardı. Bu arada... Neyse, Heh, ha, şey biliyorum. diyecektim. Kolun da homofobik de ortaya çıktı yani. Hemen böyle ne yapıyor? Genç kavar yerini mi eğiliyor Leonor falan derken Mehmet meh, diye güldü orada kolda. <laughs> Tancı'na delirtmiş kol. Aynen aynen. Orada Harold böyle bir böyle sus ağzını. <laughs> diye Kitapta da homofobik lafı var kolun. O Joffrey kavgasında da belki onun da etkisi oldu. Ha, olabilir bak. Hani eğer gerçekten homofobik bir adamsa. Kitapta da ileride Laenor'a laf söylüyor. Şey diyor, Laenor kral olursa Red Keep'i onlar şeye çevirirler falan diye böyle artık. Ne denir? <laughs> Zevk <yuvasının> <gülüyor> <şeye> <gülüyor> çevirirler. <gülüyor> SNM dungeon'a çevirirler. Bütün gün kırbaçlar vurbaçlar falan diye. <laughs> Öyle bir laf söylüyor Laenor'a. Tam bir kroya herif. İnanılmaz ya? <laughs> Zaten neyse Tanca şeydi. Arif homofobik olunca <laughs> Tabii. Ben şu an benim için şey... girecek soldan bir ama dövüyor <laughs> Damon böyle sakin girdi zaten. Dur bakayım fa. Ben olsam ağzına indirirdim bir tane yani. acımadım. Burada <laughs> Alison'ın söylediği bu eye for an eye" lafı <laughs> hıh. -hı. Sure diyeceğim ama hani um, şöyle söyleyeyim, spoiler vermeden bir iki üç bölüm sonra tekrar bu I, An eye I lafını, bunun neyi tetiklediğini, yani bu kafa yapısının Allison'dan geldiğini yani o sana bir şey yaptı işte Sanki. o gözünü çıkardı, biz onun gözünü çıkaracağız. Ee, kitabı okuyanlar bu An eye for an I lafını bu karakterlerden birisi belki iki 3 bölüm sonra gene söyleyecek. Ee, o olayda hani siz bize bu zararı verdiniz o zaman biz de sana eşlenik zararı verecek kafa yapısı bu hikayedeki en önemli iki olayın arkasındaki kafa yapısı hani spoiler vermeden bu kadar söyleyebiliyorum artık Anladım. Saçma ya. anlaş anla, yani hiçbir şey anlaşılmadıysa da o olaylar yaşandığında bu NI for NI hani kan davası gibi hani Kan davası olacak aynen. Sen benim çocuğumun gözünü çıkardın. O zaman ben de senin çocuğunun gözünü çıkarmak istiyorum. Kafa yapısını. ileride ne gibi bir çığa, çığa olacağını hani kartopunun topunun çığa dönüşeceğini göreceğiz. O zaman tekrar buraya ım, hatırlarız bu sahneyi. Yani şey yaparız hatırlarız. <laughs> yani burada başlıyor bu NI for an muhabbeti. Im, öyle evet. Vizeris'in de <gülüyor> gece <gülüyor> Vizeris kalk kalk çocuklar kavga etmiş. Böyle şeyini giyiyor filan. Dur ben şeyimi de alayım. Dagger'ı da alayım filan. Her ihtimalle karşı falan. <laughs> falan. Dagger'ı niye aldın abi? <laughs> Şu pijamaların üzerine Dagger'la geldi. <laughs> Allah'ım ya. Birini keserim <laughs> belki artık. <laughs> yani lazım olur ya. Alısın falan lazım olabilir Dagger. <gülüyor> <gülüyor> ben bir götüreyim bunu. Yani <laughs> neyse Yalnızsın, o sayede güzel evet. Güzel bir de full cruel yani orada artık. İstediği gözünü setsin izin veriyorum falan iyice tripten trip'e giriyor. Gerçekten kendini kaybediyor. Tabi burada esas konu şu oldu bence. Ee, Renira'ya saldırınca ama işte zaten ateşin önünde işte yazıların çıkma <laughs> muhabbeti vardı. Onu bir yine gösterdiler. Üstüne de işte şey hırsını biraz daha vurgulamış oldu. Sen istediğini yaparken ben görevimi yapıyordum hırsını istiyor, aynen o o hırsı daha da vurgulamış oldu ama Renira da orada güzel lafını sokuyor İşte bak ee, böyle davranmak zormuş değil mi şimdi herkes senin ne olduğunu görüyor falan gibi bir yerden giriyor biraz bile tahrik de ediyor tahrik indirimi <laughs> var yani orada Ve ilginç olan tahrik Damon mesela ayırmaya gitmiyor o da memnun evet. tamamen kontrolü kaybetmesinden hiç karışmıyor orada Damon ee, hani şeyi durduruyor evet. filan Kristen elleme elleme hani Renira'nın ölme yani öldürülme riski olmasına rağmen hani bıçakla gidiyor. Damon böyle Kristen'cığım hiç uğraşma istersen bir bırakalım. <laughs> Ellemeyelim bakalım <laughs> ne olacak abi. Ben de merak ediyorum gerçekten. Catfight. Hayır mı Damon böyle <bir> <laughs> oymuş değil mi? Ot o da, da Scruff's'ta vardı ya. Otto en sonunda konuşuyor bu arada. İşte indir kılıcı kızım falan gibi. Alicinta sesleniyor. Otta da artık evet. zevkten 31 falan çekiyor orada. E, Alicinta tabii, tabii. bak ne coştu falan diye. Ama şeye de güveniyorlar sanki ya. Yani Renira güçlü kalıyor biraz da. Hani fiziksel olarak da bilmiyorum hani evet. şey ama rahat duruyor yani. Orada şey hamle çok ilginç. Çok hızlı oluyor. Sanki böyle Renira da o darbeyi almak istiyor gibi hareket ediyor. Böyle bir şaşırıyor falan ama çok tuhaf o hamle böyle hani... ...böyle çekerken o da elini çekiyor gibi... ...falan böyle bir tuhaf. Ketçap varmış elinde böyle ketçabı sıkıyor falan. Aynen. Ya kareografi <laughs> kötü... <Kesinlikle. gülüyor> Aynen. ...ya kareografi kötü orada... ...ya da öyle bir tuhaflık var yani o sahnede. Şeye kadar iyiydi. O her ne kadar şeyin saçma olsa da... ...hani bir anda... ...ver lan onu bana deyip gidip... ...şey saldırması... Um... Renire evet dediği gibi böyle hiç korku ya da bir şey Renire de yok sanki istiyormuştu hani ya da alışıntın gerçek yüzünü göstermesinden dökülsün yani, artık diye yani. memnunmuş gibi bıçağın tabii bir kehanetsel bir simgesel önemi var filan böyle Renire'nin evet. şeyinde hani Renire bıçağa bakıyor filan oğlum bu bıçağın temsil ettiği şey benim sen ne diyorsun ya falan diye. <laughs> sen kimsin abi alışınt açısından tamamen şey bir şeyken hani... Ekmek bıçağı herhalde bu falan. Bizler için <laughs> neden manyak Bak bu kebir ekmeği bıçağı değil mi? Niye bununla geziyor bütün gün <laughs> falan? hani René'ye açısından bütün şeyi temsil ediyor. Targaryen hanedanının ağırlığını falan temsil ediyor. Alicent'in tabi Annelik kıskançlığı, işte kurallara uymanın kıskançlığı... ot 30 yılın ya da işte kaç yaşında oluyor 30 yaşında falan bastırılmış sadece pitchler konusu değil yani. Değil evet. Dediğin gibi o duygusal ilişkisinden doğan işte um, kıskançlık um, kendi istediğiyle yatıyor olmasını görmesinden arkasında Rhaenyra'nın ondan daha iyi anne olduğunu Olmaz. görmesinden doğan kaçtık üst üste üst üste artık yansın saatli bomba yani tam bir şey yapsan terapist bulsan adam yani direkt dolar şeyleri çıkar gözünde falan Tabii. böyle of, teyze sen de Aa, baba sorunu var anne sorunu var hani anne erken ölmüş baba manyak koca <laughs> i̇şte sorunu <ne>? var <laughs> seksüel şey var um, frustration var işte tam olarak onu bastırmışsın üzüne işte toplumsal görevi üstüne koymuşsun sen ne olmuşsun böyle <laughs> falan diye. terapiste götürsen adam böyle tez yazar üzerine yani <laughs> Vallahi ya, dizi yaparlar üzerine ondan sonra <laughs> aynen şey böyle ya sizin ben okulda öğrencilere gösterebilir miyim sizin şeyi dosyayı falan diye <laughs> ders verirken yani her türlü şeyi Koyarsın yani burada. Yapar ya, yapar gerçekten. Öyle. Evet. Ya o yüzden bak, Elsinhte kızamıyorsam ki tek şeyim buydu yani, tek tutanağım. Ama orada da babasına tekrar e, tepki göstermemesinden dolayı çok şey yapmadım ya. Eski eski inancım kalmadı orada. <laughs> yani zaten o yüzden Otto sevinçliydi. Uh, Elsinht. Evet. Um, burada ona, ona gelip geçiyoruz gelip zaten. Da... Aynen, buradan ona geçiyoruz. Burada yani. bir tek şey vardı. Eamon'un son sahnesi var. Bana üzülme anam. Anam, anam bana üzülme. <laughs> Orası böyle Shakespearean falan böyle biraz. Evet. Gerçi o şey geçiyor şeyde. Ama öyle geçmiyor. Eamon söylemiyor galiba. Başkası mı söylüyor yani? Otto söylüyor olabilir mi? Aynısını söylüyor çünkü. Ejderha aldık ha. İyi karlı iş falan. Bilmiyorum. Şey. Tam hatırlamıyorum kim söylüyor ama birisi aynı muhabbeti şey yapıyor hani. Yine bu o şeyde de söylemiştik ya işte Gözü e, Odin gibi işte gözünü evet. sacrifice edip güç kazanan şeyler işte Bloodraven'ından, Euron'undan bu hikayede de birkaç kişi var zaten öyle. Um, onu biraz daha o şeye bağlamaya çalışmışlar. Um, Bran'ın da şey var ya işte. <laughs> mitolojik bir altyapıya bağlı. You'll never walk again but you will fly muhabbeti. İşte, Aemond'un da işte gözünü kaybettin ama artık uçacaksın yani. Nükleer şey B-52 aldın şeyinden. Burada zaten Abi, Damon da Eamon da bakıyor ya böyle. Ha bu çocuk. <laughs> bu çocuk akıllı bir çocuk galiba. <laughs> kolu yardıma çağırması ve kolun gitmemesi ilginçti. Ha evet bak onu doğru iyi hatırlattın. Kol böyle işte bizim görevimiz işte bilmem ne falan orada boş bir şeyler yaptı. Gidemedi de bir türlü. <laughs> Görev tanımımızda yok bu filan. Görev şey yok. Aynen böyle. Diğer departmanın müdüründen gelen e-mail'i böyle benim işim değil bu filan diye bastı yolladı. <laughs> Hukuk departmanına bir danışmam lazım. Finansla <laughs> da alakası yok. Bunu marketing'e alacaksın. Ha? <laughs> Kolun erkekliğini de gördük yani orada. <laughs> Burada ilginç şey yine şey sahnesinde mesela yine Robert şeyinde düşünüyorum da hani böyle Marine Trent gibi falan bir herif olsaydı Cersei de git kes bunun kolunu falan deseydi o anda acaba o zamanki Kingsguard'da hani yapan çıkar mıydı? Hani şimdi bunlar daha bu, bu bozuk Kingsguard bile o kadar bozuk değilmiş gibi mesela kol bile Evet hatta şey oluyordu o sahneyi hatırlıyorum yani bunlar Selmy'i şutlarlarken emekli ederlerken diğer Kingsguard'lar üstüne gidecek olunca işte hepinizi böyle şey kafanız kafasını hmm. bir kek gibi doğrarım falan diyordu. Bir şey oluyordum böyle hani şimdi mesela Harold'da böyle bir durum yok ondan da dedim biraz Harold'u hiç bilmiyoruz. Yani zaten daha da fazla var o dediğinden. Mesela Boris Blunt diye bir adam var direkt Sansa'yı tartaklıyor. Ha evet. Sansa şeydeyken. Aynen. Ha. Hani burada Kristen Kolun yapmamış olması şey diyebilirsin hani onurlu mu onurlu işte görevi falan diyebilirsin. Belki de Kral orada onun da foyası meydana çıkacaktı. Çünkü zaten Westerling bir bakıyor ne yapacak bu piç diye. Hani sanki Kristen Kol hareket etse Westerling onun tepesine binecekmiş gibi hissettim ben. Ki bağırıyor Lebesini. bir orada. Durmur mu diyor. Hand, hands down Bakıyor, diyor galiba. Çıkıyorlar gibi bir şey oluyor galiba. Yok en son yanlarına koşarken artık en son müdahale edecekken hands okay. down diyor galiba ona. Orada da tutuyorlar zaten. Hepsi tutuyor. Diğerleri de tutuyor. Şey zaten hani Damon araya giriyor filan. Burada bir belki ileriye dönük hani Kristen Cole'un belli bir sınırları olduğu bir noktadan sonra Alışıntın Laris'le devam etmek zorunda. Hani Christopher buraya kadar. Onun Bundan sonrasında da devam edeceksin. Çünkü sonra da Laris'le konuşuyor ya. Göz lazımsa çizeriz falan diyor. <gülüyor> Laris. <gülüyor> Laris, tam bir sirke Christopher'a döndü. Kaç kaç kişi öldürülecek? Sen bana sayıyı ver. <laughs> <laughs> ne pis adam Aynen. ya. <laughs> evet şeyinde Kristen Kolun da Renira'ya daha ilk şey şeyinde diyordu ya duyvan mı dikilim diyordu ya ha, hemen. <laughs> um, Laris direkt onun gerçeği. Yakayım mı evlerini? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum evleri Red ki Bizim mi evi yakayım? Yakma evlerini. <laughs> Komple hepimiz yanarız artık. Diye. Dragonstone'u yakayım. <laughs> Piç herif ya. Neyse um, buradan... O'nun onu şey yapıyor olabilir. Kristen olabilir. Kulun. olabilir bu arada. <laughs> Zaten buradan da Otto'nun gazına geçiyoruz. Otto geliyor işte, vay diyor, senin diyor bu yönünü diyor hiç bilmiyordum falan. İyi oldu gösterdin. <laughs> Artık sen de bu oyunu kazanmak için e, işte gazsın falan. Bir sahne damatmeci şeyi söyleyeceğim. Harbiden burada bir bu sahne, bir de Leonardo e, Reniran'ın konuştuğu sahne harbiden müzeden çıkmış gibiydi böyle. Bütün o sanat ekibi öyle bir dizmiş ki sahneyi. Harbiden <laughs> böyle müzede tablo yürüyormuş gibi hissettim. Durdurdum hatta falan böyle. Baya güzeldi. Çok iyi dizayn edilmiş sette, sahnede. Müthiş gözüküyordu yani. E, ve dramatikliği de arttırıyor ya. Otto, o ot, yani şeyden almış biraz da. Yani ikisini daha böyle birlikte alıp Otto'nun o e, şey, gazını falan sahneyle beraber çok iyi vermiş. Ve bence Alison da ne yaptığının pişmanlığını da zaten kendi diyor ya. Yani sen gaza geldin de ben pişmanım lan. Hani aynısını zaten Larissa e da yapıyor. <laughs> Pek olmadı yani diye. Güzel bir saniyedi bu bayağı. Evet şey olarak <laughs> um, Alicent'in terapistinin listesine bir tane daha eklendi. <laughs> Kız 30 senedir her dediğini yaptığı Otto'nun otto yüzüne hiç gülmedi. Evet, Hatun yani. küçük bir çocuğu bıçaklamaya çalışınca Otto gelip böyle çok iyiydi ya mükemmeldin <laughs> falan diye. Oğlum sen nasıl bir psikopatsın ya? <laughs> Pis herif ya. Bunu, nasıl bir adam <laughs> ya. Yani. nedir? Kralı sik dedin, kralı evlendirdin. İşte Alison'ta kuralıyla oynattın. işte ne gerekiyorsa Alison her şeyi yaptı. Kızın yüzüne gülmedin. Geldim böyle bu gece kralı ziyaret edecek misin falan diye böyle yarrak gibi konuştu herif. <laughs> Kız gelip böyle 8 yaşında çocuğu bıçaklamaya çalıştım. Yani, <laughs> gurur duyuyorum seninle Allison. Gel bakayım bir. Gel bir sarılayım hadi. 30 senedir beklediğim şeyi vereceğim. İşte ver kimin kızı bakayım. be falan diye. İnanılmaz. Öyle bir artık psikopat dediği gibi Allison böyle şeyken kendinden nefret ettiği bir anda Otto'nun gelip Otto'nun da şey değil tabii ki Allison umrunda değil. Otto'nun derdi Alison da artık buradan geri dönemeyecek. Tabii Çünkü, Mesela Otto zamanında um, Damon'a, Dragonstone'a giderken nasıl Viserys'i yollamamıştı, kendi gitmişti. Aman bunlar barışmasın aynen. diye korkmuştu. Burada da en büyük korkusu um, Alicent'in ya Rhaenyra öldürmez benim çocuklarım? manyak mısın sen filan demesi. Her seferinde öyle bir şey söylediğinde sen bilmiyorsun sen salaksın falan demişti geçen şeyde galiba. Sen anlamıyorsun bunu. Anlamıyorsun. Daha. dedi. Aynen. Yani şimdi Anlıyor, anlamıyor. Alisson ne düşünüyor önemli değil. Alisson bu hareketi yaparak artık Renira ile barışma ihtimalini e, çöpe atmış oldu. Otto da bundan memnun. Aynı zaten şeyde de konuşmada da eh, bak pitch, Heymond Weigar'ı da getirdi bizim tarafa falan. Vallahi süper oldu ha, demesi evet. de Otto'nun tamamen <laughs> savaşa odaklı. Hazır olduğunu ve de artık gemileri yaktığını yani şey olduğunu gösteriyor. Yani artık hazırız. Sen de gel biz de player ol işte sen de gel savaşa girmiş ol. Em um, da bu noktadan sonra artık şeyden önceki son çıkışı kaçırmış oldu bu yaptığı hareketle. Vizaris'te de arası um, açıldı artık zaten. Vizaris sikleniyor başlıyor. Şey işte Orada hani teoriyi söyleyeyim bak burada. Ha şimdi evet. Dördüncü ilgili. Dördüncü çocukla dördüncü ilgili çocuk. O teori oydu. Hani burada şey dedi ya. Şimdi bir dördüncü çocuğu var bunların kitapta. Um, Viserys ile sonra bir de Darren oluyor dördüncü. Burada hiç bahsedilmedi. Şu kadar yani. hiç bahsedilmedi. Evet. Ve de Viserys'in artık organlar düşüyor bilmiyorum. Hepsi <laughs> düştü. Acaba dedim şey hani ben hala Darren'dan oldu ya olacak mı? Çünkü Darren baya önemli bir karakter. Hani illa birisini çocukların çıkartacağım desen mesela. Gerçi hepsi önemli anasını satayım. Hani bilmiyorum nasıl yapacaklar eğer işlemezlerse. Bu şey diyor yani ya Viserys seni affedecek. Sen tekrar işte şey ol iyi davran. evet. Ona. Özellikle söylüyor bunu aynen. Acaba dedim Viserys son bir ...şey yapacak, yapabilecek mi? Alicenton'a yaklaşacak. Ha, anladım. Yani... Arayı yapmak için... ...son bir sevişme. Son, son sevişme. bir memelerini gösterecek falan böyle. Vizeri... <laughs> 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 ...o anda. Ya da işte son... ...bir gider ayak, son bir kurşun atıp... ...öyle mi ölecek Vizeris diye bir düşündüm. Sonra sonraki sahnede... ...şeyde... ...konuşurlarken acaba dedim daha böyle... Sevecen mi davranacak? Hani elini mi tutacak? Bir foreshadow yapacaklar mı diye? Yapmadılar. <laughs> ya da şey olabilir. Görmüşsündür onu. Ee, Olivia Cook bu Rihanna'nın iç çamaşır markasına modellik yapmış. Gördün mü o videoları? Baya aş aşırı Tabii. seksi iç çamaşır <laughs> reklamında oynuyor. Onun hemen şey yapmış işte. Gerçek yeşiller be falan diye. <gülüyor> 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 Aa, ben de onu gördüm Rihanna'yla. Rihanna, da. Rihanna ne alaka lan? Ne yeşili ya bu? Ne alaka? Ha yapmış da Ryan'la da yeşil çıktı falan diye. Aynen aynen. Yani, işte, ya şey böyle hani e, Olivia Cook onun şeyinde oynuyor işte. Markasının reklamında e, okay. model olarak oynuyor. Bayağı da böyle seksi pozlar veriyor yani. Onun gazına gelmiş millet işte. Bak gördük gerçek yeşiller bu falan diye. Bizi <laughs> de o götürebilir yani. Reklamlarda böyleyse biz hiç senin bu yüzünü görmedik falan diyor da <laughs> izleri, otur, reklam izlerken reklamı görüyor. Oh. Lan ben bir çocuk daha yapayım mı? <laughs> <laughs> otta gibi bir işte teyze geliyor uyandırıyor falan. Aynen. seni çağırıyor. <laughs> Hiç bu yüzünü görmemiştim falan diye Yani neyse. <laughs> Ya burada belki öyle bir şey olabilir. Son bir alasın yanaşıp vizerise vizeriste hadi bir çocuk daha çakayım ben gider ayak falan diye olabilir. Sonuçta vizeris şu anda 41 yaşında falan abi. Adam evet, 116 ya. yaşında gösteriyor. Hmm. Onun da mimleri var ya işte Corliss, Damon, işte Leonor falan. Hepsi böyle aynı aynı. Bizleriz böyle <laughs> golluma dönmüş en sonunda. <laughs> Aynen. Yani. <laughs> yani kitapta 52 yaşında mı ne ölüyor sanırım. Burada tam kaç yaşında olduğunu bilmiyorum yani. Genç Gizliğin ama ya, evet. Pek yani. takip etmedim. Hani 55 falandır abi abi. Şehir, şehirde, şehirde taksiye çıkmış araba gibi herif yani. <gülüyor> Dökülmüş. <gülüyor> 500 bin kilometrede araba. Bu şeyde de Veigar'ın aslında Otto'nun Veigar'ı almasından bahsetmesi tesadüf değil. Çünkü burada Eymond Veigar'ı almasaydı ve de L Lain'a alsaydı pardon Rain'a alsaydı Weiger'ı. Um, siyahlar 7'ye 3. Çok üstün olacaklardı. Başlayacaklardı maça. 7 ejderhaya 3 ejderha. Ve de e. Vigar, en güçlü ejderha olarak hani 8'e 3'müş gibi falan böyle. Haaland gibi o 2 kişilik oynuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> um, öyle bir hareket yaptı ki Aymond. Şimdi 6'ya 4'e çevirdi. Pardon 7'ye 2'ydi pardon. 2 tane vardı şey 3'üncü yoktu. Tabii. Yoktu. Üç 7 oldu. tane. İkisi sadece ejderha. Belki hani başka bir ejderhaya binebilirdi şey. Eymond. Veigar olmasaydı belki hani 7'ye 3 olurdu. Şimdi bir anda 6'ya 4'e çevir... 6'ya 3'e çevirmiş olduk. <laughs> Neyse. Bu oldu Veigar'ı en güçlü ejderhaya da almış oldu. Evet işte onu diyecektim. En güçlüsü şey ama şey de biraz foreshadow değil mi yani ekip halinde e, bayağı baya zarar verdiler Aemon'da öldüre yani öldürmek istemediler zaten belki de ama e, da ekip halinde daldıklarında işi çok kolay olmayabilir yani. <laughs> aynen yani Veigar şey boyut olarak herhalde en yakın serakses falan mıdır ikinci büyük iki katı plan olabilir onun <laughs> e, baya büyük canım, onu gösterdiler ama hantal. Yani yerden kalka, koşarak falan böyle zorla kalkıyor Evet Öyle evet. olan böyle. Zor yükseliyor Mutfak falan. sevdiği sanatçı televizyonda çıkan yaşlı teyze koşuşuyla kalkıyor. <gülüyor> 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 dur lan dur kim çıktı? O benim oğlan mı çıktı Bu kalkıyor. Her seferinde kalkar mı, kalkmaz mı bu yerden diye bir şey yapıyorsun. Zaten boynu da böyle kuğu gibi, biraz da böyle büyük, burada böyle gıdısı yani. var, ördek gibi. Turtle. Bu arada benim tek gördüğüm dönüşen e, ejderha White Walker'ların aldığıydı. Hani kitaplarda zaten bahsediliyor muydu çok net hatırlamıyorum. Açmayalım o konuyu hocam. Tamam oraya girmeyelim. White Walker'ın aldı derken vurduğu vizeryonu mu diyorsun? Ha aynen. Ha şeyi. O da diziye Tabii. girdiğimiz için girmeyelim. Evet dizinin o kısımları sıkma yani şu an. Öyle bir silmişim ki oraları bir an için White Walker'lar aynen 20 20. Tam boş ver bu hiç dememişim gibi düşün. Hiç hiç <gülüyor> <gülüyor> Ama o belki olabilir yani kitapta da bilmiyorum. Renira'yla e, Renira'nın dikiş atılıyor işte. burada Master şey diyor. Valerian still cuts clean falan diyor böyle. Çok iyi çizmişler hanımefendi sizi falan diyor. E, sonra Daenerys geliyor. Ben diyor sana e, kocalık edemedim. Karıda yolluyorum. Artık hak ettiğin koca benim falan diye bir anda gaza geliyor. Ee, acaba ulan beni de öldürmesinler şey mi yoksa gerçekten Renira'ya ulan harbiden kız yalnız kaldı ha destek olacağız gibi mi bilmiyorum böyle biraz tuhaf bir şeyle geliyor çocukları yetiştireceğiz falan ee, bilmiyorum sen ne diyorsun bu saniye kaldı böyle ev yenerken pizza ile giren adam evet mimi ya. vardı ya <laughs> Aynı, da öyle giriyor içeriye böyle bir şey kaçırdım mı pizza getirdim ama falan diye yanıyor ya yani. falan dikiş atıyorlar <laughs> falan böyle benim gözü gitmiş falan. <laughs> çocuk burnu kırılmış böyle küçük çocuk duruyor böyle. <laughs> şey yani I should have been there diyor ya Rainier'a da this should be our housebirds diyor ya aynen Valerian <laughs> I should have been there aynen, Burada öyle. tabii en, en önemli şey, ilk şeyden giriyor. Tancan hemen Rainbow Fly'ı çıkarmış, sallamıştır Renira'nın şeyde. Tabii, şey Bayrağımı beni böyle yarattığı için nah, lanet olsun falan diye böyle. <laughs> Renira e de. İyi çocuksun sen ya. Sen niye öyle dedin? Diye evet şey ya. Bu nadir bulunan bir şey diyor. Hem diyor, iyi kalplisin diyor hem de diyor. E, evet. Onurlu bir adamsın diyor. Bu evet. nadir bulunan bir şey diyor. <laughs> ya burada artık Laenor'u ve Rhaenyra ilişkisine veda konuşması gibi veda hutbesi <gülüyor> <gülüyor> işte gibi bir şey olmuş. Hadi. Son hutbe. Yani i̇şte şöyle yaptık, böyle yaptık. Sen işte bundan sonra ben sana çok iyi koca olacağım filan derken Rhaenyra falan böyle koca derken e... <laughs> az önce eee <laughs> <laughs> e... <laughs> <laughs> bir de sen iyi bir adamsın dedikten sonra böyle şey yapıyor. Değil mi? <laughs> Aynen. Çok iyi adamsın. Gerçi şey değil ki yani. Sonuçta İyice open marriage. Hani, yani aldatmış gibi bir durum yok. Da. Tabii tabii. Ee, keşke bunu baştan yapsaydınız. Hiç <laughs> olmazsa çocuklar şey olurdu. Şey, strong çocukları olmazdı. Yani değil mi? Arada Ejderha ile ben işte ne bileyim eee şeyimi yengemizi ziyarete gidiyorum deyip gitseydi Damon'a falan. Gerçi Lane'a kızabilirdim. <laughs> <laughs> Dayım gilleri göreceğim. Sevişmeyin ama tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne anlamı kaldı o zaman canım? <laughs> Argaryen <yanlarda> nerede arkadaş? <laughs> Abi ya. um, yani işte buradan itibaren o Six Sense şeyi başlıyor ya kurgusu. Yani. Onlar konuşuyorlar biz anlam izlerken böyle Aslında belli veriyorsun. sonu evet. Sonu belli oluyor. Yani. İkinci izleyişinde oturuyor evet. Gittiği yer orasıymış. Hani öldürmeye ya da şeye gitmiyormuş. Buradan sonrası biraz yani o kurgu var. o diyaloglar güzel evet. Diyaloglar da üstüne aslında işliyor. İşte Fire is a strange power. Ne bileyim. Sea is the better ally. İşte Sea offers Bilmiyorum. an escape. Orada evet, o direkt düşeceğimiz dizi... zaten. Aynen aynen. Ne <laughs> bu Adam direkt denizden kaçacak ki bizimden. <laughs> <laughs> Fire prison falan. Evet güzel. Orası üst üste bilince baya güzel oluyor yani. Bu arada tabii iki diyalog var. Bir onları da çıkaralım aradan. Alicent'da Viserys var. Viserys siklemiyor Alicent'da. Hani burada çok bir şey yok aslında. Üzerini üzerine örtüyor. Ha diyor açma konuyu artık. Sus, sus kadın falana getiriyor. Esas gemide Larissa Ellison videoyu gösteriyormuş. Yani. Aç o zaman konuyu bakalım. Hadi bakalım. Şimdi görelim seni. Larissa konuşması var. O gergo. Zaten ona biraz değindik. Bacım kimi öldürelim falan. hani Varsa bir emrin. Amadeyiz. Biz buradayız falan. Laris hala gülüyor ya. Evet bak herif hep böyle hiç acındırdı, acındırdı kendini. Kardeşli babayı bir öldürdü böyle gezmeye başladı. Harbiden joker oldu başımıza piç. Oğlum sen böyle mal mal güleceksen sen hiç böyle şey olmaya Master of Whispers falan olmaya çalışmadan herkese vereceksin kendini yani. <laughs> Kim öldürdü lan bu adamı? Laris böyle bilemezdiniz <laughs> Bilemezsiniz ki evlen diye böyle. Aa bak bunu sen de demiştin ya, zaten. Abi. <laughs> herifin böyle çirkin bir pride'ı var. Logo koydu oğlum adam zaten. Belli ki Aynen, bu salağın sonu oradan olacak yani. <laughs> şey yapacaklar. Kim öldürdü bunu Laris e. Nereden biliyoruz lan? Herifin götünde Larissa Vasir yazıyor abi. <laughs> yani sonu buradan olacak. Harbiden o <laughs> kadar bağırıyor yani artık. Bu kadar cinayet istiyorum. Kimse bana hakkımı vermiyor ya yani Brandy Adam. <laughs> ya, evet, şeydir evet. Littlefinger yoluna girecek gibi biraz. Ee, Littlefinger'in o Catelyn Stark'a e, saplantısı öyle bir şeydir ki hani gidip böyle adam Catelyn Stark'ın e bekaretini ben aldım falan diye geziyor falan ortalıkta. Um, no Halbuki şekil. seviştiği kişi Catelyn değil şey. E yani Ha evet doğru bu arada. oldu. Şey yo, yo, duyuyor musun beni? Ha, duyuyorum. Ha tamam ses mi gitti acaba? Ha şey de odur yani. Ya o ben şeyin Catelyn'in bekaretini aldım. Onunla saplantı öyle bir şeydir ki Catelyn öldükten sonra bile Sansa'yla devam ediyor falan evet böyle ya. artık. O artık iyice sağlıksız bir herifti zaten canım. Hastaydı. Sağlıksız bir herif. Laris de öyle. O da Aynen. başka bir sağlıksız. Um, şey işte Laris'i de büyük ihtimal o şeyi verecekler. Uh, Alicent'te şeyin farkında <laughs> ne olduğunu bu herifin nasıl bir manyak olduğunu ya da... korkuyor yani harbiden bu sefer. Ama korkuyor ama bir yandan da o eşiği açtığı için um, savaş eşiğini açtığı için Larry'sini ihtiyacı, ihtiyacı olabileceğini de düşünüyor işte. Tabii kullanacak belli canım. Tamam sonra işte böyle şey <laughs> um, sonra lazım olursun sen bir hadi bakalım sen bir, bir şey yap ben sana 2-3 bir video göstereyim <laughs> Laris gel, gel, gel bak bak videoya bak falan böyle Laris böyle bana bir, bir link atabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> yok link sana sadece ben göstereceğim falan diye direkt onu böyle şey yapabilir biraz kadınlığını kullanarak Ha, oynatma moduna döndürebilir hani zaten oynuyor herif de oynamaya hazır da hani belki canım. kontrol atma tutma muhabbetinde hani sakın gidip red keep'i yakma hayvan olay hayvan yavaş <gülüyor> <gülüyor> yani orada göreceğiz ileride Laris biraz gizemli karakterden amsalığa düşmesi pek olmadı gerçi ama ama işte Ama evet, o... dediğin gibi izleyici açısından mantıklı olabilir. Hani çünkü biz hep gizemli karakter diye nerd'ler olarak kuruyorduk ya. Aynen. Genel izleyici açısından bu herifin ne şey ayak falan diyebilir dediğin gibi işlenmedi fazla. Belki genel izleyici açısından faydalı olabilir bu. Evet. O evet o da... bu da falan diye bir şeye oturtacaklar gibi, bir zemine oturacak gibi. Hmm. Ee, burada şeye de işte Renira'nın evlilik evlilik öncesi konuşması da biraz o stratejik şeye yakın oluyor bu arada. İşte I, I cannot face the green falan diyor. Green'si işte. ilk defa söylüyorlar bu arada. Heh, evet o da var. Şey olarak. Onu ilk kez söylüyor. Henüz bırak duymadık. İşte güçlerimizi birleştirelim. Beraber yanalım. Biraz böyle şey şarkı kayan şarkısına dur dönüyor. Ama bak bu arada şey de belli bak ben orada şey oldum. Leonor'un ölmesi lazım diyor Damon. Ya ulan diyorum sen Targaryen ya yani milliyetçi kadınsın Gidip de böyle kendi kanından ya da kanına yakın birini öldürmezsin bence falan gibi hissediyorum. Sen milliyetçileri sen. hiç anlamamışsın hocam. <laughs> ama bak bu öyle bir şey var ya. E, Leyna'ya karşı da bak diğer kadınlara nasıl davrandı. Leyna'ya karşı tavrı hali farklıydı yani herifin. O okay. yüzden <laughs> Daemon, Daemon'da bu var biraz yani. Bizim, <laughs> bizim kanı çok öldürmeyelim hani yapalım ama falan diye. <laughs> Zaten konu kitapta belirsiz. Burada Renira temizlememiz lazım falan. Hani Renira da işin içinde olunca ben o bayağı cesur bir adım attı herifler. Hani Renira'yı da evet. bu olaydan haberdar. Çünkü kitapta da daha çok gene Damon'ın um, şey yediği boklardan birisi olabileceği um, rivayeti dolaşıyor. Um, burada Renira konudan haber dalınca ilk başta ben o adamlar Renira'yı da soktular işe. Vallahi iyi şey oldu falan diye düşündüm. Halbuki öyle değilmiş yani. Renira falan şey yapıyor bir. Damon gelirken cinayet kapşonunu getirdin mi? Falan <gülüyor> getirdim getirdim. <gülüyor> ha, iyi hazırla onu <laughs> Bak bu kimin biliyor musun? Ezio'nun bu. O da böyle kapandı. Bu kimse görmezdi <laughs> falan. <diye>. Oğlum, <laughs> taşla ezilecek biri mi var? Falan diye. <laughs> ben de Burada artık bu şey sahnesine giriyorsak hani Leonor'un. Girelim girelim. Zaten evet. bundan önce şey diyor bir de işte Rainer, I will not be a tyrant and rule through terror falan diyor. Orada anlıyorsun aslında hani ya tam öldürmeyecekler ama ne yapacaklar gibi bir şey geliyor orada konu yani. Sonra da zaten Aynen, planı ben hala şeyde şey yapamadım evet. Hani sen tyrant olmayacağım diyorsun ama şimdi oyunu öldürmesine izin vereceksin hani ne ayak bu filan um, diye düşündüm ama sonra evet bir sebebi varmış. İkinci izle um, izleşti oturdu bu evet. diyaloglar. Orada evet <laughs> ben de ikinci de oturttum zaten. İlkini hızlı izledim. Birinci de ikinci... böyle bir ne diyor şimdi bu ne yapacaklar diye düşündüm önce. Ya şey de bir hızlı akıyor ya bir anda Damon çıkıyor birinin kafasını kırıyor sonra odaya giriyorlar kavga ediyorlar. Bir an böyle şey oluyorsun. Aa, bir de o diyalog çok cheesy geldi bana evet evet çok Bana... yapay çok teatral aynen Aynen, şey oldu böyle bu ne ya bu çok çiğize diyalog abi ne diyor orada you always underestimated me diyor bir şey ne diyor. alaka falan alırsın böyle nasıl <laughs> abi senin zikiyordu herif dün çiz, bugün ne oldu <gülüyor> 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 babamın tahtına girmişsin falan diyor o da böyle şey diye, ha, ya, sen nasıl girdin <laughs> buraya falan diyor ben böyle ne yapıyor abi adamlar şey zannettim onu ya hani kalkoru öldürmeye geldi de hani amdan götten bir sebep uydu. evet öyle hissediyorum. Kavga yani. çıkarmaya çalışıyor falan diye düşündüm biraz. Um, Sonra o güzel neyse, şey, şimdi çok fazla şey var bu konuda. En çok outrage bu konuda. Hmm. Dizide kitapta bu arada Laenor ölüyor yani. Kalkor'u öldürüyor Laenor'u. Um, ve de herkesin içinde öldürüyor. Spice Town B diye bir şeyde Drift Mart'taki kasabada öldürüyor. Sonra kaçıyor filan. İşte dedikodu çıkıyor. İşte Mushroom Damon öldürttü. Damon para verdi Kalkuru'ya e, filan diyor. Normalde de hani şey yok. İşte hatta resmi şeyde Master'ın yazdığında Kalkuru'nun adı bile yok. Hmm. İşte Household Nights'lardan biri öldürdü Laynor'u filan deniyor. Geçiyor. Ee, burada böyle bir şimdi burada dizinin ne yapmaya çalıştığını ya yani da şeyini anlıyorum. Burada hiç yapmadığım bir şey yapacağım. George Martin eleştirisi yapacağım. Yap kardeşim. <laughs> biz biz yeşil miyiz? <laughs> biz şey mi? Muhafazakar mıyız? Herkese eleştiririz. <laughs> ya yani şey, George Martin eleştirisi mi yoksa sadece bu kitabın eleştirisi mi? Şöyle bir şey var. Ben ilk The World of Ice and Fire çıktığında Dance of Dragons'ı okuduğumda yani iki tane Targaryen ayaklanması var işte Dance of Dragons. Hmm. Sonra da Blackfyre Rebellion var. Dance of Dragons'ı okuduğumda şöyle oldum yani şey yaptığımda herif tar ejderhaları yok etmeye karar vermiş. Ondan sonra böyle bir dönemi işte İngiliz tarihinde de anarşi denilen bir dönem vardır. Hı hı. O dönemden uyarlayıp hani ben bu ejderhaları nasıl yok edebilirim diye düşünmüş bir evet. <laughs> hani Targaryenler ejderhaları ejderhaları Karar denerisinde tabi ejderhaları geri getirdiğini yazdı ya bir noktada bu ejderhaların yok olması gerekiyor. Öyle bir sonuçtan geriye dönerek yazdığı için ben Dance of pek aslında pek beğenmem yani şey olarak. Yazım ve tarihsel olaylar olarak. Bana hep salakların salaklarla çatışması olarak görünür. Yani George Martin tamam işte gücün e, çürütmesini işte gücü eline alanların aile nedir, değildir birbirine girmesini falan tamam onları hepsi işliyor da yazım olarak aptalca karar üstüne aptalca karar böyle yeşillerle siyahlar hangimiz daha salaz diye savaşıyorlar resmen. O yüzden de çok fazla insan oluyor, çok fazla vahşet oluyor, çok fazla El arttırma Fire yani. and Blood mı diyorsun acaba? Hı? Fire and Blood mı diyorsun? Dance of Dragons mı diyorsun? İşte Fire and Blood da Dance of Dragons iç savaşın adı. <laughs> ha ha tamam okey. Ben kitaba gittim bir anda o yüzden. Dance with Dragons o. Ha tamam onunla karıştırdım. Ben diyorum ulan bir dakika o kit ne, ne oluyor falan. Ha, tamam, tamam, Dance şimdi of anladım. Dragons şeyin adı. Tamam. İşte savaşın böyle iki, iki tarafında kaybetmesi için yazılmış bir dönem resmen. Evet. O yüzden çok fazla salakça şey var. Çok fazla ölen insan var. Çok fazla el arttıran var. Sen onu yaptın. Ben o zaman bunu yapacağım işte filan diye. O yüzden diziye çevirmek bunu. Mesela Blackfire'da öyle değil. Çünkü Blackfire'da her iki tarafta iyi. İyi derken her iki tarafta da biz daha iyiyiz'in şeyini yapıyor. Aynen. Um, Dance of Dragon's'da her iki tarafta da biz daha salakızın şeyindeler. Hımm. Um, rekabetindeler. Öyle olunca şimdi sen bunu diziye çevireceksin. geçen bölüm Harvin öldü, Lionel öldü, Lionel öldü. E, daha savaş başlamadı bile amına koyayım. Daha başlamadan <laughs> <Daha> öyle <önce>. bile. <laughs> yani herkesi. E şimdi dizi izleyicisi için bir karakteri bağlanıp o karakterle yolculuğa çıkmak en önemli şey yani. Game of Thrones'da da mesela Bron gibi adamlar 8 sezon devam etmek zorunda kaldı. Çünkü çok HBO kafayı ya, şeye taktı. İşte o Focus gruba gidiyorlardı. En sevdiğiniz karakter kim? Bron çok komik ya falan diye. Tamam Bron verin Bron'a sahneyi diye. Öyle yazdı salaklar. Burada da yazılı metin buna uygun değil yani. Sürekli dökülüyor yani. O ölüyor. Ondan öldü bir tane. Bizden öldü. Ondan öldürdü. Red Viper da i̇şte... böyle gitmişti. O zaman Red Viper da çok sev. Öldürmeseydiniz mi? <laughs> İşte burada her bölüm Red Viper var. Aynen. Işte. Orada hiç olmasa Bütün sezon izledik Oberini ya da Ned Stark'ı bütün sezon izliyorsun. Ölüyorsun. Sonunda ölüyor. Aa sezon sonunda üzüldük. Rob Stark aa üzüldük. Önümüzdeki sezon bu sefer Oberyn'le başlıyorsun. En azından bir şey var. Bir yolculuk var karakterde. Burada daha Harvin girdi böyle güldü şey yaptı. İki şey söyledi yaktılar filan. <laughs> hani Kitap tarih kitabı olduğu için ve de tarih kitabı dediğin şey ölümlerin <laughs> kronolojisi olduğu için o öldü, bu öldü, bu öldürdü. kitapta da sırıtmıyor. Ama şimdi sen bunun dizisini yaptığın zaman e, şeye dönüyor. Artık ben casual izleyici olsam yani kitapla falan alakam olmasa şey diye düşünmüyorum. Artık bunlar da artık şok value peşinde koşuyorlar. Her bölüm birisi ölüyor. Saçma yani bu kadar olur mu işte? Geçen bölüm Harbin, Lionel Lena döktünüz. E tabii alışmaya e başlıyorsun. Bu, bu bölümde de ha, o sani şey diye yazarım. Bu adamlar artık bizi şaşırtmak için mi yazıyor? Bu saçma bu kadar diye düşünüyorum. Dizinin böyle bir problemi var. Olacak yani. Çünkü daha bu devam edecek hep böyle. Um, e burada da Lane orada da um, bir bu vahşetin için daha cenazeden kalktık. <gülüyor> <gülüyor> Birini daha gömeceğiz amına koyayım. Daha tabutu atmasaydınız bari bunu da koysaydınız. Beraber içine. giderdi hani Onu yapmamak için sanırım kurtarabileceğimiz karakterleri kurtarırız kafasına girebilir dizi. Ve de bu konuda da adamlara hak veriyorum yani. Çünkü tarihçi olarak okuduğumda okey ama dizi dizisine bunu çevirdiğinde çok mide kaldıracak bir dizi olmayabilir çünkü kimse hiçbir karaktere alışamıyor anasını satayım. Bütün evet. o senin Lionel Strong Fan Club şimdi döküldü. Kapacağım Onlar işte. Bir götürdüler. Um, o yüzden bir bu şeyi var. Hani um, sürekli ölüm hani kurtarabilecekleri karakterleri herkes çok saçma olmuş. İşte ne olacak? Aa işte Cismeo ne olacak. İşte ejderhası vardı onun. Tamam bu konular nörtlerin kafa yorduğu, yorduğu konular. Hani adam basıyor gidiyor hani şeye hani <laughs> ejderhayı ne yapıyor Arya'nın taş attığı gibi <gülüyor> <gülüyor> gelme lan mı diyor <laughs> normal git gelme <lan>. ben gidiyorum <laughs> diyor yani Şimdi bu saçma bir şey yani. Ejderha'yı bırakıp gidiyor mu böyle? 4000 kilometre uzaklaştığın zaman ejderha algılayamıyor artık onu falan mı oluyor? hani, <laughs> hani onun mekaniğini zaten çalışmasını açıklamıyor. Bu adamların da açıklamak gibi bir derdi olmayacak. E işte bu, bu arada... bir daha hikayeye getirirler mi? Getir... Araya bir gireyim bir var. hemen. Daenerys'te mesela hani evet. onlar birebir Daenerys'e bağlı değildi ejderhalar belki ama gidiyorlardı ya böyle takılıyorlardı, bulamıyorlardı falan. Bayağı bir Daenerys süre yok. zaten Jogger'ı bile kontrol etmekte zorlanıyor. Aynen yani bilmiyorum hani e, belki de terk etme mount, mekaniği de çalışacak harbiden. Bıraktı gitti ne, yani olabilir. Belki de başka olabilir bir. Olabilir yani ejderhası. sonuçta dediğim gibi George Martin bunun mekanini açıklamayı sevmiyor. Zaten terk edemezsin diye bir şey de yok. Böyle bir kural da yok. terk eden birisi de yok gerçi. Hani neyse çok da sıkıntı dizi zaten bu hani. Evet. İlla ki hani Leon'ları kurtarmışlar. Bir bu sürekli ölüm olmasının muhabbeti var. Bir de daha iki bölüm önce gay karakteri vahşice öldürdünüz. Evet. Var. <laughs> bu bölümde bir daha gay karakter öldürürsünüz. E artık Hani Bury Your Gaze diye bir trop vardır yani hani gay karakterleri hemen öldürür de Hollywood'da işte Aynen. şeyde. gayda. Ben, ben free ondan da anlamlı. Kaçınmak. Aynen. setim free diyor ya şey. Anlamlı ya. yani, o bir yandan da. Ondan da biraz kaçın. Şimdi içimdeki nört işte Sea ne olacak lan. İşte Leonor gitti. Onu hiç kimse tanımayacak mı Esos'ta? İşte bilmem ne. Evet. Öyle şeyler var. Yani ben de nerd rage yapayım istiyorum ama artık dizinin Başarılı olması da hani normal izleyiciyle genel izleyiciyle bir bağ kurmasına bağlı. Sadece Nerd Service olarak diz çekilmiyor maalesef. Aynen. Yani, yani, o yüzden normal izleyiciyi bayabilir evet. bu kadar fazla ölüm bu kadar fazla her karakter düşüyor anasını satayım 3 bölüm sonra şeyi. Ya yani, burada yani, ben... Belki... Savaş başlamadı böyle yani. Ya dediklerine katılıyorum. Nerd Rage konusunda hiç var ya yani aklıma bile gelmedi. Vay Leonar gitti Dejder sonra. Çünkü dizinin bana sunduğu şey çok ciddi bir zemine oturuyor. Şimdi bak bu sırf şaşırtmak için yapılsaydı hani dizi dedin ya buna mı yöneliyor acaba gibi algılanabilir. Sırf bunun için yapsaydı şu zemine oturtamayabilirdi. Ne, yani Damon'la Rhaenyra'nın konuşması çok önemli burada. Biz işte ben e, tyrant olmayacağım böyle korkutarak yönetmeyeceğim ama Damon diyor ki bak tamam yapma set him free ama senden korksunlar. Sen yapmasan da seni yapıyor bilsinler. Yani on, yani sana saygı duysunlar ama korkmaları da lazım. Algı, şimdi. aynen algı, perception is, aynen. More important ne diyor diye bize aynen o kafa yani. E buna oturttuğu zaman Rayanar'ın ölmemesi mantıklı çünkü o zaman şeyi de yıkacaklardır. Sen, de, onu yine sen birtin, yıkacaklardır. Reyner'i kurdular, kurdular, kurdular. Bu sistemi değiştirecek kadın bak sabırlı, bak çocuklarını ona göre yetiştiriyor, Alicent gibi olmadı, ne acılar çekti falan. Şimdi sen onu bir kırsan bu sefer bizim algımız kusura bakmasa Leonor'un ejderhasından daha kötü kırılacaktır Renira'ya e karşı. Sikiyim ejderhaya, o mu döner gelir ne bileyim yani anladın mı? Çok önemli değil ejderhanın nerede kaldığı. Ama Renira'nın olayı bozulsaydı o kötüydü yani. Evet. Seyirci olarak evet. Seyirci olarak, seyirci olarak bizim için bozulmamış olur Renira ama Westeros halkının algısı olarak bozulmuş oldu. Ha, evet o okey onu istiyorlardı zaten aynen. Zaten çünkü onu söylüyor zaten. Benim öldürdüğümün fısıltıları dolaşacak mı diye öyle bir şey. Aynen. E, dolaşsın şey diyor. diyor sal diyor dolaşsın diyor zaten. İşte Daemon da orada şeylik yapıyor Darth Sidious. Kapşonum da var. <laughs> <On> buradan. <laughs> dolaşsın dolaşsın korku dolaşsın biraz diye. Daemon hemen gazı gidiyor. Ee, burada yani önemli. Yani işte Lainer'ın söyle. Şey diyeceğim. Önemli <laughs> bir cümle daha var. Onu söyleyecektim. Ee, Colis ve Rhaenys aslında tek çocuklarını da kalan tek çocuklarını kaybetmiş olacak diyor. Ya bu biraz şey, işaret ediyor. Hani şimdi böyle bir ortamda da ittifakı nasıl sürdürecekler? Zaten Leonor'a ihtiyaçları var artık şu andan itibaren. <laughs> Ona bir cevabım var. <laughs> ben de o konuyu düşündüm sonra oturup böyle. Corliss neden Renira'yı desteklesin bu saatten sonra diye düşündüm. Ha, işte yüz merak ee, ediyorum bunu ben de. Ne diyorsun? Çünkü Corliss Renira'yı savunmazsa kendi tahtını da Raymond'a bırakmak zorunda kalacak. Ha, doğru lan aslında. Eğer oradan bağlayabiliriz. Kadının yani. tahta çıkabilme şeyi oluşmazsa ne denir? Örneğin yani geleneksel ataerkil sistem devam edecekse o zaman Corliss'te Laenor sonrası kızlara veremez tahtı. Um, Raymond gidecek. Tabii. Ha şimdi o kavga eğer olacak zaten. Yani Corliss yani eğer Renery diye Alicent'ın tarafını tutarsa Corliss o zaman çocukların pitch olduğunu da, da şey yapmış olacak. Luke'la Jace'e de gitmez, gidemez. Valerian tahtı. O zaman Raymond'a vereceksin. Yani Corlys gene pragmatik olarak yaklaşmak zorunda kalacak duruma. Bu sefer Rainis Re kızar. <laughs> Aynen. Tam onu diyecektim. O zaman Rainis de açılacak o zaman. Okey. Yani tabii onların bu işin Rhaenyra'nın yaptığının bir kanıtı ya da bir şeyi olacak bilmiyorum. Ya da Corlys'la Rhaenys'e gidip açıklayabilirler. Leonor'la hmm. böyle bir karar aldık. Leonor Lionel... zannetmem yapmaz. açıklamazlar büyük ihtimalle ama Corliss'in taraf değiştirme gibi bir lüksü yok. Çünkü taraf değiştirmesi demek çünkü kendi um, taraf değiştirmesi demek tahtı Bayman vermesi demek. Um, ve de zaten onun da bir sonraki bölüm önemli görünüyor olması. Çünkü King's e gelirken falan mı görünüyor? Büyük ihtimal o gidip Alicent'le falan mı görüşecek acaba? Olabilir. Alicent böyle gel Waymond bak eğer sen ateerkil düzeni desteklersen driftmakta sana kalacak Acı mı diyecek ona acaba? Çünkü Öyle zaten şey Waymond o kavga sahnesinde tam böyle Alicent'e yakın taraftaydı. <laughs> tam şeyde durmuyordu. Ortada duruyordu. <laughs> Çakal. Bu Lainor konusunda benim bir derdim yok değiştirmiş olmalarıyla Açıkçası ben de sürpriz olmasından hoşlandım yani. Aa bana da sürpriz oldu lan süper oldu filan diye. Hı hı. En son en son bana bir aa Grey Worm geldi lan diye bir sürpriz oldu. Sonra baktım değilmiş. <laughs> yani, Grey <Worm> sandım, <laughs> benim tek şeyim sakın yani buradan sonra Lainor'u tekrar diziye sokmaya çalışmasınlar yani. Benim tek korkum o. Çünkü Lainor'un diziye geri dönmesi demek uh, Damon Renier'e evliliğinin meşruiyeti yendiğinin ha, tabii. sakat olması demek. Gerçi öldü legal olarak bakarsan öldü olarak açıklanırsa o evlilik düşmez geri gelse bile. Çünkü öldüğü öldüğünü varsayarak evlenmişsen <laughs> ölmedi diye gelirse düşmüyor evlilik aslında. Her neyse. <laughs> ha. geri getirmesinler. Bütün derdim o. Bir teorim var bu konuda ki kitapta böyle bir şey olmadığı için şey yapmıyorum. Spoiler vermiyorum. Leiner geçen bölüm um, Tyrosha uh, Emerald var. Saçları mavi. Aa, cross dressing yapmayı seven. Aa evet hatırladım. Bir yer uh, işte Emerald varmış falan diye bahsediyordu. Ya. Neydi herifin adı? Recalio Randolph. Hatırladım hatırladım. Evet evet hatırladım. İşte belki o adam hani bir de bunun ikisi gay işte öbür adam da crossdresser hani daha bir e, gender fluid bir kardeşimiz gibi gözüküyor ya belki hani Carla la, Lionel şey olabilir. Hadi gidelim şu adamı görelim. Nasıl bir şey tipmiş bir bakalım falan diye. E, gidip onunla savaşmaya mı kalkarlar ya da işte şey yaparlar. Belki öyle bir şey işleyip Lainor'u orada bağlayıp öldürteplan da bilirler. Bilmiyorum. Um, ya şeye katılıyorum. Leonard bence de dönmemeli. Çünkü şu anlatıya da ters. Şimdi zaten set him free dedin. Bir gay karakteri serbest bıraktın. Zaten manevi olarak orada bir anlatın var senin. Ya bu adam hayatını yani. yaşayamıyordu. Şimdi onu geri döndürürsen bunu yıkmış olursun. E, herif ne yani, bir daha acı çektiği yere mi dönsün? Ama bir yandan da Renira'ya da bir bağı var. Ama şu dediğin şimdi kafama yattı. Yani oraya gidip kendine bir hayat kurup o hayatla bir yardımı dokunabilir bir noktada. Hani sonuçta da loop'u da tamamlamaları lazım teknik olarak. Geri dönmeden belki dolaylı yoldan yapacağı bir şeyle ya da yaratacağı bir etkiyle Renira'ya ya da işte bu sisteme yıkılmasına yardımcı olabilir. O mantıklı olur mesela. Böyle bir şey yapabilir. Yani işte orada oynayacağı bir rol olabilir. Çünkü o geçen bölümde o Amiral'in adını bir söyledi o. O adamı da büyük ihtimallerde göreceğiz. Bu Güzel olur ya. Unuttum ben de adını. Mor, evet. mor ve kavun içi sakalımı varmış neymiş. <laughs> Dario da öyleydi. Tayroshi geleneği zaten bu renkli sakal falan böyle. <laughs> Kitaptaki Dario da öyleydi. Mavi sakalı şey altın rengi bıyığı falan vardı. Ama HBO'nun <laughs> fantezi öğeleri <laughs> kapkara bastırma <laughs> geleneğinden dolayı önce böyle bir daha bir şekilde abiydi. Sonra Dario iyice şeye döndü. Ik, ikinci Dario böyle bildiğin yoldan bulmuşlar adama döndü. Evet ya Hiç hiçbir özelliği yoktu. Şeyi yaptılar herifin. yakışıklı bir adamı bulmuşlar getirmişler. Sen gel Dario oldun yani. <laughs> um, e şimdi eee um, tek so bir korkum daha var aslında yani bu dönme konusunda. Şey bir tane daha sonra ortaya çıkacak bir Beleriand karakter var. Eee um, onunla hani kitabı okuyanlar biliyordur. İnşallah Leonor'la onun şeyini değiştirmeye falan kalkmazlar. O ortaya çıkacak karakter çıkmasın Leonor olsun falan diye. Ha bak onu bilmiyorum tabi ben. Öyle şeyler yapmazlarsa bu bu ben tatmin oldum bundan. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bitirdik artık bölümü de. Sonda da böyle gayet satanist ayinle evet, Satanist ayinle dudağımızı keselim, kanlarımızı dökelim. Burada tabi şey paralelde ilginç. Ee, yine ben konuyu Renira ile getireceğim. Renira ile aslında kan döküyorlar. <laughs> Tek taraflı bir kan dökme oluyordu orada da. Ee, ha, bu... Şeye dön gitti aklım. Ya aynen orada Hı. da ya birleşemiyorlar aksine ayrılar ama aynı şekilde elinden akıyordu ya kan. Burada da aynı şekilde Hı. akıyor biraz. Ketçap da abi. Ketçap ketçap şey. <laughs> biraz böyle güzel bir detay gibi geldi bana. Yani sakin. Bu arada şahitler de dört çocuk. Bir tane Maestro. Maestro'ı tanıyor muyuz bilmiyorum. Adını hatırlayamadım yani. Orası Dragonstone artık herhalde çünkü ha. Driftmark'ta evlenmiyorlar büyük ihtimalle. E, Dragonstone Maestro'ı var. Um, adını unuttum şimdi. Um, hatta neyse yani Dragonstone Meister'ı, kendi Meister'ı var. Adı neydi lan herifin? Chrysler meydi. Her neyse. Yani olabilir Kresel. o. Bir de işte nikah kılan pederimiz var. <laughs> bu <Burada, gülüyor> e, Çıkıkçı. çıkıkçımız var. Şey kafama takıldı nikah, nikah memuru memurun nereden buldunuz ya? Aynen <laughs> oldu. <laughs> Allah'ım ya. Bu şey... bizim şeyden bir adam olabilir bu. Ejderhalarla konuşan amca vardı ya. Ha olabilir olabilir doğru. Buna böyle be, nikah memuru kıyafetini veriyorlar. Gel kıyı bizim nikahı falan <laughs> böyle. O abi. Ya bellereyim bir adama ihtiyacımız var hacı. Bir tek sen varsın. Seni biliyoruz yani. Gidip şimdi batmış kıtadan adam mı çıkaracağız? Aa, evet. Gel şuraya falan de. <laughs> Zaten kan akacak abi. Çok dert değil Adam atıyor. Kanı akıtalım o zaman. Adam atıyor. Ritüel yazıyor götünden. <gülüyor> <gülüyor> Burada şey kafama takılıyor ya. E, şimdi bölüm içinde konuştuk da artık son kapatırken bunu düşündüm izlerken. Damon'ın hak iddia ettiği topraklar olacak dedik. Damon'ın bir de aslında dizide teknik olarak tamamlanmayan bir loop'u daha var. O da bence bu City Watch dönemi. Yani neydi bu herif? Oğlum herkes buna topuyor, acayip seviyor. Bir, bir parmak şıktaktan çıplatırım Dragonstone'a gelirler falan seviyesiydi. Şimdi bu adamların çok da müthiş adamlar olmadığını gördük. Hani evet teknik olarak artık onların başıydı ama bir noktada Oğlum yani bir loop ol ya sen bana bir tane info verdin ve bu info bitmedi henüz. Yani sonuçlanmadı bence. Ne oldu? Bu gitti ve bitti mi her şey yani gibi oldu. Dragon sana getirdiği söylendi. Büyük ihtimal o hala duruyor orada adamlar. Ha, Bekliyorum. aynen işte. Bu herifler Benim 10 mi... sene Pentos'ta yaşadı geldi <laughs> <laughs> böyle. böyle <laughs> sıkılmışlar dolar bekliyor. Işte yatmadı bu var. Ya maşallah. <laughs> Abi 10 sene oldu ya. <laughs> İşte bunu merak ediyorum. Bu loop'u nasıl tamamlayacaklar? Bu adamları yani çünkü Damon'ın bir noktada böyle artık şey gibi oldu hep. Görünmez bir gücü var gibi. Bu gücün görünmesi lazım bir noktada. Yani Damon ya Damon sonuçta gidip de... çekip herkesi kılıçtan geçiremeyecek yani. <laughs> Aynen. Benim başta söylemek istediğim de oydu ya. Dedim ya stratejik olarak iyi bir seçim değil aslında. Hani adamın toprağı yok, ordusu yok, bannermanları yok. Atıyorum bir Baratheon oldu mu bütün Storm's senin yani. Orada 20 tane aile var. Onların ordusu var. Bilmem nesi var. Hani onu yanına aldın mı? Kraliyet ordusuyla beraber. Kimse sana yaklaşamaz. Damon'u aldın mı? E valla bizim ordumuz yok ama bende de kapşon var bak. Kapşonu taktım. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Çizerim. Taşlamaşlı ezerim diyor Damon. Senin dediğin Gold Clocksu, evet biraz unutmuş gibiler. Ama onu artık Dragonstone'un yerleşik ordusu hale getirmiş olabilirler. İşte ilginç olur o da yani bir anda. Pat diye Onun, çıkacaklar mı yani? Dragonstone'a da geri dönecekler. Um, aa Damon geldi. Damon gel. Neredesin abi? Onu sende seni bekliyor burada diye. <laughs> Dönüş yapacak olabilir. Um, bilmiyorum. Çünkü kitapta da istifa ediyor o görevden. Öyle gidiyor yani. Ha okey. Burada uzaklaştırılmıştı. Ya yani. Peşinde taşımıyor yani Dragonstone'a. Ha işte. Onu verdiler çünkü burada keraksizli böyle ikişer ikişer bin turda taşıyormuş onları. <laughs> Yorulduk mı baba ya taşı taşı. Keraksiz. Evet. Um, oh. Yani burada işte artık son sahnede de bu Valeria şeyde bahsettiğimiz Valerionlarda da kültür olarak um, world building yapmaları Valeria'da devam ediyorlar. Um, bu satanist aile yani. direkt. Kurdular. şey yapmışlar. Bu tamam. arada Valerian dilini icad eden eleman o kanla yazılan şeyin Renir'ın anlamda fire yazıyor. Damon'ın anladığı da blood yazıyor bu arada. Ha, okey. Bak o ben işaret ben Fire and Blood. Um, i̇şte bu kültürü sonra tekrar şey olacak mı bilmiyorum. Bu Valeria kültürüne bayağı bir ön plana çıkardılar işte bu. Tamamen bir ritüeli falan koydular. Um, çünkü Daenerys'te de bu problem vardı. İşte olacak yani iler kitaplarda. O da işte, işte Targaryen kraliçe Unsullied yabancı ordu işte yok Dothraki atlıları bilmem ne işte bu yaban kültür savaşı da olacak bir yandan. Um, i̇şte işte Westeros'u ve Daenerys'i istila etmeye çalıştığında işte başka ateş dininin Dotraki ve Ansalit ile gelen yabancı kraliçesi falan olacak. Tabii. Evet, tribe Aynen. girecekler İşte orada muhafazakar işte biz Seven'a e inanıyoruz falan diyen aileler bunu pek şeye karşılamayacak. Burada da o kültürün savaşını işleyecekler mi bilmiyorum işte bu Damon'ın ırkçı olmasının işte sürekli bu kültürün işlenmesinin muhabbeti yani işte işlenebilir. Aynı şekilde hem Damon'ın şeyi yok hem de Damon'la evlendiğin zaman birazcık Corlys ve Rhaenys power couple'ına dönüyorsun. Ta ilk bölümün ilk, ilk videonun ilk başında Rhaenys'in geçilmesinin istenmemesinin sebebinin Corlys Rhaenys İki ilişkisi power couple'ına kraliyeti vermemek. Onun yerine Viserys gibi kontrol edilebilir bir adamın statükü açısından daha avantajlı olduğunu söylemiştik. Aynen. Aynen burada için da burada oluştu. Aynen. Damon Renera Statiko Lordları açısından kontrol edebilir bir çift değil yani. <laughs> Damon hiç kimse açısından kontrol edebilir birisi değil. Zaten Corlys'ten de beter. O açıdan Renera'nın yaptığı bu hamlenin pek ben e, mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar kendi açısından çocuklarını korumaya çıkıyor. Damon'ın işte bir alfalığı, işte bilmem neliği, The Valerian kanı, ejderhalar bilmem neler, iyi gibi gözükse de belki pişman olacak. Pek iyi değil, aynen. Um, bir de Damon bu şey devam edebilir. <laughs> Sevişme sahnesinin um, görkemli olmaması Damon'da işte kazandıktan sonra Rhaenyra'yı bu değilmiş aslında istediğim diyebilecek bir diyebilir, arkadaş. Diyebilir. Işte. Ya tabi burada şey önemli olacak herhalde yani çocuk olacak mı? Tabii. E, muhtemelen olacak. <laughs> bu kadar gösterdiğiniz. Bitirebildiyse bitirebildiği sayışı <laughs> New York finish diye böyle. <laughs> Buradan Çaşı, şimdi. Taşla eziyormuş Rhaenyra'nın kafasını. O da laf söylüyormuş. <laughs> Yine değil mi böyle? İşte <laughs> böyle. <gülüyor> öldürdü bitti dizi filan. <laughs> Ya işte ço çocuk olursa bu sefer yani o zaten bir grup çocuk birbirle kaynaşıyor. Bir grup daha bir set çocuk daha geliyor. <laughs> çocuk deyince de aklıma şey geliyor ya. Kenarda çocuklar böyle ritüel izliyorlar ya. Evet ya. Yani. Kan kesiyorlar falan böyle bilmem ne. Böyle bakıyorlar Böyle Böyle çocuk bakıp şimdi babamın daha önce dayımla evli olan eee <laughs> yeğeniyle evlen evleniyor. Canım. Şimdi babamın yeğeni daha önce benim dayımla evlendi Şimdi babam yeğeniyle evleniyor. <laughs> Çocuklar döküldü abi kenarda böyle. Çözmeye çalışıyor. Şimdi dayımın benim neyim? Dayı babam mıydı? Dayım mıydı? <laughs> Annemin dayısıydı. <laughs> Big mindfuck. Babam annemin yeğeniyle evlendi. Çözemiyorlar böyle. Babam oldu. kayınçam oldu galiba. <laughs> Aynen öyle böyle. Eltim mi oldu şimdi deyim? Kim oldu? <laughs> Çocuklar bir satanist aine mi yansınlar? <laughs> Yoksa ne oldu lan bizim aile şimdi? <laughs> amcam benim babam mı oldu? Kim oldu anlamadım ben ya. Dökülsünler mi? Zaten çocuklar böyle yazık hiç böyle memnun gözükmüyorlar böyle. Evet. Aa, yani. Büyük kafa karışıklığı var yani çocuklarda. Oğlum bir de <laughs> yani biri az önce şey biri... <laughs> böyle kırmızı şeylerle. Aynen. <laughs> Şimdi değil bizim şeydi. Ne oldu buradan buraya geldi? <laughs> Hayır, bir bir de, de travmaya bak. Bir grup annesini kaybetti. Gözlerinin önünde yandı. Diğer grup babam kim? Babam öldü. Babam yandı. Onun kafa karışıklığı. Öbür babaları da yok oldu. Biri gözünü Kıbrısını çıkardı. Yandı. Öbürü de yandı. Yani. <laughs> öbürü de yandı. Biri de göz çıkardı. Öbürü burnu kırıldı. Yani sağlıklı değil çocuklar böyle. Orada böyle nikaha gelmişler yine falan. Of çok kötü ya. Damon amca dedikleri Damon şimdi babaları oldu. Öbür tarafta... Um kuzenleri, anneleri oldu falan böyle. Çok tuhaf çok her şey. Hocam Targaryen işleri böyle artık. Kim kime çok <laughs> Böyle Daemon dönüp böyle çocuklar ne bakıyorsunuz hadi seks yapsanız falan diye böyle. <laughs> artık böyle çocuk orada bir daha çekiyor bıçağı senada adı falan diye saklıyor. <laughs> Luke tekrar dalıyor falan böyle. Sikerim <laughs> ben böyle işe. Koşup bunlar Liner'ı yakalayıp kayıya binip gidiyorlar. Vallahi Sicerim böyle. Anne babaya. Aynen oldu. oğlum. Çocuklar da gitse çok, çok mutlu olurdum yani. Kurtulurlardı orada. <laughs> oh, neyse. Bitirdik evet. bu arada. Rekor Rekoru evet. da kırdık yine. Ee, 19 dakika. Ya? Ama 3 saat 19 dakika bu sefer. <laughs> yani 3, Nasıl 3... oluyor ben anlamıyorum abi. 3, 3 saat 19 dakika asla beklemiyordum ben de. <laughs> Aa bu arada pardon kıramamışız lan. Bir önceki 3 saat 27 dakikaymış. Özür dilerim. Ee, o yüzden 7 dakika eksiğimiz var artık. Ne yapalım? <laughs> ben tekrar geçtik saattim. Çünkü 3.17 17 gibi kalmıştı aklımda. 3 27ymiş bir önceki. Ne rezalet. <laughs> Neyse ağzına Toplamda, bütün sezonunda bir ne kadar olacak abi? 3 işte, kere 10 30 saat falan bir şey olacak. <laughs> Evet, evet bayağı olacak. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Bölümün sonuna gelenler ortasında yapmıştım. E, haftaya video gelmeyecek. 8. bölüm videosu takip eden hafta pazartesi izleyebileceğim ben zaten İstanbul'dayım. Ya yani daha önce izlerim belki de. O hafta çarşamba çıkacak video yani bir sonraki hafta. Dokuzuncu e, 9. bölüm de o hafta yayınlandığı için o da cuma günü. Yani üst üste olacak biraz ama artık Toplamda 6 saat oturup izleyin işiniz falan diye. <laughs> ben korsan video yapıp koyuyorum <laughs> Benim böyle maketimi koy böyle. <laughs> tancan şey deep fake tancan var. Aynen. <laughs> yani kafayı falan sallıyor böyle arada diyorum. Kitlenmiş. Ağzına sağlık abi. Hadi görüşürüz o zaman. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hadi iyi bakın okay, kendinize. Hadi bay bay. Hadi, hadi, hadi. hadi bay.